Evet. Yayındayız Bartu. Esenlikler Tarih Obası. Hoş geldiniz. Sevgili Bartu Bölükbaşı bir kere daha konuğumuz bugün. Daha önce de konuk etmiştik. İzlememiş olanlar geriye dönük olarak izleyebilirler. Tarih Obası Bartu Bölükbaşı yazın çıkacaktır. Bartu teşekkürler bir kere daha zaman ayırdığın için. Hoş Ben geldin. teşekkür ederim ya. Çok sağ ol beni çağırdığın için. Selamlar arkadaşlar herkese. Senle yaptığımız ilk yayından itibaren çok istek alan konuklarımızdan birisisin. Bartu bir daha gelsin, Bartu bir daha gelsin. Aa, çok sevindim. Senle yaptığımız yayın bayağı da uzun bir yayındı yani 2,5 saat falan da galiba. Onu 3-4 kere izleyenler falan. Bayağı teveccüh gösteriyor insanlar sana da, üretimlerine de sağ olsunlar. Arkadaşlar, canlı yayın izleyicilerimiz, daha sonra kayıttan izleyecekler, sizler de hoş geldiniz. Bugün tatlı güzel bir muhabbet çevirmeyi düşünüyoruz Bartu'yla. Bizim Bartu'yla yayınlarımız daha böyle sohbet havasında oluyor. Şimdi Bartu'nun en son Eski Türk Portreleri isminde bir çalışması çıktı. Ben de kapaksız halini göstereyim şu şekilde. Kapaksız hali. Çok tatlı, o da çok tatlı, evet. Şöyle. Bartu daha önce Türk Mitoloji Atlası isimli benzer bir çalışma yapmıştı. Yani benzer derken yine çizgi artı metin şeklinde bir çalışma yapmıştı. Bartu'yu takip edenler zaten biliyordur. Eski Türk Portreleri daha ince bir kitap olmuş ve çizimler daha renkli renkli. Şöyle göstereyim. Mesela Atilla'yı çizmiş. Bir de bu sefer her bir karakterin tepesinde onun yaşamıyla alakalı bir şeyleri temsil eden semboller var. Çok tatlı çizimler gerçekten. İlgili, alakalı insanlar kaçırmamalı bu içeriği. Şimdi tabii ki şunu soracağım. Eski Türk portreleri adını verdiğin bu çalışmayı yapmak nereden aklına geldi ve karakterleri neye göre seçtin? Çok güzel ya. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beni bir yıldır durdurup sokakta Ceren ablayla yayın yap diyorlar. Yani ya Çok bunu güzel. baya baya yani bir 6-7 kere falan yaşadım. Her defasında dedim ki ya Ay, Ceren'le çok sevindim. arkadaşlar ama Çünkü gerçekten Bartu bir sürü yere çıkıyor, tamam mı? Bir sürü yere çıkıyor ama özellikle Ceren Sungur'u istiyorlar. aynen öyle. Teşekkürler. Şöyle şimdi o arkadaşlar mutlu olmuştur benim yani. Onlar da Umarız. izliyorlardır. Şöyle söyleyeyim. Aslında bu şey biraz kompakt bir problemdi. Bu kitabı yapmama beni sevk eden şey ama bir çıldırdığım an oldu bir gün. Twitter'da hatta arkadaşlar belki hatırlayacaklar. Anlık çıldırdım böyle ve ondan sonra yapmaya karar verdim. Şeyi Ne gördüm. güzel. Bir tane parka Türk büyükleri diye 10 tane heykel koymuşlar. Tamam ev deyince hiç... İstanbul'dakini diyorsun. Tabii Ay evet. evet, korkunç. Bu ne lan dedim. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir cehalet? Hani zincirleme bir cehalet var ya. Birileri cahil. Ama onun üstüne bir cahil sanatçı tutulmuş, ona bir sürü para verilmiş falan, daha büyük bir cehalet üretilmiş ve bir kitleselliğe yayılmış falan. Bunu görünce dedim yok bu böyle gitmeyecek yani Hangi kendi halkına. parktı o? Adını hatırlıyor musun? Karşıda Avrupa yakasında bir parktı. Ben de oradan ilk geçtiğimde şok olmuştum. Osman O Gazi şöyle. heykeliyle bir fotoğraf Tabii. çektirmiştim. Bu ne lan derken bir O parklar fotoğrafım esas var. şey değil ama. Aslında sadece oraya özgü değil biliyor musun? Yani şey onu çoğaltarak yapıyorlar. Mesela Iğdır'da da var aynısı. İşte Bursa'da da var, Denizli'de de var. Mesela Pamukkale Üniversitesi'nin içinde abuk subuk heykeller vardı gene ben en son oralardayken falan Denizli'deyken. Sonra bir baktım bu baya Amasya'da da var. Bedelli yapmaya ben Amasya'ya gitmiştim. Amasya'da aynı saçma sapan heykeller var tamam mı işte. Timur diye adam koymuşlar abi. Hadi diğerlerini bilmiyorsunuz. Timur'un nasıl göründüğünü biliyoruz aşağı yukarı yani. Bununla ilgili yağlı boyalar var falan. Onunla da alakası yok ya. Baya ulema koyuyorlar. Yani Emevi uleması, kılıklı adamlar koyuyorlar böyle. Hiçbir karşılığı yok ama tabii bu konu uzun o kısma girmeyeceğim de. Burada aslında şey var. Siyasal İslamcı bir iktidar tarihi yeniden yorumlarken kendi estetik algısını topluma doğrudan dayatması gibi bir durum var. Hem Yani her estetik algısı hem bize kabul ettirmeye, bizi tabii. inandırmaya çalıştıkları bir eski Türk tipolojisi var. Kesinlikle. Yani buradaki sorun şu aslında. Çin'deki bu Qin Shi Huang yönetimi var ya çok eski dönemlerde. O dönem mesela ilk devrimlerden biri olarak kabul ediliyor biliyor musun? Çünkü bunlar iktidara geldikten sonra kendilerinden önceki hanedanları kütüphaneden yakıyorlar komple. Belleği siliyorlar bak. Toplum belleğini siliyorlar ve kendileriyle başlatıyorlar o toplumun hayatını. Sonraki yüzyıllar boyunca çok uzun süre biz mitolojik bir iktidar gibi gördük yani onların iktidarını. Sonra yıllar geçti de bunların aslında şey kendilerine atfettikleri soy kökenlerinin aslında var olmadığı, mitolojik olduğu, ondan önce başka hanedanların olduğu ama ortadan kaldırılıp kütüphanelerin yakıldığı ortaya çıktı. Şimdi bu her devrimde tekrarlanan bir şeydir. Yani bellek siler, yeni bir şey inşa eder. Şimdi son 20 yılda da bana kalırsa karşı devrim çok yol aldı bu konuda.
Belli bir noktada o eski Türk imgesini tamamen silerek komple İslam'la başlatmak istiyor. İslam'la başlatmak istediği için de Emevi estetiği kullanıyor. Yani tam anlamıyla bu bir şey. Aslında eski Türklerin hiçbir zaman içine girmedikleri bir takım davranış kalıpları, görseller, imge düzeyinde bunları sıfırdan yaratıyor. Yani ne Arap olan ne Türk olan garip bir ümmet kimliği içerisinde Bir de yetiştirilmiş bu. Emeviler de ne sever Türkleri, ne sever Türkleri. Tabii canım, tabii Bayılır. normal. Kuteyledim Bayılır. biliyorum ne kadar sevdiklerini yani. Bütün Türkistan coğrafyası Yani o neler. mevzu ne kadar doğru bilmiyorum da Emevi toplumu ya yani Emevi iktidarı diyelim arkadaşlar. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Arap olmayan Müslümanlar için ayrıca terim üreten bir toplum yani bir iktidar. Tabii. Kendilerinden başka kimseyi pek sevmiyorlar açıkçası. Yo, şeyi Buyurun. kastediyorum zaten. Yani öyle abartılı bir iddia var. Araplar Türkleri kese kese Müslüman ya. O tam tam doğru değil tabii ki. Onu biliyoruz yani. Çok uzun bir süreç içerisinde geliştiğini, daha çok ekonomik dinamiklerle Türkleri Müslüman olmaya başladığını biliyoruz ama tabii ilk başta karşılaştıklarında kılıçla karşılaşıyorlar. Yani savaşarak karşılaşıyorlar ve bir 100 yıl falan savaşıyorlar aslında çok net. Daha sonra başlıyor. Farklı dinamikler girdikten sonra bu da normal. Oradaki mevzu şu ama aslında. Tarihsellikten tamamen yalıtılmış bir siyasi yapı var burada. Sünni ulus gibi bir şey. Yani yeni bir ümmet kurgulamaya çalışıyorlar aslında. O ümmeti kurgulamak için şimdi bir takım siyasi adımlar atıyorlar. Görüyorsunuz. İşte önce sınırları kevgire çeviriyorlar. 10 milyon tane göçmen alıyorlar buraya. Bir tür ümmet kimliği yaratmaya çalışıyor. Bir taraftan demografi değiştiriyor. Daha itaatkar, daha dini açıdan bir yerde durabilecek bir topluluk yaratmaya çalışıyor falan. Bir de bunun işte sanatsal kısım var. Tarih ayağı var. Bunu siyasal esnanın soyut ayağındaki plan olarak görmek gerekiyor. Bu alelade yapılmış yanlış heykeller değil. Burada baya şey var. Bir bellek silme operasyonu ve Türklerin belleğini yeniden tanımlama gibi bir durum var. Bunu görünce ben dedim tamam buna karşı bir şey yapmak gerekiyor. O belleği yeniden hatırlatacak, daha otantik biçimde gündeme getirecek bir şey lazım. Kitabı o şekilde yazdım aslında. Yani daha çok onu gördükten sonra illüstrasyonları yapmaya başladım falan. Buradaki mevzu şu. Hemen ikinci soru gelmeden ben söyleyeyim. Bazı arkadaşlar diyor tamamen tarihsel verilere bağlı kalarak mı yaptın? Yok hayır tamamen tarihsel verilere bağlı kalarak yapmadım. Üçte biri etnolojik, tarihi, arkeolojik verilere bağlı kalarak yapılan kısım. O üç, geri kalan üçte ikisi daha çok benim estetik zevkim ve evrensel tasarım üslubunun doğrudan içerdiği bir şey. Bunu zaten kitabın girişinde de yazdım. Çünkü bu saatten sonra müzecilik yapmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani ben daha önce de söylemiştim bir tane şeydi. Kimse kimsenin mezarından çıkan 1000 yıllık çömleği merak etmiyor tam olarak nasıl göründüğünü. Sadece orada otantik, o kültüre özgü, kendisi için de albenisi olan bir şey görmek istiyor. Dolayısıyla eğer tasarımcıysanız, çizerseniz, buradaki arkadaşlara tavsiye edeyim, sanatçıysanız yani, bunu göz önünde bulundurmak lazım arkadaşlar. Yani hem kendi yorumunuzu vereceksiniz hem evrensele temas edebilen bir şey olması gerekiyor. Bu da en enteresan bir durum tabii yani bu şey açısından. Yani eski Türkleri kurgularken daha farklı bir yorum katmaya çalıştım ve son takdirde aslında başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani geri aldığım kitaptan da dönüşlere göre. Peki karakterleri neye göre seçtin? Şimdi bir sürü eski Türk hani tarihte adını belgelerden okuyabileceğimiz, arkeolojik bulgulardan okuyabileceğimiz bir şekilde ismini tarihe yazdırmış pek çok Türk var. Sen bu seçimi yaparken neye göre yaptın? Mesela şey arkadaşlar eski Türk portreleri çalışması Atatürk'ün bir çizimiyle açılıyor bu arada. Atatürk'ü de unutmamış Bartu. Sonra da Tomris Hatun geliyor örneğin. İşte Bilge Kağan var. Adını benim hiç duymadığım veya bir zamanlar bir yerlerde okumuşum, unutmuşum, kim olduğunu hatırlamadığım o kadar çok portre var ki. Neye göre seçtim bunları Bartu? Öyleydi aslında. Biliyorsun senin uzmanlık alanın eski Türk tabiri aslında 9. yüzyılda bitiyor. Yani 5. yüzyıl 9. yüzyıl arası olan yani Türk adını kullanarak ortaya çıkan ve diğer dinlere yani Müslümanlığa geçene kadar diğer İran tipi kurumsallık geliştirene kadar geçen süreçteki Bozkır hanlıkların tanımlayacak bir şekilde ortaya çıkıyor. Fakat ben o terimi biraz geniş tuttum. Girişte de özellikle eski Türkler üzerine birkaç not diye bir bölüm vardı. Orada neden bu tanımı seçtiğimi söyledim. Oradaki mevzu şu aslında. Eski Türklerin ben kendi mitolojileriyle, kendi manevi yapılarıyla bir özgün bir altyapıları da olduğunu düşünüyorum. Yani hem maddi hem manevi bir özgün altyapıları var. Bu Altay Sibirya arasında şekillenmiş bir yapı. Arkasında belki binlerce yıllık yani 10-12 bin yıllık bir şey var. Bu Afanasyevo kültürleri, Okunyev kültürleri bunlardan bakiye kalan bir takım bagajlar var. Belli yükler var. Bu onların sanatsal perspektifini de belirliyor. Siyasi yaşantısını da belirliyor. Mitolojilerinde erkek kadın ilişkilerine kadar yani özel ilişkilerine kadar bunların tortuları var üstlerinde. Dolayısıyla dedim ki bunların gittiği son raddeye kadar alayım ben. Eski Türk tanımını oraya kadar genişleteyim. Oraya baktım da şunu gördüm. Aslında 9. yüzyılda resmi eski Türk tanımı bitmekle beraber
depremler halinde yaşamaya devam ediyor başka yerlerde. Mesela Uygurlar da aslında 14. yüzyıla kadar yaşıyor. Çok net bir biçimde onu gördüm. Kendi kültürel çalışmalarında olsun, toplum yaşantılarında olsun falan. O ruhu koruyor onlar. Müslüman olana kadar koruyorlar aslında. Daha sonraki dönemlerde de şeyi fark ettim. Dedim ki bu 5. yüzyıldan geriye giden bazı unsurları da var bunun. Yani buraya Hunları da, İskitleri de aslında dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü aynı yaşam sahası içerisindeler. Hem kültürel hem genetik olarak ortak oldukları bir zemin. İskitler, Hunlar ve devam eden klasik Türk döneminin. Bunu da kanıt olarak şeyi söyleyebilirim. Bunun araştırmaları çok fazla yapıldı çünkü. Bir tane Kazak grubu var. Ben şey olarak kaynak olarak verdim. Onlar genetik kısmını çıkartıyorlar ve Doğu İskitleriyle en yakın genetik haplogrup verilerinin bugünkü Orta Asya Türk toplulukları olduğu ortaya çıkıyor mesela Kazaklar. İşte Yakutlar mesela en yüksek Yakut Türkleriydi aralarında uyum olan. Bir de bir iki tane Kazak kurganı vardı galiba. Kültürel olarak zaten şeyi görüyorsun. Yani bir bozkır devlet teşkilatından bahsediyorsak bunu bunlardan önce İskitlerle başlatmamız gerekiyor tarihsel açıdan. Dolayısıyla bunu dışarıda bırakan, İskit dönemini dışarıda bırakan bir okuma yapılamayacağına karar verdim. Hani hem arkeolojik hem tarihsel metinlerle. Bu Semih Güner'in Türk Altay Kuramı diye bir kitabı vardı. Şimdi kitabını eleştirdiğim, katılmadığım birçok görüşü var ama şey kısmı çok doğru. O kadar fazla mesela kraniyoloji testi var ki orada kafatası yapıları, kemik yapıları, işte kurganların kendi biçimleri, dışarıdaki işte çömlekler neymiş, o dikili taşlar, balballar nereye doğru gidiyorsa orada şunu görüyorsunuz. Net devamlılık var. İskitlerden, Hunlara, Hunlardan Göktürklere kadar, kendi kurganlarına kadar falan. Dolayısıyla onlar bir zincir formundaydı ve doğrudan koymak gerekiyordu bence. Ki bence milli tarihte böyle düzenlemek gerekir yeniden. Yani yarın bir gün işler toparlandığı zaman Türk tarihine ciddi bir biçimde İskitler ve Hunlara ağırlık verilerek bir kuruluş döneminde gösterilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla şey hem bir noktada ileri aldım hem bir noktada geriye çektim. Mesela bence eski Türk ruhunu en iyi yansıtan adamlardan biri de hiç ilgilenilmemiş şair oldukları için herhalde. Şusi Yatutunk gibi, Aprunç Ortegin gibi kişileri de ben doğrudan çizdim illüstrasyonlarını kitapta. Mesela onlar askeri kumandanlar değil. Doğrudan tarihte bir rolleri falan yok. Benim Ama hiç bir duyduğum tanesi. insanlar değil mesela. Onlar şey yani o sanırım edebiyat öğrencileri falan belki ismen tanıyorlar onları. Onlar da sınavlarda sadece adını yazıp geçiyorlardır. Yani ki ne yazmış bu kişi, neye bakmış falan. Öyle bir şey görmedim. Yalnız şeyi fark ettim işte. Mesela Chisuya Tutung'un bir gevezelik boyası şiiri var. Lan dedim bunu nasıl kimse değerlendirmemiş? Hatta sinirlendim. Kitaba bile yazdım artık ya. Ay Yani dur, bir nokta. kaçıncı sayfadaydı, dur. Sen devam et, ben bakacağım. Yani şöyle. Ya bu gevezelik boyası dediği bir Nirvana şiiri aslında. Adam orada bildiğin Budist terminoloji içerisinde nasıl uyanışa erileceği, bu da öğretisinin neye temas ettiği, nasıl insana dönüştürdüğü ve bu öğretinin sınırlarına yönelik şiir formunda bir aslında şey felsefi çıkarım yapıyor. Böyle söyleyeyim. Bayağı felsefi bir metin yani. Dur, çok güzel bu. Kimse ilgilenmemiş buna ya. Yani sabah akşam Yunus Emre, Yunus Emre diye etkinlik yapan adamlar tamam Türkiye'de ya belli bir dil yapısı üstünden hani felsefe arayan, bunu tasavvufta falan arayan adamlar Chisuya Tutung'la hiç ilgilenmemişler. Çok enteresan. Ya ben bu Peki. ülkenin başında olsam bak Chisuya Tutung'u bildiğim bütün dünyaya pazarlardım yani kendi yaptığı işleri ve de derdim ki bu Türk Nirvana'sı kardeşim. Türklerin kendi Nirvana yorumu yani bu. Peki şeyde mi yok? Bu 1930'larda 40'larda yapılan çalışmalar arasında da mı hiç yok bu adamla ilgili bir şey acaba? Var Bakmış var. mıydın? Şöyle. Ha. Tabii 30-40'da Çünkü değinilmiş. Onu... olsa olsa 30'larda 40'larda vardır Aynen böyle öyle. şeyler. Ama sorun ne biliyor musun? Bak 30-40'da kendisinin en azından adı öne gelmiş. Demiş ki orada da şey var tabii. Türk edebi yaşantısını şimdi mümkün olduğu kadar geriden başlatmak istiyorlar. Bir bakıyorlar lan burada ilk Türk şairleri var aslında. Kiki var işte. Chisuya Tutung var. Aprin Çortegin var. Birkaç kişi de var ama hepsi Uygur Budist döneminden yani. Kimi bunların Manici, kimi de oradan Budist. Ama hep Uygurlarla başlıyor. Bizim biliyorsun sanatımız Uygurlarla başlıyor aslında ciddi anlamda. Yani Bezeklik mağarasından itibaren al, Bin Burkan mağaraları olsun, işte bu Beş Balık şehrinin yapılanışı olsun, ilk defa göçebelikten yerli hayata geçiyorsun, mimariye kadar etkiliyor. Mesela Budist mimarideki çadır yapısını Moğolistan tarafında Türkler geliştirmiştir Uygur döneminde. Bayağı mimari katkı bile var senin Budist aslında. Ama bunlar bize hiç anlatılmıyor. Ben de o yüzden ona dikkat çekmek istedim özellikle. Ama Chisuya Tutung ne yalan söyleyeyim. Bu kadar ihmal edilmesi beni sinirlendirdi ya. Doğrudan da yazdım yani başlıklarda. Dedim ki yani bu bir başka toplumun böyle bir figürü olacak. Emin ol bunu bütün dünyaya tanıtırlar. O Bu kadar cümleyi hakkında bu cümleye kuracağımız aslında çok kişi var tarihte. da. Yani Türk olan veya olmayan, yani eski Türk veya Anadolulu, hani buranın yerli halklarından Aynen çok öyle. çok kişi var. Arı ülkelerin neşesiyle dolan şair diye de başlık atmışsın. Bak o da Şu çok enteresan. ha. Mesela şunu da söyleyeyim. 30-40'da dedim ya adından bahsetmişler kişiliğinden ama şiirini çözümlememişler.
Hiçbir dönemde şiirin felsefi çözümlemesini Ya yapmamışlar. acaba bu adam Budist diye mi dışlanmış ya? Ben tabii ki canım, yani İslam, Müslüman olmaması, İslam döneminin dışında bulunması, dışlanması için yeterli bir sebep Türkiye eğitim alanında. Yani Ben akademik alan. izninle bu şiiri Instagram'da paylaşmak istiyorum. Tabii En azından canım. şiirden mahrum kalmasın kimse. Tabii. Ya orada da şöyle bir durum var. Şiirde mesela ben baktım çevirilere. Şimdi 40'larda ilk çeviriler falan yapılmış ama şeyi anlamamışlar hiç. Yani orada bahsettiği mesela nasıl ifade edeyim oradan. Mesela paramitalar diyor, tamam mı, bir yerde. Paramita Hintçe erdem demek aslında. Fakat o erdemin kendi içerisinde Sanskritçe karşılığı dini bir erdem, aşkın bir erdem. Onun kendi felsefi altyapısı var. Gnosis gibi bir şey yani paramitalar dediğiniz şey. Mesela Budizm'de atıyorum şey, farkındalığa ulaşmadan önce geçeceğiniz aşamalar var. Paramitalar şey gibi, Erdem'in 8 basamaklı merdiveni gibi mesela bazı şeyler var orada. Önermeler var Budizm içerisinde. Bunu şeye kadar geri çekebilirsiniz. Kilise hukuku diyorum. Manastır hukuku vardır Budizm'de. Vinaya diye geçer doğrudan. Vinaya'nın da bir küçük kurallar ve büyük kurallar diye kuralları vardır. Bu da bunların büyük oranda kaldırmıştır yürürlükten ölmeden önce. Çünkü demiştir ki artık büyük bir cemiyet oldunuz siz. Bu tip küçük kurallarla ilerleyemezsiniz. Bunların büyük bir kısmını kaldırayım ben, daha genel bir şeyler kalsın arkada falan diyor. Şimdi paramitalar neredeyse 1.000 yıl boyunca şekil değiştirerek var olmaya ve hem Hindu hem Budist toplulukları mental olarak etkilemeye devam ediyor. Onların düşünce sistemlerini etkiliyor. Ve karma diyoruz ya biz mesela, kötü enerjilerin birikmesi, insanı aşağı çekip yeniden varoluş çarkında daha kötü varoluş biçimlerine doğması gibi. Paramitalarda siz sürekli olarak ileriye doğru atan, hayatınızı onların merkezinde planlayacağınız bir takım davranış kalıpları gibi. Dolayısıyla olaya sadece erdem diye çevirerek geçemezsiniz. Böyle yaptığınız anda işin bütün tarihselliğini yalıtmış oluyorsunuz. O yüzden oturdum bir de kavramları açıklamak zorunda kaldım. Neyin ne anlama geldiği falan o Budist öğreti çerçevesinde. Dolayısıyla şey daha anlamlı bir bütün elde etmiş Bu olalım istedim. işlerle Ecevit'ten sonra en çok uğraşan sen olabilir misin bizim memlekette Bartu? Var. Rahmetli Ecevit de Sanskrit şiirleri çevirirdi falan. Muazzam Yani. tabii. Ya Cemil Meriç de öyle bak. Cemil Meriç'in mesela Hint Öyle felsefesi mi? var tabii canım. Meraklı mı bu işleri? Ya Türkiye Hint felsefesinin ilk yorumları yapan adam Cemil Meriç ya. Benim babam çok büyük hayrandır da Cemil Meriç'in. Ben de bilmiyordum. Ben bu kadar fazla okuduktan sonra en azından hani Hint mitolojisi ve şeyi üstüne Atlas'ı yazarken babamla bir gün muhabbet ederken ya sen niye Cemil Meriç'i şey yapmadın falan dedi. Dedim ya Cemil Meriç problemli bir adam ideolojik açıdan falan. O da dedi ki ya serüveni öyle değil onun. Aslında o gayet solcu bir herifti. Fakat kendi bir takım argümanları yüzünden sağa doğru kaydı. Sağa sahiplenince de aslında ait olmadığı bir ideoloji içerisinde öldü gitti dedi adam ya. Yani. Adamların şeyi oldu, figürü oldu. Ama dedi ki yani Hint düşüncesi hakkında ilk eserleri öyle. Sonra bir baktım hakikaten de öyle. Bayağı Peki şey tanıtıyor mi böyle akademik değeri olan şeyler yani. mi Yok, yoksa? akademik değeri var diyemem. Aslında şöyle. Bunu okumuş, kendince belli bir yorum Ha. geliştirmiş insanları muhabbet içerisinde paylaşması gibi O düşün. da Yani çok yaptığı önemli bu arada. Aşağılamak tabii için canım tabii. söylemiyorum yani yanlış anlaşılmasın. Ya mesela Akademik şu olarak üzerinde çalışmış mı? O beni şaşırttı ama yok. Yani yok. okuduklarını paylaşmış. Anladığım kadarıyla çalışmamış. Fakat şey, Hindistan'ı bir felsefi kıta olarak Türkiye'nin gündemine getiren adamlardan biri o. Öyle söyleyeyim. Bu kadar önemli yani. Önemli bir Hani iş gerçekten bu arada. Belleten döneminde falan şey olmuş. Kemalist eğitim döneminde işte hani Hindistan'dan bahsedilen bazı makaleler var. İşte Mezo Amerika'dan bahsedilen, Aztek Mayalardan falan, ama hani o halkın belleğine inmiyor ya, tartışılmıyor. Cemil Meriç mesela kısmen tartışılmasını sağlamış galiba o dönemde. Böyle bir değeri var diye babam öyle söylemişti. Ama şey tabii, yani Hint dünyası hiç bilinmiyor. Türklerin de yani ben hep söylüyorum bak hadi sende de konuşuyoruz ya. Ya bu kadar fazla hani 500 yıl Budist kalmış bir toplumun, ilk geçtiği resmi din Budist olan bir toplumun ya Budizmi öğrenmeden bilmeden nasıl çözümleyeceksiniz kendi mitolojisini, şiirini, resim sanatını nasıl yapacaksınız bunu anlayamıyorum ya. Yani insan İslam'ı bilmeden mesela Sultanahmet'i çözümleyebilir mi ya? Osmanlı sanatını çözümleyebilir misiniz yani Çok milletimle? haklısın. Şunu da Böyle bir araya saçmalık. sokuşturayım. Mesela Türkiye'de yapılmış yani bizim yerli araştırmacılarımız tarafından yapılmış pek çok çalışmada hep bu söylenir. Budizm'den öğeler taşıyor bu destan. E çözümle abi. Yok. Çözümleme yok. Ya o destanın Budizm'den öğeler taşıdığını herkes biliyor ve herkes yazıyor. Ama hangi öğeyi taşıyor, nasıl taşıyor? Buna dair çözümleme bulmak neredeyse imkansız. Aynen öyle. Mesela bak o Apron Çortegin, diğer şair. O daha çok Manici yönü ağır basan. Bu arada şey yanlış biliyorum, onu söyleyeyim. Manicilik kendine has özgün bir din değil. Manicilik eklektik bir din. Yani Babil'de ortaya çıkan aslında, daha sonraki dönem Bağdat'ta ortaya çıkan önderi Mani'nin yarı Hristiyan, yarı Zerdüşt bir aile arka planı var.
Bu da böyle Gnostik Hristiyanlık, Zerdüştlük ve Budizmi birleştirerek üçüncü bir din haline getirmeye çalışıyor. Ve burada çok ciddi bir Zerdüşt etkisi de var. Hatta Çin'e Maniciler dışarıdan geldiklerinde oradaki Budistleri dönüştürüyorlar. Beyaz Lotus örgütü diye bir örgüt çıkıyor ortaya. Devrimci örgüt bildiğim bu arada. Beyaz Yüzyıl. Lotus örgütü. Ay ne güzel Aynen öyle. isim. Bak Ming döneminde Beyaz, imparator. affedersiniz, Beyaz Lotus örgütü terör örgütü müdür? Evet bayağı Terör ayrı. örgütüdür diyebilir misiniz? Evet bayağı ayrı istiyorum. Evet, dönemin şartları falan diyeceğim dedim. Ya şöyle ben mesela Atlas'ta özellikle dedim ki şey nasıl ifade edeyim sana? Beyaz Lotus Cemiyeti adına neredeyse hiçbir şey yazılmamış. Sadece şeyde gördüm. Türk Dil Kurumu'nun Türk Budist Sanatı buna özel bir kitabı var. Orada ad olarak geçiyor. Sonradan ben peşine takıldım bunu. Ne olduğunu aşağı yukarı çıkardım yani Çin tarihinde. O konuda çünkü yazılmış çok fazla İngilizce makale var aslında. ABD merkezi genelde çalışılıyorlar. Ve şey oluyor. 300-400 yıl falan mücadele veren bir örgüt bu. Komünist bir örgüt. Kadın erkek eşitliğine falan dayanıyor. Yüzlerce yıl. Tabii tabii yüzlerce yıl. Ve Ming döneminde imparator çıkartıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Ming döneminde Ha, olması lazım. örgüt derken yani öyle patlama Ya, çatlama falan yapmıyorlar o zaman. yapıyorlar. 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 Ha. Suikastler var. İşte suikaste uğrayan kumandanlar var. Öldürülen işte büyük önde gelen kişiler var. Köylü orduları var. Beyaz Lotus örgütünün doğrudan yönettiği. Ya şey hatta çok daha enteresan bir şey söyleyeceğim. Ya Avatar var diye çizgi film. Evet. Avatar'da Aang'in bağlı bulunduğu örgüt Beyaz Lotus örgütü işte en son. Orada adıyla bile söylüyorlar yani. White Lotus diye Aa. geçiyordu galiba. Ya o aslında var olan bir şey Çin tarihinde. Ve şöyle söyleyeyim. Merkezleri neresi biliyor musun? Uygurların Gansu bölgesi. Yani Doğu Uygur bölgesi yani. Şimdi bizimkiler oradan aslında şeyi etkileniyorlar zaten. Manicilik mevzusu Türk Budistlerine Uygur döneminde 9. yüzyıl gibi oradan geçiyor direkt. Bunlar çevirmeye başlıyorlar Türkçe olarak. Gansu'daki bu Beyaz Lotus Cemiyeti'nin şeylerini, yazılarını. Oradan bize mesela Maitreyacılık geliyor. Şimdi bu şey vardır ya Maitere olarak geçen Türk Evet. bir tür. Aslında o Maitreyacılar Beyaz Lotus'un inancı işte. Ya bir mesiyanik bir inancı var böyle. Mesih gelecek. Onun yolunu hazırlamamız gerekiyor. İmparatorla savaşarak yeni bir devlet rejimi kuracağız. Bu Beyaz Lotus Orada da rejimi. mı var mesihçilik ya? Tabii manicilik getiriyor işte. Yani normalde Budist düşüncede böyle bir şey yoktur. İran etkisiyle ortaya çıkıyor. Normalde şey var. Maitreya'nın adı öğretinin geleceğini simgelemek için ortaya çıkar. Yani Maitreya bu da Çin'de mesela şeye dönüşmüştür. Gülen bu da var ya Hotei böyle şişman falan. Maitreya her gittiği yerde farklı bir adla anılır ama genellikle Gülen Buda gibi tasvir edilir bazı yerlerde. Tibet'te mesela şeydir. Gotama Buda'nın yani özel bizim bildiğimiz tarihsel Buda'nın sağ tarafında oturur mesela. Sol tarafında da Manjushri vardır mesela. O da bizim Türk mitolojisindeki ikinci figürümüz biliyorsun. Şey Maitre ile neydi diğeri ya? Ben kendi şeyin adını unuttum ya resmen. Atlas Sokağı incelediğimi. Mandaşire. Mandaşire var. Mandaçire. Hı. O Manjushri aslında. Manjushri de şeydir. Budist öğretinin daha şey aydınlanmanın anlık öfkesini temsil eden bir figür olarak ortaya çıkmıştır. O yüzden elinde kılıç vardır mesela. O Japonya'daki adı Fudo Myo'dur. Samuraylar da oradan kendi üstlerine taşırlar. Bir Kırmızı bir sürü cam şey oku gibi. soracağım da Mesela. aydınlanmanın öfkesi nedir ya? Aydınlanma şöyle. Şimdi Budizm'de farklı ekoller var. Birincisi Hinayana ekolü. Bu da ne yaptıysa aynısını yapalım diyen daha çok Müslümanlıktaki Selefiliğe benzeteceğim bir uygulama, bir ekol. İlk ve en eski okullardan biri bu. Aşoka zamanında toplanan meclislerle iyice son halini bulmuş olan bir okul. İkinci okul onlardan kopan Mahayana okulu diye bir okul var. Onlar daha mitolojik, daha soyut kavramlarla düşünen, felsefeye çok daha büyük önem veren ve ritüelleri küçümseyen adamlar aslında şey anlamında. Bu orman çileciliği gibi, Buda'nın kendi hayatından bir yap. Kalenderiler gibi, evet. Biraz tasavvufa çok benziyor. Bakın hani tasavvufta da şey var diyor ya namaz kılmaya falan ya bunlar alan Şimdi işi bence. birazdan oraya geleceğim sen sözünü bitirince, Aynen. evet. Dolayısıyla şey orada mesela bak tasavvufun da ilk konseptleri nasıl şekillendiğini görüyorsun bu dizimde. Şöyle söyleyeyim Mahayana'dan da küçük bir okul var içerisinde kendisine Vajrayana yani şimşek taşıt diye vurgu yapan. Şimşek taşıt şöyle diyor. Aydınlanma bir anda gelir diyor. Bir şimşek gibi çakar bir anda diyor. Hani bir öfkeyle patlayan bir şey gibidir zihinde diyor. O yüzden Vajrayana okulunun egemen olduğu Tibet'te, Japonya'da, Çin'de hep şey vardır. Manjushri çok ön plandadır. Elinde kılıcıyla bekler. Ya yani kılıçla yarar atar böyle. O yanılgılar illüzyonunu onların tabiriyle. Yararak keser ve bir anda kişi her şeyi görür. Net bir biçimde gerçekliğin kendisi bir anda tezahür eder kişinin gözleri önünde. O yüzden böyle bir şey söylüyorlar yani. Şimdi Ama diğer okullar şey. Mesela Mahayana daha çok der ki
Birkaç ekol vardır ama Dalai Lama mesela en bilinen örneklerinden biridir. O Tibet'teki Geluk okulunun önderidir aslında. Geluk okulu çok akademik bir okuldur bak. Yani biz şimdi seninle gitsek mesela Tibet'e, desek ki biz Geluk okuluna katılalım. Bize var ya bak, ilk 5 yıl sadece tarlada çalıştırıyor. Tapınak tarlası. Tabii canım, hiç bak eğitim falan yok. Senin iradeni ölçüyor önce. Sen ne kadar istiyorsun buraya gelmeyi. Sonraki 10 yıl boyunca Sanskritçe öğreniyorsun. Sanskritçe metinleri yüksek sesle sürekli olarak okuyorlar. Aralıksız bak. Sırf ezber. Başka hiçbir şey yok. 10 yıl sonunda seni ilk köylere göndermeye başlıyorlar artık. Keşiş eğitim bakımından. Ve hep şöyle diyorlar Geluk Okulu. Siz okuyun, yapın. O kadar fazla yapın ki aydınlanma yavaş yavaş kendisi gelecektir. Böyle bir bakış açısı. Allah Allah. Bekle babam bekle. Doktor Strange geldi aklıma bu arada. Doktor Strange filminde de vardı ya, gidiyor. Hindistan'a mı Tibet'e bir yere gidiyor. Kapısında Onlar da bak. bekletiyorlar. Klasiktir zaten. Aynen bak, o Mahayana ekolü. Mahayana'nın en temel şeyidir o. Uygulamalarından biri. Hatta Mahayana öykülerinde hani böyle masal formunda menkıbe öyküler olur ya. Yani Bektaşilerde de vardır ya işte. Her zaman şey olur. Gerçekten davayı anlamış böyle yani tarikat ehli adam aslında o işleri çok koşturmayan, kendi çapında oturan adam olur falan. Mahayana'da da hep şey vardır. Zen'de mesela. O da bir Mahayana ekolüdür. Zen Budizmi. İşi anlayan kişi mesela çalışkan bir keşiş değildir. Öykülerde hep şey olur. Tapınağın mutfağında çalışan saçma sapan bir adam vardı. O en iyi anlar mesela bir şeyler. Orada şeye vurgu yapılıyor işte. Deli gibi çalışmakla bir şey ezberlemekle olmaz bu iş. Bunun içe doğması lazım doğrudan. Yani sizin imanınızda oluşması İlham lazım. olması gerekiyor yani Tabii bir aynen. nevi. Tabii. Yani böyle şey enteresan. Dolayısıyla Chasuo Tutungun şiirinde bunların hepsine göndermeler vardı. Hepsine. Mesela o kadar şaşırdım ki. Onun adı neydi hatırlamıyorum şimdi de. Budizm'de gene bir epistemolojik yorum vardır. Bu çok kişi çok farkında değildir. Çünkü bu işin felsefi bir yönü de var. Diğer dinler gibi değildir yani Budizm. Mesela Budizm'de dediğim gibi duyular aracılığıyla bilgi zihinde nasıl oluşuyor? Bununla ilgili tartışmalar dönmüştür mesela Pali yazıtlarında. Mesela onlara göre birden fazla duyu vardır ama bilinç duyulardan biridir. Orada göz, Bayağı burun. psikolojinin temellerini falan atmış gibi adamlar Zaten ya. şey geçiyor. Eski Doğu inançları hakikaten psikolojinin temellerine çok benziyor birçok açıdan. Bunu da söyleyeyim. Sana direkt tanıdık gelecek. Carl Gustav Jung bu psikanaliz teorisi üstünde konuşurken arketiplerden bahsediyor zihnin derinliklerinde. Budist psikolojide de ki aynen böyle söylüyor. Bunun adını koymamız lazım diyor. Bu Budistler milattan önce 1000 yılında psikoloji geliştirmişler diyor ve bunu metinlerden doğrudan görebiliyorsunuz. Orada şeyi var. Zihin tohumları diye bir kavram var. Davranış kalıplarını, duyguları bunları zihindeki tohumlar olarak görüyor. Ve yapılan davranışların bu tohumları suladığı varsayılıyor. Dolayısıyla beyinde gömülü, insandan insana geçen aslında hazır kalıplar var. Bak arketipin temeli aslında, arketip düşüncesinin temeli. Ve onlar rüyalarda, farkında olmadan bu duygusal patlamalar da ortaya çıkıyorlar. Böyle garip mevzular var yani. Şimdi Duyu biz felsefesi de de çok enteresan. Sibirya'dan Balkanlara Şamanlar ve Cadılar serimiz var ya bizim. O serinin bir cildinde, şifa cildindeydi doğru hatırlıyorsam. Çok meşhur antropolog Claude Lévi-Strauss'un bir makalesini çevirttim ben. O cilde dahil ettim. Orada da Claude Lévi-Strauss şey diyor. Yani biz psikolojinin P'sini daha kurmadan önce şamanizmden anladığımız o ki şamanlar zaten kurmuşlar. Yani insanları psikolojik bir takım teknikler kullanarak tedavi etmişler. Ve anlaşılan o ki aslında hani psikolojinin temelleri Orta Asya'da atılmış tarzı bir öneride bulunuyor. Pardon, Orta Asya diyorum. Onun incelediği daha çok Amazon kabileleri falan. Ama tabii Orta Asya şamanizmini de biliyor. Yani diyor ki yeryüzünde psikolojinin temellerini şamanların attığını bile söyleyebiliriz. Aslında bizim bugün yaptığımız şeyi binlerce yıl önce bu insanlar dağlarda, bayırlarda yapmışlardır diyor. Ve Bartun da dediği gibi gerçekten çok eskiden ben incelemiştim. Yani ne bileyim lise yılları falandır Hinduizm, Budizm. Gerçekten psikolojinin temellerini görebiliyorsun orada. Yani kafa yormuş insanlar. Tabii yazılı bir kültürün olması büyük bir avantaj. Kendilerinden önce o konularda yazmış insanların yazdıklarını okuyorlar. Üstünde düşünüyorlar, çalışıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Bugüne kadar da bırakıyorlar. Senin anlattıklarının aklıma şu geldi şimdi. Benim yine kendi çalıştığım alanlar hasebiyle kalenderilik çok çalıştım ben, çok okudum. Meşhur hocamız Ahmet Yaşar Ocak en çok bu kalenderilik nedir ne değildir bu konularda eser vermiş birisidir. Bu konuda bir şeyler okumak isteyen arkadaşlar için Ahmet Yaşar Ocak. Kalenderiler diye kitabı var, Zındıklar, Mülhitler diye kitabı var. Benim bu kanalımda Muazzam onun eserler pek ya. çok kitabını bulabilirsiniz. Birçok yerde bahsediyorum.
Alef dizisiyle alakalı bir içerik yapmıştım. Orada kaynakçasında rastlayabilirsiniz pek çok şeye. Şimdi bugün hala geçerli kabul edilen teoriye göre Anadolu'nun İslamlaşmasında, yani Anadolu'daki Türklerin Anadolu'ya gelen ve Anadolu'ya geldikten sonra İslamlaşan Türkler arasında Müslümanlar var. Yani Anadolu'ya gelen Türklerin bir kısmı Müslümandı diye biliyoruz. Bir kısmı büyük ihtimalle daha olmamıştı. Dolayısıyla genel olarak Anadolu'nun İslamlaşmasında, Türklerin İslamlaşmasında kalenderi ve benzeri sufi tarikatların, özellikle gezgin ve dilenci sufi tarikatları çok etkili olduğu, Fuat Köprülü'den beri öne sürülen ve üstünde hala çalışılan, Ahmet Yaşar Ocak hocamın da bu tezi ilerlettiği bir teori. Şimdi Bartu bunları anlattıkça aklıma şu geliyor. O zaman aslında biz şunu, hani ben en azından, pek çok tarihçi arkadaşım belki kaçırmıyordur ama şunu kaçırıyoruz. Bu insanlar, yani bu eski Türk dediğimiz insanlar henüz İslamlaşmadan önce Budizm'e tanışmışlardı. Doğru. Doğru. Kalenderilerin kendisinin bizzat Manicilik ve Budizm'den etkilendiği biliniyor. Dolayısıyla Türklerin hani İslam'ı bu dervişler vesilesiyle kabul etmesindeki altta yatan bağlantı belki de Budist öğelerdir. Çünkü şimdi çok genç arkadaşlar var, ne alaka diyebilirler. Bir semavi dinin misyonerleri birilerini kendi dinine çekmeye çalışırken o insana şey demez, sen kafirsin, doğru yola gelmelisin. İşte ya benim dinime döneceksin ya kellen gidecek. Bu şekilde bir ihtida süreci yoktur pek arkadaşlar. Böyle olmaz. Yani derviş, sufi çevreler böyle yapmazlar. Mevcut inancı neyse, o kişinin, onun düşünce dünyasında neler varsa, hangi unsurlar varsa onlar üzerinden bir tebliğ hareketi başlatırlar. Anlatabiliyor muyum? Yani daha kolay iletişim kurabilmek için. Bak sen de aslında bizle hemen hemen aynı şeye inanıyorsun aslında. Bunun da gerçeği budur diyebilmek için bu öğeler kullanılır. Dolayısıyla belki de senin söylediklerin ışığında şunu düşünüyorum. Hakikaten yani hangi Türk gruplarının Budizmle daha haşır neşir olduğunu özellikle çalışabilsek, Evet. bunların üzerinde kalenderilerin ve benzeri sufilerin ne derece etkili olduğunu detaylı çalışabilsek, Türklerin İslamlaşma sürecine dair çok değişik bilgiler üretebiliriz gibime geldi. Bir tane fikirdeyim. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben de Ahmet Yaşar Hoca'nın eserlerinden bayağı faydalandım. Özellikle Zındıklar ve Mühlekleri kesinlikle okuyun arkadaşlar. Sadece şey için değil. Yani İslam sonrası Türk kültürü değil. Türk şamanizminin konseptlerini anlamak için de mükemmel bir kitap yani. Çünkü İslam'a geçtikten sonra devam ediyor bazı şeyler. Mesela Budizm'de doğrudan avatar olarak karşılayacağınız veya Hint mitolojisinde bir uygulama vahdedi vücut olarak gerçekleşebiliyor. Veya farklı farklı unsurlar olarak Arap kozmolojisine uyarlanmış durumda. Bugün mesela sizin İslam felsefesi dediğiniz aslında yanlış olarak tanımlanan şeydi. Çok ciddi bir Hint etkisi var. Mesela İslam'da panteizmin ortaya çıkması olduğu gibi Hint etkisidir. Ne alaka diyeceksiniz? Hallacı Mansur mesela. Hallacı Mansur'un vahdedi vücuduna bakın. Ya Hallaç Hindistan'a gidiyor. Hindistan'dan önce böyle bir iddiası yok adamın. Hindistan'a gidiyor. Seylan tarafında bir süre kalıyor. Geldiği anda vaaz etmeye başlıyor. Ya bu tesadüf olamaz herhalde değil mi? Ve gittiği dönemde Brahmanizm çok ön planda. Panteist bir anlatı olarak yani. O dönemde de şey var. Hint düşüncesinde arkadaşlar panteizm kavramı o kadar temellendirilmiştir ki yazılı kültürde. Sadece Rig Vedalardan başlamaz yani. En eski milattan önceki 1500'lerden kalma Aryan şiirlerinden başlamıyor. Devamında milattan önce 8. yüzyıl ve sonrasındaki 8. yüzyıl arasında tam 1000 yıl boyunca ulan Keşmir şivacılığından tutun. Onun şey neydi? Adlarını da hatırlayayım şimdi. Sanskritçe adları hatırlamak biraz zor oluyor da. Evet. Advaita Vedanta vardı. Mesela zıtlıkların olmadığı bir öğretiden bahsediyor burada. Tasavvuftaki yani şey gibi. Monist ve panteist bir algı var. Varlığın bütünlüğü tek bir yapı olarak kabul ediyor ve insanı da Tanrı'yı da o varlığın öznesi olarak görüyor. Tam Spinoza'nın görüşü gibi yani. 16-17. yüzyıldaki Spinozacı panteizm görüşlerinden çok daha gelişmiş ve çok erken dönemde aynısının var olduğunu söyleyebiliriz. Ondan sonra Abhinavagupta diye biri var mesela. Bu Keşmir şivacılığının kurucusu olan panteist bir kişi. Panteist varlığı ikiye bölüyor. Bunun eril ve etkin yönünü Shiva olarak söylüyor. Daha pasif ve maddi, materyal dünyayı meydana getiren kısmını da Shakti, onun eşi olarak doğrudan lanse ediyor. Bu iki kişi yani tanrısal çift üstüne kurulmuş bir panteist anlayış var mesela. Devamında çok enteresan figür var. Bak Ceren senin çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Lal Ded diye bir kadın şairi var Hindistan'da.
Kadını Hindularla Müslümanlar, Budistler paylaşamıyorlar. İnanılmaz şiirleri var, tamam mı? Ve şey, doğada böyle üstünde postlarla falan yarı çıplak gezen bir kadınmış bu. Bugünkü Keşmir tarafında. Wow. Herkesi şiirler okuyor falan ve inanılmaz şiirler. O kadar Bu etkilendik ki yani şey. tarz yarı çıplak gezen dervişler kalenderiler olarak ben biliyorum da Tabii, kadını tabii. olduğunu hiç duymamıştım. Sana şöyle söyleyeyim. Kalenderiler gibi Müslümanlar da o kadının aslında kalenderlerle benzer bir derviş olduğunu iddia ediyor zaten. Zaten Hindu. anlattığından anlaşılıyor ama ben Ya, kadın tabii. versiyonunu hiç duymamıştım. Mesela şöyle bak. Keşmir tarafı şimdi sıkıntılı bir taraf olduğu için Hindistan'da. Birkaç kez din değiştirmiş bir bölge orası. Ve aslında çok eski bir kültürel merkez. Şimdiki gibi düşünmeyin yani. Şimdi terörist yuvası gibi bir şey oldu. Ama o dönemlerde Hint düşüncesinin en kök saldığı yerlerden biri Nalanda'dır mesela. 1200'lerde bu Gazneli Mahmut o kadar büyük bir yıkım yarattı ki bölgede. Hint altın çağını bitirdi yani adam. Hindistan mesela bu kadar büyük karanlıklara gömüldüyse, Budizm gene aynı şekilde Hindistan'a kaçmak zorunda kaldıysa, kuzey bölgelerinden tamamen, büyük oranda şey yüzündendir yani. Önce Akkunlar, daha sonra şimdi Arap istilaları, ondan sonra da Gazneli Mahmut zamanı. Çünkü o kadar büyük bir yıkım yarattı ki, Nalanda Üniversitesi bölgenin en büyük kültür merkezi var. Bütün Asya'nın. Hiç şey yapmıyorum bak, hani abartmıyorum. Bütün Asya'nın şeyini düşün. Platon'un işte şey, Aristoteles'in akademiyası gibi bir şey düşün. Ona denk ve ondan daha büyük bir yapı bu. Orada geometri öğretiliyor, felsefe öğretiliyor, matematik öğretiliyor. Tam anlamıyla bir Budist felsefe merkezi zaten. Nalanda yıkıldıktan sonraki taş üstüne taş kalmıyor. Buradaki bilim adamları ve keşişler olduğu gibi şeye kaçıyorlar, Sri Lanka'ya kaçıyorlar. Orada tekrardan yazıtları üretiyorlar ve buradan mesela şey yayılıyor Budizm büyük oranda. Endonezya, Malezya, Kamboçya o taraflara kadar gidiyor mesela. Böyle garip durumlar var anlayacağın yani işin içinde. Ama ben de şey gibi düşünüyorum. Ahmet Yaşar Ocak bunu biraz fısıldayarak veriyor. Hiçbir zaman tam olarak adını koymuyor ama ben de aynı fikirdeyim. Muhtemelen Türklerin kendi İslam anlayışındaki konseptlerin arkasında büyük oranda Budist dönemdeki felsefi metinler var. O yüzden ben çok fazla bunun üstüne düşünülmesi gerektiği taraftarıyım. Arkadaşlar için şunu da söyleyebilirim. Hani şey diye düşünüyor olabilirler. Ya kardeşim ne alaka işte bir süre kaldıysak Budizm'e ne ilgisi var diyebilirsiniz. Arkadaşlar bir süre değil. Bizimkiler Japonlardan önce Budist. Tamam 5. yüzyılda. Ya bir de 13-14. yüzyıllar Anadolusu'nun din anlayışında çok izlerine rastlayabiliyoruz. Sadece tam adını koyamıyoruz çünkü Budizm'i çok iyi bilmiyoruz açıkçası. Yani O bana konuda şunu anlatacak bir şey söylemem yok. lazım. 6. yüzyılda Taspar Budist zaten. Göktürk kanlarından biri. Yani Konstantin ne kadar Hristiyansa, yani Hristiyanla tartışılıyor falan filan da resmi olarak benimsediği ya Hristiyanlığı devlet dini olarak. Taspar da o kadar samimi bu konuda. Onu da şuradan anlıyoruz. Nirvana Sutra'yı çevirtiyor mesela. Türk diline bak. Bak Türk diline diyorum. Bütün anlamıyla. Türk diline yapılmış ilk çeviri Sanskritçe Nirvana Sutra metninin Türkçe çevrilmesi. Hemen daha devamında işte Vinaya'nın bir kısmını çevirtiyor. İşte başka felsefi metinler var. Bunlar da bu arada farklı okullardan. Yani o kadar öğrenmek istiyor ki Budizm'i. Budizm'in kendi içindeki farklı okulları karşılaştırarak okuyor herif ya. Yani farklı farklı argümanlar bak bunlar. Üçünü birden aynı mentaliteyle uygulayamazsın. Ya bu adam Bozkır Hanı değil mi? Nereden Yani. biliyormuş bu işleri? Allah Allah. Gördünüz mü neler çıkıyor ya? Mesela şeyleri bile biliyoruz adlarını bak. Bizde şey vardır ya milli eğitimde çok yanlış bir daha doğrusu bir propaganda aslında da. İşte Budizm Çin etkisiyle alakası yok kardeşim. Çin etkisi değil. İki tane hocası var. Birinin adı Kumaracı var. Birinin adı Cinan Gupta lan. Kumaracı var zaten Hintli. Cinan Gupta da Tacik yanlış bilmiyorsam. Yani aslında Taspar'ın hocaları Çinli falan değil. Bir tek Huineng var galiba. O sonradan geliyor. Onda öyle bir ciddi bir etkisi yok yani. Şimdi Hatta şu Moğolların da Budizm'le arası çok iyi. tabii. Türk-Moğol kültürünün çok benzer hatta pek çok ortak noktası olan kültürler olduğunu da biliyoruz. Bu tesadüf olmamalı. Yani iki büyük bozkır halkı, hani bozkırın iki kocaman halkı Türkler ve Moğollar. Budizm'e bu kadar yakın hissettilerse kendilerini, demek ki yaşam tarzıyla alakalı da bir şey var orada. Yani o zaman ben şunu düşünürüm. Kendi inançları yani yerel atalardan kalma inançları ile çok da çatışmıyor demek ki Budizm. Çünkü Budizmi kılıç kullanarak yaymadılar büyük bir ihtimal. Yani Kesinlikle. daha çok gezgin dervişler, dilenci gezgin dervişler vasıtasıyla falan yayılıyor Budizm. Konuşa konuşa yayılıyor yani. Pek savaşa savaşa yayılmıyor en azından Orta Asya'da. Demek ki kendi yaşam tarzlarına uygun buldular bazı açılardan. Belki kendi inançlarıyla uygun buldular. Bir de günlük hayatlarını yaşamalarına herhangi bir engel oluşturmadığını gördüler. Aynen öyle. Demek ki öyle. Yani şey de vardır mesela. Bu tabii çok uzun bir mevzu ama ben birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum. İlki aslında Türklerin ve bütün Bozkır toplumlarının yabancı anlatılara çok büyük merakları var.
Bugün mesela nasıl biz Yüzüklerin Efendisi evreninden büyüleniyorsak, kafayı yiyorsak, hayatımızı bununla geçirmek istiyorsak, Türkler ve Moğolların hikayeleri, zaafları var arkadaşlar Evet yani. evet ve başka kültürlere çok Aynen açıklar öyle. ve meraklılar. Bunu mesela İskandinavlar için de söyleyebilirim. Fakat onlarda belli bir sınır var. Türklerde hiç sınır yok. Ya o kadar meraklılar ki mesela Manicileri bütün İran'dan kovdular. Adamların barınacak yerleri kalmadı. Heriflere şeyler sahip çıktı ya işte. Türkler yani. Uygur Hanı mesela şey. Ya burada garip bir durum var Türklere özgü. O çok net. İkincisi aslında Budizmin ana mentalitesi Hint mitolojisine geldiği için pratik düzeyde de senin dediğin gibi tantrik dervişlere, gezgin, çileci dervişlere dayandığı için aslında o bir Hint şamanizmi. Yani Hintlilerden Öyle de Dravidyen yorumlanabilir. şamanizmine kadar gidiyor. Mesela onu da şuradan söyleyebilirim sana. Yoga pratiklerinin, meditasyonun, bunların hiçbir Aryanların üretimi değil. Mesela bu uzun süre böyle düşünüldü ya, Hindistan'a bunlar geldi, Ariler beraberinde bu tanrıları işte Kuzeyden şeyler. inen ve kim olduğu bilinmeyen bir halk değil miydi Hinduizmin kurucusu? Aslında şey işte, onların kendi tanrıları Rigveda'da gördüğün tanrılar. Ama meditasyon yapan, yoga ile iç içe olan, panteist kavrayışa sahip olan topluluk aslında Arilerin üstünde hüküm kurduğu, onları kesip köleleştirdiği Dravidyenlere ait. O yüzden Shiva mesela bugün Hindistan'da en popüler tanrıdır yani Shiva. Hatta Agorilerin falan tanrısıdır. Böyle mezarlık kenarında kendilerini küllerle kaplayıp böyle cesetlerin üstüne yoga yapan herifler var ya. Onlar mesela onların tanrısı Dravidyen tanrısı. Aryanların tanrısı değil o. Dolayısıyla şeyi değiştirmiş zaten. Ariler oraya geldikten sonra Dravidlerin kendi konseptlerini benimsemişler. Ortaya böyle bir simbiyoz çıkmış. Sentez demiyorum çünkü iç içe geçmiş bu. Şimdi bu etrafa yayılırken Budizm ve Hinduizm olarak Türkler şeyden etkileniyorlar. Bu işin şamanist bir arka planı var. Şeyler çok yakın. Farklı diyarların olması mitolojik anlamda ortada işte bir hayat ağacı diğerlerine bağlıyor falan. İşte bu burada da mesela Sumeru Dağı vardır yani Budizm'de. Sumeru Dağı etrafına bütün işte şey kozmolojik diğer Bu şey şekillenmiş. değil mi? Türklerin 3 Sümer dedikleri dağ. Aynen öyle. Evet. Türklerde hatta Bir şey diğer diye. ismi de Meru. Aynen öyle. Ya şeyde vardır ya, Ülgen Sümer Dağı'nın tepesinde oturur falan diyor. O da mesela bak Budist dönemden kalma Bu olduğu için. arada off the record benim yazmakta olduğum romanın adı da Meru. Vay, mükemmel ya. Evet. Seçim olayı. Heyecanla Çok bekliyorum bunu. sevdiğim hikayeleri var çünkü o dağın. Neyse Peki tamamen evet. bir tahmini şey var mı? Ne zaman yetişeceğiyle alakalı? Kısmet. Efendim? Hikmeti hüda. Yani şey Bilemeyiz. sadece şunu deyip kapatmak istiyorum çünkü Budizm gerçekten bazı insanları sıkıyor, yabancı geliyor falan. Biz tabii konuşmada şey ve tine şey yapamıyoruz. Yani bizim alanımız olduğu için de şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 6. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar zaten Türkler ciddi anlamda Budizm'i tanıyorlar. Bazı Türk toplulukları Budist, bazı Türk kanları da Budist. Bunlara Tong Gyapgu dahil. Mesela Taspar, Tong Gyapgu, Bilge Kağan, sizin bildiğiniz birçok Göktürk kanı Budist zaten. Hatta Bilge Kağan'ın mezarına bakarsanız, kitapta ben kendi kaynaklarıyla beraber yazdım. Mezar buluntularındaki objelere kadar Hint sanatıyla yapılmış. Kafasındaki tacı olduğu gibi çizdim mesela şey oraya. Daha sonra bakıyorsunuz mezar buluntularının arasındaki taşların yapılış biçimi, kaplumbağa kaili deli taşlar falan bunlar olduğu gibi Budist sanatından gelen şeylerdir. İşin merkezinde zaten. Mesela Peki sana Bilge bir soru Kağan'ın soracağım. Ergen sorusu ama bak hazır ol. Benim zihnimden de ciddi ciddi geçen bir soru sevgili ergen izleyicilerimin de aklından geçebilir. Şimdi bize hep şöyle anlatıldı ya müfredatta falan gördük biz bunu. Uygurlar Budizmi benimsedikten sonra savaşçı özelliklerini yitirdiler. Adeta tırnak içinde Menderes'in bir zamanlar ettiği laf gibi erkekliklerini yitirdiler. Söndüler gittiler gibi anlatılıyor. Ya bu Budizm gerçekten benimsendikten sonra savaş yapamayacağın bir inanç biçimi mi? Ne diyorsun? böyle söyleyeyim sana. Bütün yakın dövüş sanatları Japon Budizminden çıkmıştır arkadaşlar yani. Aklınıza gelen hepsi. Aikido. Bunlar huzur huzur huzura takmış durumdalar? Aslında öyle değil. Bu çok yanlış bir şey ya. Yansıtma diyeyim. Bu Amerikan Hollywood kültürünün yansıtması. Yani Shaolin tapınaklarında böyle huzur aramaya çalışan insanlar gibi gösteriyorlar. Ha, Bunun iyi. bizim Budizm'e yönelik algımız bozuk o zaman. Kesinlikle bozuk. Şunu da Yani söyleyeyim. Bunlara... savaşçılar Budist olduktan sonra artık savaşmıyoruz falan diye bir şey demiyorlar yani. Ya şöyle söyleyeyim. Kim samurayların, erkeklerin savaşlıklarını yitirdiğini söylüyor bunu. Samuray Hadi git bir kültürü. samuraya sen erkek misin de bakalım. Yani Hadi hayır de. zaten diyorum ya. Mesela Budizm'de şey, savaş kültürü de var kendi içerisinde. Normalde öğretide yok ama bu dinselleştikten sonra bu bölgelere yayılırken arkadaşlar savaş toplumlara yayıyorsunuz dini. Nasıl olur da savaş karşıtı olabilir zaten? Bir de Hemen ben sonra şeyi de hayal edemiyorum bir türkü. Ya hanım ben daha dün çok savaşçı bir insandım ama Budizm'i benimsedim artık savaşmaktan vazgeçiyorum. komedi işte. Ya ne Yani biraz diyeceksin komedi ki ya? gerçekten. Mesela Moğol Budizminde bildiğin savaşçı bodhisattvalar vardır ya. Baekse gibi yani.
Adını veriyorum bak, Behçet'e. Hala tapınağı var onun Moğolistan'da. Savaşçı tanrı lan bu. Mesela Türklerin en sevdiği metin hangisi biliyor musun? Altın Işık Sutrası. Altın Işık Sutrası 4 savaşçı krala yazılmıştır ya. 4 tane savaşçı Bodhisattva vardır. Bunlar Budist ülkenin sınırlarını korurlar. Tamam mı? Mesela Budist, şey, Türk Budistlerinin kahramanı kim? Chaştani Bek. Ulan Chaştani Bek'in hayatı demon kesmekle geçiyor. Bugünlerde Diablo oynuyoruz ya biz. Adamın hayatı bildiğin Diablo gibi ya. İniyor gökten, tamam mı? Doğrudan Buda tarafından yollanıyor. Etraftaki bütün demonları savaşıyor, savaşıyor, kesiyor, öldürüyor, paramparça ediyor herifleri. Ondan sonra yerdeki bütün krallığı kuruyor yeryüzünde yeniden. Geri gidiyor mesela. Ya bu Gesar anlatısında da böyle arkadaşlar ya. Gesar dediğiniz şey de bu. Dolayısıyla şunu söylemek isterim. Kim Çin veya Japonya'nın veya Kore'nin savaşçılığını kaybettiğini iddia edebilir? Ya Kore, Moğolları yenebilen nadir uluslardan biri lan. Hiçbir zaman adamlar ele geçirilemediler. Japonya mesela, samurayları düşünün. Ya bu nasıl bir kafa yapıldı? Bu nasıl bir cehalet? Yani buna inananların hala kalmış olmasına ben anlam veremiyorum. Sadece şunu Öyle söylemek öğrettiler. istiyorum. Arkadaşlar, insanlar kamikaze yaptılar. Tamam, kamikaze yaptılar, uçaklara atlayıp. Daha savaşçı ne olacak yani? Orada tabii ki Shinto'nun etkisi var ama zaten ona Ryobu Shinto diyoruz biz. İki yüzlü Shinto. Bir tarafı Budizm, bir tarafı eski Japon dini zaten. Japonya'da böyle geçer bu. Türklerinki de böyle bak. Aynı Ryobu Shinto gibi. Türk Şamanizm var, Budizm var. Bunlar iç içedir. Dolayısıyla hiç düşündüğünüz gibi değil. Savaşçılık konseptleri sonuna kadar var. Hatta Buda'nın kendi ifadeleri vardır. Mesela onu şeye çağırıyorlar. Gandhara Krallığı var Kuzey Hindistan'da, Buda'nın yaşadığı dönemde. Kral buna diyor ki, lan bak ben kralım. Senin dinin hoşuma gitti ama ben bunu benimsersem krallık vasıflarımı yerine getiremeyeceğim. Hani ben bir kral olarak senin koyduğun kuralları oynamak zorunda mıyım diyor. Hayır değilsiniz diyor Buda. Bak çok pragmatik yani. Sen kral olduğu için diyor, birilerinin yaşamasına, birilerinin ölmesine izin vermek zorundasın. Bu olmadığı takdirde kaos olur zaten. Dolayısıyla sen manastır kurallarını uygulamayacaksın diyorlar. Bu bilinen en büyük yanlıştır. Budizm'de kurallar ikiye ayrılır arkadaşlar. Bir, sıradan takipçiler vardır. Onlara lay people denir. Bir de manastır keşişleri vardır. Onlara da bhikkhu denir. Doğrudan keşiş. Keşişler bahsettiğiniz kuralları uygularlar. Yani alkol almazlar, hiçbir canlıyı öldüremezler. Et yeme yasağı aslında yoktur ama yememeyi tercih ederler genel olarak. Diğer sıradan insanlar için hiçbir kural yoktur arkadaşlar. Alkol bile yasak değildir, öyle söyleyeyim. Çünkü Buda'nın doğrudan şöyle bir argümanı da var. İnsanın emeğiyle kazandığı parayla elde edeceği bütün eğlenceler olumludur diyor. Onlarda sevap günah diye bir kavram yok. Yararlılık zararlılık ilişkisi vardır. Yararlı bir şeydir diyor. İnsanın kendi parasıyla eğlenebilmesi, kendi parasını harcayabilmesi. Savaşma da bu açıdan, askerlere de mesela vurgular olan bazı şeyler var. Dolayısıyla öyle bir durum yok. Hemen bir örnek vereyim. Ashoka, büyük Ashoka yani Maurya imparatoru, Hindistan'ın gelmiş geçmiş belki en büyük imparatorudur. En savaşçı imparatorudur ve Budist'tir yani. Oradan bakabilirsiniz. Yani Budist olduktan sonra orduyu lağvetmedi herif. Gayet savaşmaya devam etti Hindistan'da. Evet, ağzına sağlık. Yani bu konuda da 2-3 kelam etmeni gerçekten istedim. Çok fazla Budizm'den bahsettikten sonra şöyle bir Atatürk çizimini göstereyim. Bayağı güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ya sonuç Biraz sinirli itibariyle bakıyor atam. evet, Ama bunu şahsen da anlayabiliyorum, niye öyle baktığını, niye öyle hesaplaşan bir baktırdığını anlayabiliyorum. Atatürk'ün hesaplaşmacı, devrimci, tepede inen yönünü seviyorum ben. En çok o dönem. Yani darbecisiniz, faşistsiniz Evet. ve Tabii ki. vesayetçisiniz Sayın Bartu. Evet. Tabii ki. Elitist Ben de Allah. öyleyim, sorun yok. Taklitçisiyim. Peki, Tomris Saka intikam tanrıçası demişsin. Niye Evet. tanrıça dedin Tomris'e? Olağanüstü bir kadın figürü olduğu için. Aslında attığı şeyin eski Türk portrelerinin farklı bir yönü var. Ben özellikle burada kadın liderleri bir o kadar koydum ki Türk tarihindeki bu eril merkezli tarih yazımını biraz geriletelim diye. Çünkü dikkat edersen hiç yok. Hiç bahsedilmiyor kadınlardan. Yani Yani kadın şimdi eski şey, bu yeni nesillerde şey çıktı ya, yani böyle yeni yeni çıkıyor. Hani çok Türkçü olacaksan veya Türk kültürü seveceksen veya kendini milliyetçi olarak tanımlayacaksan sanki kadın düşmanı olmalıymışsın gibi bir cehalet sergileniyor. O yüzden özellikle sormak istiyorum. Yani Türklerde kadın düşmanlığı yoktur arkadaşlar. Bunu da aynen çok öyle. net bir şekilde söyleyelim. Affedersin, lafını böldüğüm için, Hatta buyur. destekleyeyim seni, sadece tarihsel verilerden değil. Mesela İl Bilge Hatun'un doğrudan biz hatun unvanıyla devleti yönettiğini de biliyoruz. Bir Orada sürü bir var kadın aslında. vardı. İsmi pek bilinmeyen çok fazla kadın var. Devleti Ya babasından bir son devralmış, numara istiyorum. yönetmiş. Pardon, sözünü kestim senin, özür dilerim. Estağfurullah, ben senin sözünü kestim. Devam et lütfen. Şeyi çok seviyorum ben ya. Türklerde bak geç dönemde bile. Yani Dede Korkut hikayeleri biliyorsun 14-16. Yüzyıllar arasında yazılıyor, beylikler döneminde. Oradaki en güzel hikayede de Korkut'ta Burla Hatun ya.
Ya Burla Hatun, tamam, kocasıyla oğlu gidiyor. Bunlar güya devleti yönetiyorlar. Biri prens olacak, diğeri şey olacak. Böyle müthiş toksik erkekler ama böyle. Hani Can'ın tabiriyle Lig TV'lerden 8 tane bağlatıp Lig TV'lerde birbirine bağlatıp sonra etrafa tüküren adamlar var. Bu kadar erkek, tamam mı? Neyse, bu ikisi gidip Gürcülerden dayak yiyorlar. Ve bunları hapse atıyor Gürcüler, tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam Gürcüler olması gerekiyor. Bir anda şey gidiyor yani, ulan Han da gidiyor, Han'ın oğlu da yok ortada, tamam mı? İkisi de birbirle yarışıyor aslında. Baba oğluna diyor ki sen bir adam gibi diyor, bir kelle kesemedin, adam olamadın hala diyor. Hala gelmiş oturuyorsun falan. O da babasına diyor ki lan sen göstermedin ki gideyim savaşayım falan. İkisi beraber gidip esir düşüyorlar. Ondan sonra bu uzun boylu Burla Hatun diye bahsettiğim karakter. Ya kadın bildiğin çıkıyor çadırdan, zırhı giyiyor, tamam mı? Silahı kuşanıyor, çekiyor. Ata atlıyor. Gidiyor babasının yanına. Onların da askerlerini alıyor. Gidip Gürcüleri yeniyor. Bunları kurtarıyor oradan. Bir de azar koyuyor bunlara. Lan ne biçim adamsınız diyor. Ben mi gelip sizi kurtaracağım buradan falan diye. Arkadaşlar Türklerde kadın budur. Ordu Evet. da yönetir, devlet de yönetir. Erkeğe azar da kayar, hizada da verir ya. Bu böyle bir kültürdür. Bununla sorununuz varsa belli ki eski Türk mentalitesi bakmıyorsunuz demektir yani sorun. Kadınlarla bir sorunuz varsa yani lütfen tedavi olun. Ben de Ben de ona Selcan gidiyorum Hatun yani. karakterini çok severim. Çok severim. Selcan Hatun Oğuznamesi'ni de burada seslendirmiştim. Onu yenileyeceğim. Bu aralar tekrardan seslendireceğim. Dedem Korkut Oğuznameleri kendine Türk diyen herkesin ya da Türk kültürünü merak eden herkesin baştan sona detaylı bir şekilde okuyup incelemesi, üstüne düşünmesi gereken metinler arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şey de çok enteresan değil mi? Sen onu da seviyorsun. Bağını Çiçek'ti değil mi o Banu karakter? Çiçek sevilmez mi? Ya evlenmeden önce adamı güreşte yenmeye çalışıyor falan. Böyle bir şey yani. Bakın. Hani orada şey çok enteresan. Nikah Selcan yok. Hatun hikayesinde de şey var. Kanturalı diyor ki bana Evet. diyor kadın lazım, evlenmem lazım diyor. Ama diyor öyle bir kadın olması lazım ki diyor. Ben diyor savaş meydanına varmadan bana 7 düşman kellesi getirecek. Yani Ha, bu benden iyi Trabzon'da. savaşçı olacak diyor. Evet. Ve Selcan Trabzon'da. Hatun'u gidip Trabzon'dan buluyor. Evet. Yani çok sevdiğim Oğuznamedir. Ya tekrar edeyim sorumu dağıttık biraz. Çok heyecanlı ve hevesli konuşunca çok dağıtıyoruz konuyu. Benim de özellikle konuşmak istediğim mevzulardan biri bu kadın Evet. mevzusu da. Yani şey, sen bir daha sorun tekrar. Niye koydun bu dedin? Neden şey Tomris'e yaptın? neden intikam tanrıçası dedin? Tanrıça Ha, o şeydi evsin ya. tamamen ya. İranlılara o kadar büyük bir yenilgi yaşatıyor ki. Kadın sıradan bir kadın gibi algılamıyorlar yani belli bir süre sonra. Çünkü çok büyük bir yani bozguna uğruyorlar falan. Ben de o yönüne yani hem olağanüstülüğüne hem devlet ve ordu yöneticiliğine, askeri başarılarına, bir bozkır toplumda yükselebileceği en üst seviyeye yükselmiş bir kadın olduğu için bence bu tanımı hak ediyor. Yani böyle düşündüm ben. Biraz da tabii şey yapmak istiyorum yani orada şey benim haddime değil tabii. Yani ben kadınların kurumsal kimliğini onaracağım falan filan. O Türkiye'de olgun bir kadın hareketi var. Şahsen bana kalırsa O Türkiye'nin başka ama her zaman müttefiklere ve bu konuda bilgi verecek insanlara ihtiyacımız var yani. tabii canım ya, ama Tabii. şöyle tabii, haddimi aşmamak adına bir destek, Estağfurullah. bir müttefiklik gibi söyleyebilirim ancak bunu. Çünkü şeyden de çok rahatsız oluyorum. Bu bizim kendi içimizde de çok eskiden yaptığımız bir tartışmaydı biliyorsun. Ya biz kadın hareketinin adına konuşabilir miyiz mesela? Hani Hı. kendisi konuşsa daha mantıklı olur bu açıdan. Biz Tabii. çok şey değiliz yani. Çünkü orada farklı bir kimlik inşası var ve bunu kadınların doğrudan yapması gerekiyor. Ben sadece şeye biraz ön ayak olmak istedim. Önümüzdeki süreçte şimdi kadınlar ve LGBT'ler doğrudan hedef alınıyor ya Türkiye'de. Hı-hı. İşte tam anlamıyla bu hedefe koydular. Hı-hı. Hattı savunmamız gerekiyor. Bu insanların var olma hakkını doğrudan kendi toplumsal hak düzeyinde her anlamda onları savunmamız ve meşruluklarını arkasında durmamız gerekiyor. Bu noktada biz kadının kendi kimliğini ve mücadelesini güçlendireceğiz. Şimdi bunu güçlendirirken tarihten rezerv de bulmamız gerekiyor. Yoksa bu somuta doğrudan dönüşmüyor. Her zaman şimdiki zamanda yapılacak bir şey geçmiş zamanda desteklenmelidir. O yüzden Türk tarihindeki ne kadar güçlü kadın figürü varsa bizim bunların hepsini hatırlatmamız gerekiyor. Kendi kendimize ki Yani yeni Türk tarihinde de kadınlara güçlü yaratalım. kadından bol bir şey yok. Yani istersen hani etnik olarak Türk tarihine bak, istersen Anadolu tarihine bak, Anadolu'daki diğer halkların tarihine bak. Güçlü kadınlarla dolu gerçekten ya. Tabii ki Ya diğer yandan kadınlar büyük oranda ezildiler. Evet, yani bir sınıf olarak, bir cinsiyet sınıfı diyebiliriz belki kendimize. Tabii ki ezildik, şöyle oldu, böyle oldu. Bunları hepimiz biliyoruz. Ama diğer yandan sisteme meydan okuyan, karşı çıkan kadınlar daima oldu yani. Ve kesinlikle insanlara yani. örneklere ihtiyaç duyuyorlar gerçekten ya. Ben bir Şöyle tarihçi olarak bundan aslında biraz sıkılıyorum biliyor musun Bartu? Yani diyorum ki bugün savunmamız gereken bir şey varsa bize mantıklı gelen, insan onuruna yakıştığını düşündüğümüz, işte demokrasinin, özgürlüğün gereği olduğunu düşündüğümüz ve savunmamız gereken bir şey varsa ya illa da tarihten bir örnek bulmak zorunda değiliz. Çünkü tarihte bunu destekleyecek bir şey olabilir veya olmayabilir.
sıkılıyorum. Ama diğer yandan insanlar mutlaka geçmişe bakıp oradan bir örnek bulmak Evet. istiyorlar hakikaten yani. Kitle psikolojisi Ceren ya. Ben de deli oluyorum. Yani bazen işte şey diyor, deniyor ya, bana da diyorlar. Türk töresinde bu var mıydı? Türk töresinde şu var mıydı? Oğlum Türk töresinde kölelik de var. Türk töresinde insanları atlara bağlayıp dört tarafa çekip koparmak da var. Sen böyle bir şey yaşamak ister misin mentalitede? Türk töresinde mesela şu var. Sen aileni kurdun ya, bak yerleştin bir tane eve. Dışarıdan bir bozkır yağmacısı gelir. Senin karına tecavüz eder. Seni de köle olarak alırlar, götürürler. Maalesef. Çocuğunu da köle yaparlar. Bu var bak törede. Bozkır töresinde. Sen şimdi buna hazır mısın? Dolayısıyla hazır olmadığın bir şey. Şeyi niye yapıyorsun yani? Bugüne niye dayatıyorsun bunu? Yani 2020'ye gelmişiz. Adam evrensele temas edemiyor. Evrensel hak kavramı, evrensel bir cinsiyet şeyi eşitliği, tamam mı? İnsanlar arasında eşitlik, mülkiyet üstüne düşünceler falan hiç buralarda değil. Hala kendisi tarihten referanslar alıyor. Ben de deli oluyorum. Fakat şöyle bir durum var. Toplumlar hep menkıbevi düşünüyorlar bak. İstediği kadar bilimsel olsun. İstediği kadar bak. Toplumun %80'i ateist olan ülkelerde bile bak. Çek Cumhuriyeti. Bir şey yapacaksan ben orada Mitler, efsaneler, kahramanlar. şeyi bak çok net hatırlıyorum. Orada şey tartışması var. Protestanların ağırlığı ne kadar olacak Çek Cumhuriyeti'nde? Hala tartışıyorlar bak bunu. Çünkü kendileri ilk başta mesela Husit isyanını ortaya çıkarıyorlar. Yan Hus ve kendi militanları var. Dolayısıyla onların Hristiyanlığı farklı. Şimdi Çekler'de dini bir şey söylediğin anda mevzu hep oraya gidiyor. Yani hiç kimse şey demiyor. Ya ben bir birey olarak 2020'de bunu düşünüyorum. Bence böyle olması lazım demiyor. Birisi çıkıyor illa diyor ki ya biz zamanında da şöyle bir şey yapmıştık. O olmadan olmaz. Veya biz Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun devamıyız falan. Hani devamı değilsin, onu geçtim de. Hani olmak zorunda mısın? Yeni bir şey söylemek için illa kendi bir şey mi bulman gerekiyor? Ben artık şey düşüncesindeyim ya. Kitlelerin her zaman irrasyonel ve menkıbevi düşündüklerini, ne yazık ki bu gerçeklik yüzünden onlara geçmişten rezerv bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bizim sorumluluğumuz gibi olmalı. Biz böyle bireysel olarak düşünmüyorsak bile toplum böyle düşünüyor. O yüzden ona göre gitmemiz lazım. Ben de zamanda şey çalıştım, kahramanlaştırma üzerine çalıştım, tamam mı? Yani benim tarihte çalıştığım tema kahramanlaştırma. Bunu işte 13-16. yüzyıl arası Anadolu'da çalışıyorum falan. Kahramanlıkla alakalı, kahramanlarla alakalı psikolojik çalışmaları okudum, inceledim. İşte bundan 5 sene, 6 sene öncesinin güncel çalışmalarıydı. İnsanlara kahramanlarla alakalı, kahramanlıkla ilgili sorular yöneltilmiş. Kahramanlığın psikolojisi anlaşılmaya çalışılmış. Bayağı bir şey okudum bununla alakalı. Ve en sonunda şu fikre varıyorsun. Hani diyorsun ki olgunlaşmış bir insanın, olgunlaşmış bir toplumun kahramana ihtiyacı olmamalı, değil mi? Yani bir şeylerin sorumluluğunu alabilmeli, işte bir şeyleri değiştirecekse kendisinden ufak ufak başlaması gerektiğini bilmeli. Kesinlikle böyle değil. En olgunlaşmış, en iyi eğitimli, en yüksek zekalı insan dahi kahraman istiyor. Bu konuda insanla çatışmayı bıraktım ben mesela onları okuduktan sonra. Ya çünkü kendime bakıyorum. Tamam, ben de illa kendime bir kahraman aramıyorum. Ama zaten benim kahramanım var, Atatürk ya. Belki başka toplumda yaşasam benim aklıma Atatürk diye biri girmeyecekti doğal olarak. Ben de kendime birini arayacaktım. Belki arayışta olacaktım. Ama biz daha çocuktuk. Aklımıza Atatürk'ü soktular. Büyüdük, kendimiz okuduk, gördük. Aa, adam hakikaten kahramanmış. Kararını verenlerdenim ben şahsen. Okey, zaten benim vardı bir örneğim önümde. Ama bu örneğe sahip olmayan belki bir sürü insan var. Yani aslında Ya benim de kahramanlarım varmış. Anlatabiliyor muyum? Onu fark ettim. Peter Pan, ikinci kahramanım da Peter Pan. Uyumsuz bir çocuk yani. Çok sürpriz değil onu bu kadar sevmem. İnsanlar senin dediğin gibi menkıbeden de vazgeçmiyor, mitten de vazgeçmiyor, kahramandan da vazgeçmiyor. Sonra biliyor musun, ben kendimi de saldım. Bırak dedim, başka kahramanların da olacak hayat boyu. doğru Saldım söylüyorsun bak. kendim bu konuda ve insanlığı da bu konuda yargılamayı tamamen bıraktım. Benim kahramanlarım da burada bak. Ay! Görüyor musun? Asterix'le Obelisk. Obelisk miydi, neydi adı? Obrisk. Ya şöyle, ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani insanlar, toplumlar dönüşmek için kahramanlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunu doğal bir şey olduğunu düşünüyorum. Antropolojik bağlamda düşünüyorum bunu. Hatta psikanalitik bakımdan bakarsan da kişisel arketipler ne kadar önemliyse toplumsal arketipler de kahramanlar oluyor zaten. Yani kendi, her toplumun kendi içerisinde bir bilge ihtiyar figürü, bir işte prenses veya cadı veya bakire figürü. Bunların hepsi veya düzenbaz figürü. Bak her dönemde yeniden yeniden gündeme geliyor. Evet. Çünkü
Ya insan psişesi aslında sürekli mit üretmeye devam ediyor. Ne kadar uygar ve yerleşik de olsa, zaman ne kadar ilerlese, teknoloji ne kadar gelişse de kendi bağlamında mitler üretmeye devam ediyor. Bugünün komplo teorileri de böyle bak. Yani Hı, yaratıcı kesinlikle. olduğundan bahseden mi ararsın? İşte orada nükleer deneyler yapıyormuş, uzaylılar bilmem ne falan ya. Hiç değişmiyor bak. Evet. Toplum bilimsel seviyesi engelleyemez bu durum. Yalnız ben bunu en iyi, yine Atatürk'ten örnek verdim. Ben de oradan destekleyeyim. Afet İnan'ın Atatürk'le Görüşmeler diye bir kitabı var. Atatürk'le Hatıralar mı? Öyle bir şey olması lazım. O kadar güzel bir kitap ki mesela Atatürk'ün sorun çözme biçimini görüyorsunuz orada. Gerçek anlamda pozitivist, yurtsever bir devrimci. Olaylara nasıl bakıyorlar yani? Şimdi orada tam o bahsettiğim mevzu hakkında çok güzel bir anlatı vardı. Atatürk şimdi Türklerde denizciliği teşvik etmek istiyor. Ulan şimdi eski dönemlerde kimse çıkartamıyor. Fakat insanları denizci yapmak için denizi sevdirmek lazım. Denizi sevdirmek için de bir kahraman bulup onun aracılığıyla bunu sağlaman gerekiyor. Şak diye Barbaros Hayrettin'in heykelini dikiyorlar, tamam mı? Şey, doğrudan Barbaros. Çaka Bey'i bilmiyorlar mıydı acaba o sıralar? Veya çok mu Çaka Bey'den daha bilmiyorlar? ileri ve daha başarılı bir adam ya Barbaros Yani yani. evet de. Barbaroslar tam korsanlar kurdu herifleri yani şey. Evet. Yani o bambaşka bir mevzu. O yüzden mesela bugün bile Türk donanmasının hala bir numaralı kahramanı, orada heykelin de bulunduğu Barbaroslardır. Yani bu doğrudan Atatürk'ün yaptığı bir şey ve orada bunun teorisini anlatıyor. Diyor ki ya birilerinin çıkması için toplumdan daha önce birilerinin yapmış olması lazım. Dolayısıyla birisi yoksa da yaratacaksın abi onu. Yani çok klasik bir şeydir yani bu. Yoksa yapacaksın. Beni bu konuda şey de etkilemişti, çok doğru. Sera Kadıgil'in konuşmasını dedi mi TRT'de? Seçim Hı konuşması. hı. Orada mesela şey diyor ya ben çocukken diyor hiçbir kadın siyasetçi görmedim ki kadınların siyasetçi olabildiklerini, milletvekili olabildiklerini bilmiyordum bile diyor. Dolayısıyla hani şimdi diyor kız kardeşim sana hitap ediyorum ki hani sen beni gör, benden feyz al, ben daha da iyi bir şey olarak hani milletvekili olarak bu toplumun yönetimine doğrudan gir. Hani göstermek gerekiyor, bir örnek yaratmak gerekiyor yani. O kendisi doğrudan bir örnek olmaya çalışarak ifade ediyor bunu. Bu çok doğru bir yaklaşım yani. Bunu Türkiye'de bence geri kaldığımız her alanda yapmamız gerekiyor. Ama o kadar karanlık bir dönemde yaşıyoruz ki umarım ileriki süreçte yani bunun devamı gelir. Senin benim varlığımdan rahatsız olmalarının birilerinin sebebi de bu zaten. Bizim sadece var olmamız, işte arada sırada yayın yapıyor olmamız, konuşmamız, fikirlerimizi, bilgilerimizi paylaşmamız birilerine bu sebeple batıyor. Çünkü örnek oluşturmuş oluyoruz. Kesinlikle mesela. Oluşturduğumuz da örneğe bak yani, hiçbir marjinal tarafımız yok ha. Ya Sıradan normal insanlarız yani. adamlar o bile batıyor bak yani şey olmaman. Mesela toksik erkek olmaman bile adamı rahatsız ediyor. Çünkü kendi alanını kaybetmiş oluyor, anladın mı? Onun üstünden. Mesela ben kendi adıma konuşayım. Ben sosyalistim, hiç izlemiyorum açıkçası, söylüyorum zaten. İnsan benim takipçilerim de bunu biliyorlar. Benim bir sosyalist olarak Türk mitolojisiyle ilgili bir atlas yapmış olmam, burada kurumsal bir alan oluşturma acayip rahatsız ediyor adamları ya. Çünkü şey, o alan sürekli faşizmi besliyor aslında, tamam mı? Yani böyle şey, alt-right grupların beslendiği bir tarla gibi bir şey dönüştürülmüş durumdaydı Türk mitolojisi. Oradan bir noktada temizleyip bir kısmını kurutup düzenlemiş olduk. Benim üstünden mesela ben sürekli şunu söylüyorum. Evrensele temas edin. Farklı kültürlere merak edin. Kendi kimliğinize mastürbasyon yapmayın. Bir başkasının kimliğinin üstüne baskı yapmayın. Bunu tarihsel olarak söylüyorum mesela. Bu da adamları çok rahatsız ediyor. Çünkü edebilecekleri iki kelime yok aslında Ya bir de tarihsel şu bağlamda. var, biliyor musun? Hani illa tarihten bir örnek istiyor insanlar diye konuşuyoruz ya. Ya ben tarihte kendi incelediğim toplumlar arasında diye kısıtlayayım. Türkler kadar, az önce de değindik, başka kültüre açık, meraklı, kendi kültürünü ihtiyaçlarına göre sürekli güncelleyen, asla kompleksli olmayan bir başka millet görmedim. Ya sıfır kompleks bir millet yani, benim okuduğum tarihte Türkler, benim okuduğum dönem ne diyelim? İşte 6. yüzyıldan 16. yüzyıla kadar. Ya sıfır kompleks. Bu bize uymaz falan yok. Yani asla kendisine uymayacak şeyleri kabul etmiyor. Mesela kendisini Türk'ten başka bir etnik gruptan birisini yönetmesini kolay kolay kabul etmiyor Türkler, tamam mı? Kendi törelerine ters. Böyle kesin çizgileri var. Fakat iş kültüre gelince, kültürün bütün öğelerini düşünün. Giyim kuşam, dil, yemek, kıyafet, her şey yani, tamam mı? İşte atların bakımı, beslenmesi. Kendi hayatını daha müreffeh kılacak, daha müreffeh ve daha özgür kılacak her şeyi açıklar ya. Çünkü adamlar iki şey için yaşıyor. Zengin olmak ve özgür olmak. Çok mantıklı değil mi? Yani alın size tarihten örnek ya. Ya zaten şu, Hakikaten öyleler. bugün bahsettiğimiz yani milliyetçi mukaddesatçı zihniyet yani bir din ve bir etnik kimlik üstünden yapılan bütün yansıtmalar, faşist bir takım projeksiyonlar bunun üstüne yapılmış yani nasıl ifade edeyim doğrudan şey ırkçı diyeyim yani ırkçı ve dinci politikaların hepsinin özünde şeyi görebilirsin aslında Türklere kurumsal olarak ait olmayan İran mentalitesi var. Mesela Sasanilerde sen bunu doğrudan görürsün çünkü Sasaniler şöyle başlıyorlar lafa.
İran Şar diye bir yapı tarif ediyor. Yani İranlılar diyor. İran'a ait olan diyor. Bir de Aneran diye bir sözcük kullanıyor. Yani İran dışı, İran'la ilgisi olmayan falan. Ve onun Ha. sürekli olarak aşağılanması, toplumun sürekli olarak o İran Şar ekseninde tutulması gibi bir zihniyet söz konusu. Bak, Sasanilerin bütün Zerdüşt Kilise Teşkilatı, bütün devlet teşkilatı, onlardan bize kalan bütün argümanlar bunu besliyor. Diyorlar ki bir aydınlık, bir karanlık var. Biz İranlılar olarak aydınlığın safında olan bir halkız. Aydınlığın tek karşılığı Zerdüştlüktür. Bizim şahımız da aydınlık ışık ordularının başındaki tek lider. Ve onun bütün düşmanları karanlık tarafa ait. Onların hepsi, karanlıkların hepsi de yerin dibine girsin. Bunların hepsi öldürülebilir, kesilebilir falan. Mentalite bu. Ne kadar benziyor değil mi şeye? Ya bu siyasal İslamcı söyleme. Yani biz şu yüzü net bir tarif ediyor. Bunun dışındaki herkes karanlıktır. Bunlar düşmandır. Düşman hukuku. Bu Darül İslam muhabbetleriyle falan da ilgili bak. Bu bahsettiğim şey doğru. Dolayısıyla şey var. İran'ın ortaya çıkardığı ve Zerdüşt dönemde ortaya çıkardığı bir mentalite var. Bir argüman var. Bunun kendi manifestosu var. Bunu bütün Orta Doğu'ya yaymış, Batı Asya'ya. Bu sonraki Hristiyanlığı ve İslam'ı da etkilemiş yani bunun üstünden. Hristiyanlığı da vardır bak. O aydınlık, karanlık konsepti. Hristiyan dünyanın bütün düşmanlarını şeytana hizmet eden varlıklar olarak görülmesi falan. Bugün İran'da mesela hala şeytan imparatorluğu derler Batı'ya. Hala çok klasik bir yaklaşım yani. Türkiye'de de bu şey Sünni Müslüman, Hanefi Müslüman bir dominasyonu temellendirmek için kullanılıyor. Ama dediğim gibi özünde bir Türk kurumsallığı bile değil bu. Olduğu gibi Türklerin İran'a geldiklerini öğrendikleri, İran coğrafyasında kurdukları imparatorluklar sırasında içselleştirdikleri de Osmanlı'ya taşıdıkları bir konsept. Başka bir şey değil yani. Hatta Ya Osmanlı belli aslında bir süre... şeyde de bu Oğuzlar Horasan civarına girdiği zaman İranlarla çok çatışıyorlar ya. Evet. O Horasan şehirlerini, Nişabur'u falan bayağı yağmalıyorlar, yerle bir ediyorlar hatta. Ve İranlılarla çok anlaşamıyorlar. Çünkü İran'da da senin dediğine benzer şekilde hani İran'da da İrani olmayan kimseler pek hoş karşılanmıyor. Yönetimde olmaları en azından. Oğuzlar bayağı bir sıkıntı yaşıyor o coğrafyada aslında yani. Mesela şey söyleyeyim sana. Millet sistemi diye bugün bize itelenen şey aslında Sasani sistemidir o. Sasanilerin kendi Varna sistemidir, sınıf sistemidir. Bir İran Şar tarif edilir, o şeye bağlıdır. Direkt. Şaha ve Zerdüşt Kilisesi'ne bağlıdır. Bir de bunun dışındaki azınlıklar, yani kitap ehli olarak görebileceğim, doğrudan öldürülmeyen, vergi alınan ve işte farklı şekillerde yönetilen kişiler vardır. Mesela İran Yahudi şeyi, topluluğu. Bunları Reskalut derler. Reskalutların hahamı vardır. Haham doğrudan Şah'a rapor verir mesela. Şah'la doğrudan ilişki içinde. Bu Osmanlılardan patrikhaneyi kendi yanına çekiyor bilmem ne yapıyor falan ya. O millet sistemi tam karşılığı İran modeli aslında. Ta Sasaniler döneminde var. Onu bile oradan almış. Yani eski Türklerde tam olarak öyle bir kurumsallık yok bunun Evet, karşısında. onun benzeri bir şey yok ama Osmanlı'ya oradan geçmiş diyorsan yani zaten hani bir İslam kültürü oluşmuş. Tabii İslam tabii. Orta Doğu kültürü oluşmuş. Pek çok şeyi Orta Doğu'nun çanağından alıyorlar diyebiliriz. Yani ve de Ben bu da şöyle çok düşünüyorum. şaşırtıcı değil. Hani daireye Kesinlikle. adalet anlayışı var, millet anlayışı, devşirme hukuku o bile aslında hani Orta Doğu'nun Kesinlikle. bütün kültürünün ürettiği bir şey. Ama şunun altını çizmek lazım. İslam uygarlığı diye bir şey yok aslında. Bu büyük oranı İran uygarlığı. Yani İran'ın üstüne bu Hüsrev zamanında yapılan reformlar, mali reformlar, işte felsefe alanında yapılan bazı şeyler, Kabat zamanında yine hukuk reformları yapılmıştı galiba. Bunların hepsini toptan devralıyorlar. Ordu sistemi öyle, vergilendirme sistemi öyle. Yani Yani Bağdat'a İslam gelen... deyince ama şeyi de katacağız içine işte. Beytülhikme'yi katacağız, Abbasi hilafetini katacağız. Bir sürü şey Aslında var ben içinde. şunu demeye çalışıyorum. Aslında İslam devlet olmayı, devlet yönetmeyi İran'da öğreniyor zaten. Bunu demek istiyorum. Yani Araplar bundan önce kabile toplulukları halindeler. Önce geliyorlar İran'a bunlar. Mesela daha sonra işte şey Abbasi hareketiyle beraber aslında bizim İslam uygarlığı dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bundan önce bir Arap uygarlığı diye bir şey yok mesela. Bunu bilmiyorlar zaten. Mesela şey tesadüf mü? Çok affedersin, sen devam et. Ya bugünkü Bağdat mesela yanlış bilmiyorsam eski adı Ktesifon'du ve şeyin başkentiydi orası. Sasanilerin başkentiydi. Yani düşünsene İslam'ın bütün filozofları, bütün bilimsel gelişimde %90'ı Bağdat'ta oluyor ya. Ya bu nasıl açıklayacaksın başka şekilde? Bu İran uygarlığının üstüne oturmalarıyla elde ettikleri bir başarı zaten. Mesela bunu da şöyle açıklıyorlar. Eğer Araplar uygarsa ve bu birikimi geliştirebiliyorlarsa niye merkezden uzaklaştıkça gelişiyor bu? Merkez Mekke Medine mesela. Ne felsefe çıkıyor ne bir şey. Ama yukarı doğru bir gidiyorsun İran coğrafyasına gelince geometri mesela felsefe tamam mı? Müzik felsefesi, siyaset felsefesi, nizamı mülk falan bunların tamamı Bağdat ve İran hattından çıkıyorlar. Bu tesadüf değil. Ve biz Yani daha önceki olabilir, dönemde düşünülebilir.
Yani Sasanilerin mesela nasıl araştırmalar yaptıklarını şeyini biliyoruz biz. Mesela son dönemlerde yıkılmadan hemen önce çok sağlam bir şey topluyor bunlar. Coğrafya bilgisi. Yunan ve Hint felsefesini karşılaştırma olarak yazdırıyorlar mesela şeye. Zend Avesta'nın bir versiyonunu Avesta'ya yazdırıyor herifler ya. Yani dini kitaplarını güncelliyorlar. Bunun üstüne geliyor tam İslam imparatorlukları. Türkler bundan öğreniyorlar bak. Yani İslamlaşmış İran'dan öğreniyorlar kendi kurumsallıklarını. Dolayısıyla devşirme dedin ya. Devşirme sistemi hem Roma'da var. Evet, lejyonerler sistemiyle. E bir de şey gulamlar var yani İran'da var gene. İran İmparatorluğu'nda. Ya bu sistemlerin tamamını oradan aldım bana sorarsan. Evet, Türklerin zaten İslam kültürüyle tanıştığı yer aslında esasen İran. Bunu artık daha çok kişi biliyor zannedersem. Araplar değil aslında. Yani bir kültür Tabii, doğru. olarak, bir yaşam biçimi olarak, hukuk sistemi olarak İslam'ı öğrendikleri asıl yer İran. Hatta işte o Arap alfabesini benimsemeye başladıkları yer de orası. Mesela Osmanlıca dediğimiz şey işte eski Türkçenin Arap harfleriyle yazılması. Fakat imlası Arap imlası değil. Birkaç işte esre, ötre bir şeyler falan var ama Farsların imlasını daha çok kullanıyorlar. Bunu da daha çok insan artık biliyor zannedersem. Peki sana desem ki şu Eski Türk Portreleri kitabından iki kişi seç, bize özellikle anlat. Doğru soru. Özellikle seç. Mesela Gerçekten Suluk zor. Kağan, Arapların korkulu rüyası var. Niye Arapların korkulu Gerçekten. rüyasıymış? Suluk Kağan kimmiş? Mesela tabii şey ya burada çok fazla ayrıntıda girdiğim için anlatmak biraz zor oluyor. Fakat doğrudan bakayım. Çünkü bazıları hakkında bazen bir cümle var sadece. Başka hiçbir şey yok herif Evet. hakkında. Yani Ya ona bak. ben bunu merak ettim ayrı da. Sen özellikle iki kişi seçecek olsan hangilerinden bahsetmeyi tercih ederdin? Zor bir soru gerçekten ya. Ki neyi anlatsam bir yerini söylemedim. İki kişi. Evet, ama işte biraz fikir vermiş olalım insanlara. Kitapta olan bitenlerle alakalı. Mesela Selçuk, Yahudi Hazar kumandanlığından İslam'ın tahtına büyük atılıp başlığı Evet. var. Mesela şeyden Subutay bahsedeyim Noyan, mi? Tayga Şeytanı. Ay çok güzel isim. Tayga Evet. Şeytanı. Yani Roma keşke böyle kumandanlığı harika bir hatırlıyorum. komutan olsam da bana da Tayga Şeytanı adını verseler yani müthiş bir şey. Ne çok güzel lakap değil mi? Doğru tabii canım doğru. Onlara bir de ünvanlar işte yarattım doğrudan ki daha sansasyonel olsun yani bazıları. Ama tabii kendi hayatlarından doğrudan alınmış şeyler bunlar ya. Mesela ben olsam şey Promo Cesaro'dan başlayabilirim. Cesar yani. Ben zaten Geser, piyasaya evet. çıkış yapan insanlar beni biraz onunla özdeşleştirdi de ben de biraz öyle onu açtım aslında. Mesela özellikle Hazarlara ve Türk şairlere ben alan açıyorum. Çünkü milli eğitimin en korktuğu iki grup bu Türkiye'de. Tamam mı? Bunların bilinmesinin Türkiye'de din çeşitliliğine yönelik bir sempati doğuracağından korktukları için yani Budist Türklerin, Yahudi Türklerin de olabileceğini, dolayısıyla bugün de bunların olabileceğini sen zemin açmış oluyorsun. Bunları da oradan Ay siliyorsun. gerçekten bu yüzden mi korkuyorlar sence Kesinlikle bu ya? yüzden ne olacak? Hazarlara iki cümlede geçmişler sadece yani reddedemeyecekler için koymuşlar. Türk şairler yok. Yok bak net. Böyle söyleyeyim sana. Tek dertleri bak net söyleyeyim sana. O kadar Sasani kafası ki bu. O kadar İran modelinde bir devletin yapacağı bir şey ki bu. Türk devletinin yaptığı. Cemiyeti korumaya çalışıyor bak. Eğitimin amacı bilgi öğrenmek değil bu ülkede. Cemaat yapısını korumak. Yani ne olursa olsun Müslüman Türk, Hanefi Müslüman Türk olarak kalsın. Bunun dışındaki bütün etnik gruplar, tüm dinsel yönelimler, tüm cinsel yönelimler yasak. Da yok. Siliyor bunu olduğu gibi. Bulursa da saldırıyor direkt zaten. Her zaman yaptığı gibi saldırarak yok etme, yıkmaya çalışıyor falan. Ya bunun da biliyorsun bir sürü örneği var. 6-7 Eylül'den başlatabilirsin. Mübadeleden başlatabilirsin. Çok talihsiz bir olaydır. Tamam, daha da geri gidebiliriz. Daha da ileri gidebiliriz. Bir sürü olay var ama son takdirde çeşitlilik istenmiyor. Net. Yani hiçbir şekilde istenmiyor. Bu bir zayıflık olarak görülüyor. Bir çatışma unsuru olarak görülüyor çeşitliliğin olması. Yani çeşitliliği yönetmek falan hiç orada değil yani. Normalde çağdaş olarak bugün yaşadığımız çağdaş dünyada tüm medeni ülkeler çeşitliliği nasıl yönetebiliriz diye bakarlar. Türkiye'de çeşitliliği nasıl yok edebiliriz, bellekten silebiliriz gibi bir zihniyet var. Dolayısıyla şey, Ulan Kağan'dan başlayayım. Ulan Kağan mesela o kadar enteresan bir figür ki kendisi menkıbeli bir yönü de var. Şimdi normalde Hazarlar biliyorsun Göktürklerin batı kolundan bağımsızlaşarak ortaya çıkmış bir topluluk. Normalde bu Kerç Boğazı, Kırım tarafına doğru giden Göktürk akımları bir noktadan sonra orada üsleşmeye başlıyorlar bunlar ve devlet yıkıldıktan sonra bir süre sonra Hazarya veya Hazar Krallığı şeyle Hazar Kağanlığı adıyla yeni bir yapının orada oluştuğunu görüyorsun. Kimileri bunu Tong Yabgu'ya bağlıyor mesela. İlk o akınları yapan kişinin, orayı şey yapan kişinin ne olduğunu söylüyor ama daha sonra tabii karanlık bir dönem var. O dönemde daha çok işte Vikinglerin, Rusların, Slavların daha ön plana çıktıkları.
Bizans'ın mesela Bulgarları Hristiyanlaştırıp daha da yukarı doğru gitmeye başladığı falan özel bir dönem var orada. 7. ve 9. yüzyıllar mıydı? Tam net hatırlamamakla birlikte. Bulan Kağan orada şunu fark ediyor. Şimdi güneyde bir Arap orduları ilerlemeye başlıyordu orada. Çok hızlı bir şekilde Doğu Roma'dan Bizans'tan kalan boşluğu dolduruyorlar. Kuzey Afrika'dan İran'a kadar yayılıyor bunlar. Çok ciddi biçimde cihat ilan edilmiş durumda ve yukarı doğru Arap orduları geliyor. Kendi yukarılarından Viking saldırıları olmaya başlıyor. Tamam, Sviatoslav gibi işte bazı Viking liderleri artık akınlar yapmaya başlamışlar. Slavlar organize oluyor falan. Doğudan bu sefer Oğuz Türkleri var. Onlar ittirip duruyorlar. Orada kendilerine göre daha az medeni olan Türk toplulukları var. Onlar da saldırıp akınlar yapıyor falan. Batı'da da Bizans var. Şimdi Bizans'la ittifak kuruyorsun ama bunun bir bedeli oluyor. Doğrudan Hristiyan dünyaya yaklaşarak asimile olma şansın var falan. O kadar akıllıca bir şey yapıyor ki Bulan Kağan zamanında Hazarlar. Ya diyorlar, bak tipik Türk kafası. Bundan daha Türk bir davranış şeyi görmedim ben. Diyorlar ki ya Hristiyanlarla Müslümanlar bizim düşmanımız. Öyle bir şey yapalım ki bu ikisi bize saygı duysun, biz onlara saygı duymak zorunda olmayalım. Şah Yahudi oluyor herifler. İki tarafta şimdi Yahudiliği çünkü doğrudan şey olarak görüyorlar. Kendi şecerelerinin devamı olarak görüyorlar. Yahudiler onları bir devam olarak görmüyor. Dolayısıyla kendilerini tamamen siyasal bağımsızlıkların dini olarak teşvik etmiş oluyorlar. Ve şunu da biliyoruz. Daha sonra ortaya çıkan mesela Karaim sekti gibi bazı Yahudi sektlerinin doğrudan Hazarlardan kaldığını biliyoruz. Bulan Kağan bazı menkıbelere göre bu transformasyonu gerçekleştiren kişi. Kendisi Hazar Kağanlı iken açıkça söyleniyor mesela o yıllarda işte Hazarlar pagandı. Pagan yani şamanist demeye çalışıyor aslında. Paganken işte buna bir melek görünüyor Hazar Kağanlı. O diyor ki ya sen gerçek Tanrı'nın yoluna gelmen gerekiyor bak Tanrı'nın yolu şudur falan filan deyip onu Yahudiliğe çağırıyor doğrudan. Sonra Bulan bu rüyadan uyandıktan sonra kanter içinde böyle şey yapıyor. Etrafa danışıyor falan. Neydi bu gördüğüm falan diye. Orada işte bir sürü Talmud'daki Tevrat'tan doğrudan simgeler falan var. İkinci konuşması daha da komikti. Tanrı'ya şey diyor Bulan Kağan gördüğüm öyle. Ya ben inanıyorum sana da diyor. Benim halkım pagan diyor. Putlara tapıyorlar diyor. Bunları nasıl şey yapacağım? Hani bunu diğerine de göstermen gerekiyor diyor. Diğeri dediği Bek unvanı alan orduların komutanı. Hazarlarda bu iki ayrı yapıdır. Diğer Türkler gibi değildir. Hazarlarda mesela Kağan daha çok bizim eski sistemin cumhurbaşkanı gibidir. Yani ritüelleri düzenler, dış ilişkileri yönetir falan. Ordunun başında o olmaz. Bek unvanlı başka bir kişi olur. O kişi de zamanla zaten darbe yapar, Kağan olur falan. Biraz ikili yönetim gibi bir şey var yani. Sonra Bek'e de görünüyor aynı melek falan. Bu süre zarfında bunlar Yahudi oluyorlar. Daha sonraki 200 yıl boyunca Yusuf'un mektubu gibi kısmen tartışmalı. Bazıları da Bizans kayıtlarında gördüğümüz üzere tartışması bulunmayan bazı atıflara göre Karadeniz'in kuzeyinde bunlar tam teşekküllü bir Yahudi devleti oluyorlar. İran'da baskı gören mesela şeyler bir takım Yahudi toplulukları yukarı doğru göç ediyorlar. Hazarlara doğru. Onlar mesela Kiev'de cam endüstrisi falan geliştiriyor. Bunlar aynı zamanda tüccar ve üretim yapan adamlar. Yani Hazarlar diğerleri gibi değiller. Bazı kaynaklara göre Kiev şehrinin kurucusu da bunlar Ukrayna'daki. Ya oralarda mesela ticaret hatları oluşturuyorlar bunlar. Paralı asker olarak Vikingleri ve Oğuz Türklerini kullanıyorlar. Bazen de peçenekleri falan bu şekilde. Orada büyük bir şey Bozkır Hanlığı olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Yaklaşık 250-300 yıl galiba. Daha sonrasında Arapları da yeniyorlar çok uzun süre. Hatta özellikle şu yorum yapılır. Hazarlar Avrupa'yı ve İskandinavya'yı İslamlaşmaktan kurtarmıştır diye tespit ederler. Çünkü o kadar fazla yıpratıyorlar ki Arapları. Onlar olmadığı takdirde İskandinavya'ya kadar gidecek Araplar. Önlerine hiçbir engel yok yani Hazarlar dışında. O yüzden özel bir önemi vardır ve bütün dünya Yahudilerinin güvenli sığınağı, güvenli limanı gibi görünmüştür yaklaşık 100 yıl boyunca. Bunu da şeyden anlıyorsunuz. İspanya'daki Cordoba Emirliği var ya o dönemlerde. Hani bu Endülüslülerin bir sürü emirliği var falan. Onların bir tane veziri mi, danışmanı mı bir şey Yahudi herif. Diyor ki mektup yolluyor o tarafa doğru. Diyor ki gidin orada Hazar Kağanlığı diye bir şeyden bahsediliyor. Bunlar Yahudiymiş güya. Ben bu adamlar hakkında bilgi istiyorum diyor. Bu mektubumu oranın kralına iletin diyor. Sonra cevap geliyor. Tamam mı? Bildiğin kimle konuşuyor tam hatırlamıyorum Yusuf kendi mektubunda da. Hazar Kağanlarından Bulan değildi galiba bir başkasıydı. Obadiah veya Zekariya olabilir. O da şey diyor, evet diyor biz Nuh'un oğlu Togarma'nın soyundan geliyoruz diyor. Biz Yahudiyiz diyor. Evet Yahudilerin koruyucusu olan bir devletiz falan filan. İşte şuna inanıyoruz, buna inanıyoruz. Kendi içtihadını falan anlatıyor orada. Hangi sekte ait olduğunu bilmem neyini. Ama orada şunu görüyorsun. Adam diyor ki biz Türkler Nuh'un çocuklarıyız diyor. Diğer kardeşler diyor sayıyor Türk isimleri saydı. Avarlar, Subarlar bilmem ne. Bunları Subar, Avar diye ayrı insanlar olarak sayıyor mesela. Klan Bu gibi tamam mı? kaçıncı yüzyılda oluşmuş, yazıya geçirilmiş bir metin? Onu tam hatırlamıyorum ama 10. yüzyıl falan olması lazım ya.
Yanlış hatırlamıyorsam. Şey, çünkü şu aklıma geldi. Benim çalıştığım dönem metinleri, 13-16. yüzyıl arası dönem metinlerinin bazılarında Türkler Yafes'in çocukları olarak geçiyor. Bazılarında doğrudan Nuh'un çocukları deniyor. Evet. Bazılarında Nuh'un bir başka oğlu daha var. Adı neydi ya? Samsam, Yafes. Yok yok. Hangisi? Çok değişik bir adı vardı, unuttum. Yani Hmm. farklı farklı metinlerde bir şekilde Nuh'a bağlanıyor hep Türkler. Ama Evet. tabii ki bunlar o dönem için hani yani bilim yok, bir Menkıbe'yi şey yok doğru tarzı. düzgün. Evet. Tabii. Yani Ya orada şey de geçerli değil. şeyler değil tabii. İlk defa Türkler kendi soy kütüklerini başka bir halka bağlıyorlar. Bak, bu bence çok büyük bir kırılma tarihte. Daha önceki hiçbir dönemde Türklerin kendilerini başka bir Evet, halkın asla. kozmonosuna göre. Bak, esas sorun burada zaten. Bir bellek silme durum var ya bak. İbrahim'i dinlerin hepsinde bellek silerek giriyorsun zaten. Çünkü kendini başka birine doğru bağlıyorsun. Bütün sorunların kökeninde bunun olduğunu düşünüyorum. Türk kimliğiyle ilgili ciddi kırılmalarda ben. Ama aksi de mümkün değildi. Yani anomali yaptıklarını düşünmüyorum. Neden öyle yaptılar falan diyecek kadar anakronik bakmayacağım. Bunun bugün sürdürülmesinde bence bir sorun var. Ama şeye geri dönmek gerekirse, orada da tam senin dediğini diyor zaten. Diyor ki, Nuh'un oğlu Togarma'nın oğlu Türk mü? Öyle garip bir şey söylüyor. Onun oğlu başka bir şey diyor. Diğer klanların adlarını sayıyor sonra. Böyle garip bir durum var. Ama gördüğüm ilk Nuh şeceresi buydu benim. Hazarlarda. Yani Müslümanlardan önce onlarda var. Enteresan tarafı işte bazı kaynaklar, ki bunlar öyle saçma sapan mabattan uydurma kaynaklar değil. Selçuk'un da bir Hazar kumandanı olabileceğini söylüyor mesela. Ben de oradan o kaynakları da şeyde paylaştım. Bunlar böyle JSTOR'da falan yazan şeyler arkadaşlar. Hani Glasgow'daki Osmanlı tarihçiliği üstünden falan anlatılan şeyler. Yani dandik bir şeyde, Türkiye'nin mesela bir kırsal üniversitesinde bahsedilen şeyler değil. Bazen şey diyor insanlar, o kaynağı nereden buldun? Saçma kaynak o falan. Kendi inancına zarar veriyor ya. Ben de diyorum ki arkadaşlar, saçma kaynak falan değil. Dünya akademik literatüründe var zaten böyle bir iddia. Kaynağında da oradan paylaştım kitap içerisinde. Onlar şöyle diyorlar. Oğuzların başlangıçta Hazarlara hizmet eden bir paralı asker grubu oldukları, Selçuk'la babasının ve dedesinin de onlara hizmet eden vasallar olduklarından bahsediyor. O yüzden bunu destekleyen iddialardan biri, herifin oğullarının hepsinin Talmudik adları var. Hepsinin. Tamam mı? İsrail zaten birinin adı. Atıyorum Musa var, işte başka bir şey var, Mikail miydi? Mikail, Musa, İsrail falan adlar böyle çok şey. Mesela bir başkasının adı. Ya o kadar Tevrat adları ki bunlar. Yani bu iddiayı çok destekleyebilecek cinsten bir şey. İkincisi, bu kadar hızlı Müslüman olmalarını da açıklıyor bu durum. Mesela İran'a geldikleri gibi şak diye Müslüman oluyorlar ya Oğuz toplulukları. Şeyi nereden tanıyorlar? Bu kadar mesela sünnet uygulamaya çok hızlı adapte oluyorlar. Diğer İslami kurallara çok hızlı adapte oluyorlar. Bunlar mesela Yahudi teolojisinde de oradan olan şeyler. Yani Evet. dünyanın kozmik bir çarpışma alanı olarak algılanması, sünnet kavramı, Talmud gibi yerleşik yasalarla düzenlenen bir yaşam, bunun üstünden tarif edilen bir kozmoloji. Buraya bu kadar hızlı adapte olmanın arkasında bu Yahudi geçmiş olabilir diye düşünülüyor. Öyle söyleyeyim. Oğuzlar şeyler gibi değiller. Bizim bu saydığımız diğer Budist topluluklar gibi değiller. Bunlar çok yukarıda ve batıdalar. Çok kuzeybatıda. Bugünkü Kazakistan civarında bir yerdeler bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla doğrudan Hazar vasalları olma ihtimalleri çok yüksek. Ağzına sağlık. Ya bu Kesaro, yani Framo Kesaro Geser hakkında da net şeyi söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu belki de milli eğitim sisteminin en koptu adam ya. Ben öyle söyleyeyim size. Ben Gerçekten özellikle mi? tabii, çok net ifade edeyim. Bir tane makale bulamayacaksınız onun hakkında. Belki bir iki tane şeydir. Hani buna referans yapan bir iki tane hani yüksek lisans tezi falan gibi bir şey bulabilirsiniz ama milli eğitimde onların adının bile geçtiğini görmeyeceksiniz. Çünkü bugün kurulmak istenen ümmetçi kimliğe en büyük zararı o veriyor. Çünkü Türk Şahiler, Göktürklerden bağımsızlaşan bir topluluk. Bak gene Hazarlar gibi. Önce bir askeri vali tarafından yönetiliyor bunlar. 7. yüzyıl civarında olması lazım ilk belirtileri ortaya çıkıyor. Bugünkü Afganistan tarafına yerleşiyorlar. O sırada yerli Akkun toplulukları falan var. Bunların üstünde hükümdarlık kuruyorlar. Zamanla Budistleşiyorlar orada bulundukları zamanda. Oraya giden mesela bazı kişilerin yazdıkları şeyler var Türk şairler hakkında. Açıkça şey diyorlar. Bunlar üç mücevheri el üstünde tutarlar. Dinlerine çok bağlıdırlar falan. Üç mücevher dediği bu da Dharma Sangha. Yani doğrudan Budist doktrin. Devamında da orada ne kadar fazla pagoda yapıldığı, halkın ne kadar zengin olduğu, çok dindar ve zengin aynı zamanda savaşçı bir topluluk olduklarından, iki ayrı halkın olduğundan bahsediyorlar. İki ayrı halk derken bir tanesi Hu barbarları diyor, Akkunlar bahsettiği. Bir de bunların başlarında Türkler var yönetici olan. Yani asilzade aristokrat grubu onlar oluşturuyorlar. Zamanla Göktürkler yıkıldıktan sonra bunlar bağımsız bir devlet haline geliyorlar bölgede. Hatta Çin'le bir takım siyasi ticari ilişkiler kurduklarını biliyoruz. Sonra Arap saldırıları başlıyor İran'a. Yani Arap işgali başlıyor. Bunlar da oradan İslam'ı yaymaya başlıyorlar falan.
Afganistan sınırına geldiğinde şak diye duruyor. Bak, ışık hızıyla bir taraftan İspanya'ya, bir taraftan İran'a yayılmış İslam, Afganistan'da Türk şehirlerinin önünde duruyor. İkinci durduğu yer Kafkasya'da Hazarların. Bak, aynı dönemde bunlar. İki Türk toplumu var. İkisi de İslam'ın yayılışını engelliyor aslında bulundukları bölgede. Bir tanesi Kafkasların üstüne ittiriyor Ermenistan'a doğru Arapları. Türk şahiler de Hindistan'a geçmelerini engelliyorlar Afganistan üstünde. 100 yıl falan savaşıyor bunlar. 120 yıl falan, bayağı da yüksek. Şimdi diyeceksin ki lan bunlar Türk şahisi, bu ad niye böyle? Fromo Kesaro ne? Garip bir ad yani bu. Olaya bak şimdi. Gene Türklerin ikinci bir versiyonuna geliyoruz. Şimdi bunun babası var aslında. Babasının adını hatırlamıyorum da, Kesaro'nun. Çok büyük bir Arap karşıtı herif yani. Hayatını Araplarla savaşmaya harcamış falan. O kadar nefret ediyor ki Araplardan. O sırada Bizanslılar Araplara karşı büyük bir savaş kazanıyorlar. Heraklius zamanındaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Roma Sezarı ya, Bizans'ın ünvanı. O kadar mutlu oluyor ki herif, çocuğun adını Roma Sezarı koymuş. Fromo Kesaro yani. Ha manada. Aynen. Doğrudan o kadar etkilenmiş ki Bizans'ın zaferinden. Adama bak ya. Ya çok garip bir şey yani. Prezident koymak gibi bir şey çocuğun adına, Evet anladın ya. Obama koymak gibi bir şey. mı? Aynen. Amerikan başkanı Obama koymak gibi. Çok ilginç. Aynen öyle. Ondan sonra işte şey, burada enteresan bir şekilde oğula tahtı gönüllü bıraktığı örneklerden biridir Türk şahiler. Baba oğluna yer açıyor direkt. Fromo Kesaro geliyor. Devam eden işte 15-20 yıl boyunca falan müthiş yenilgiler veriyor Araplara. Bunlar mahvoluyorlar falan. Hatta bazı emirler, doğu bölgesindeki emirler Araplarla olan bağlaşıklarını kesiyor. Fromo Kesaro'ya vergi vermeye başlıyorlar Türk şahileri falan. O kadar şey yani, etkili oluyorlar. Ama bir noktadan sonra tabii Araplar İran'da bütün olayı konsolide ettikten sonra yine büyük bir savaşta gidip saldırıp yıkıyorlar bir noktadan sonra Türk şahidir, ama 100 yıl falan oyalanıyorlar orada yani, o dağlarda. Bu çok büyük bir olaydır. Düşünsene, bir Türk topluluğu var. Bunlar Budist. Gidip Arapların İslam'ın yayılmasını engelliyorlar. 100 yıl ya. Ve bütün halklara o kadar büyük ilham veriyorlar ki Fromo Kesaro zamanında. Onun adından Gesar efsanesi doğuyor. Gesar Vay miti be. doğuyor. Bizim Yani bildiğimiz. Araplara bu kadar hevesle savaşmaları diyelim, Arapların yayılmacılığından muhtemelen değil mi? Çünkü o dönemin Arapları özellikle çok yayılmacı. Yani Tabii, her yeri şey ele geçirmeye çalışıyorlar. Herkesin ülkesini ele geçirmeye çalışıyorlar. Hani şimdi ne bileyim, ırkçı mı övüyorsunuz falan gibi laflar gelebilir de, o zaman zaten herkes ırkçı bir kere. Kusura bakmayın. yani Kimse kimseyi sevmiyor zaten. şey be ne? Kutayı da Artı ırkçı değil mi? yani herkes ırkçı, bir de hani Arapların kendisi zaten çok Tabii. yayılmacı. Yani her yeri ele geçirmeye çalışıyor. İslam'ı yaymak aslında bana göre, bir tarihçi olarak bana göre sadece bir bahane. Ya yani onların Tabii canım. yayılmacılığını destekleyen bir şey, o kadar yani. Kesinlikle yani, klan aidiyetler devam ettiği için Arapların klan sistemine bakmanız lazım arkadaşlar. Ona potlaç sistemi derler. Mesela Keltlerde de vardır. O. Bütün barbar topluluklarda şey vardır. Parasal ilişkilerin aşırı derece gelişmediği, karizmatik liderler etrafına örgütlenen bir topluluk, savaşçı aristokrasisi vardır ve bunlar varlıklarını yağmalayarak ele geçirdikleri yüksek meblağdaki ganimetleri etrafa paylaştırarak korurlar. Ya Dolayısıyla bu arada birbirlerini de yağmalıyorlar. Mesela tabii tabii birbirlerini Araplar, yağmalıyor. Arap kabileleri birbirlerini yağmalar, Türk kabileleri de birbirlerini yağmalar. Bunu Ya tabii yapıyorlar canım. yani. İslam peygamberi öldükten sonra 28 peygamber dönemi mi? Garip bir dönem var ortaya. Bir anda bir sürü peygamber çıkıyor. Biz de peygamberiz lan falan diyorlar. Bir 10 yılda onlarla savaşıyorlar. Ha. Bütün Arabistan'da o tekrar konsolidasyon sağlıyorlar falan. Ömer zamanında galiba. O yüzden şey, üstüne düşünmek lazım. Ekonomik etkiler her zaman dini etkilerden yüksektir arkadaşlar. Dini etkiler her zaman bir bahanedir yani. Ekonomik etkinin elde edilebilmesi için. Haçlı seferleri gibi. Burada da Araplarda şey olayı var. Her gelen kumanda merkezdeki halifenin gözüne girmek için olabilecek en yüksek zulmü uyguluyor. Müthiş bir yağma, tecavüz, işte mülk transferi falan. Ben şöyle öyküler gördüm ya. Hazar Türkleriyle yapılan savaşlarda bütün halkın, bak sivillerin, Türklerin toplu halde ırmaklarda boğdurulduğu kayıtlar var. Mesela şehri almaya çalışıyor. Alamıyorlar ya bunu. Bir noktadan sonra şehir teslim oluyor. O kadar büyük bir kinli Araplar giriyor. Önce bir sistematik tecavüz kadınlara. Erkeklerin büyük bir kısmının öldürülmesi, çocukların köle edilmesi falan. Bir kısmının da ırmakta boğdurulması. Ve bu çok seri yapılıyor. Hatta bazı Korkunç. öykülerde Arapların eline düşmemek için kendilerini kale burçlarından atan Türk kadınları var. Bak, tecavüz uğramamak için atıyor kendini direkt kaleden falan. Böyle örnekler var. Hatta şunu gördüm. Kendi etrafını ateşle çevirip kendini yakan aileler vardı köle olmamak için Araplara. Böyle çok trajik öyküler var mesela. Daha sonrasında işte şey, Türk şairlerde de şeyi görüyorsunuz. O kadar barbarlar ki. Müthiş bir barbarlık. Yani şey gibi değil bu. Mesela Roma ile kıyasla, Roma girmiştir Mısır'a, değil mi? O da yağmalamıştır. O da bir sürü insan öldürmüştür, ama
Roma Mısır'daki mesela obeliskleri, o dikili taşları oradan söküp şeye dikmiştir. Kendi başkentine Roma'ya götürmüş, oraya dikmiştir. Çünkü bir estetik algısı vardır adamın yani. Şimdi Araplar şöyle yapıyorlar. İran'daki Zerdüşt mabetlerine giriyorlar. Altın takılar, objeler alayını eritiyorlar böyle, tamam mı? İşte Hindistan sınırlarına göre Türk bölgelerinde Buda heykelleri var böyle devasa. Zaten put sözcüğü Buda demektir bu arada. Putperest Budist demektir ve Türkleri aşağılamak. Öyleymiş. Ben de sende yaptığımız yayından sonra araştırıp öğrenmiştim. Aynen. Evet. Sonra işte şey yapıyorlar, bak orada şey çok ünlüydü. Kayıtlarda onu görmüştüm. Taberi'deydi galiba. Oradaki en büyük altın Buda heykelini alıp Mekke'de pazarda eritip satıyorlardı mesela. Bununla övünüyorlardı falan, tamam mı? Yani adamların hiçbir estetik kaygı yok. Bak götürüp şey de dikebilir onu. Götür mesela Mekke'de senin işte siten neresiyse. Gittik, yok öyle bir şey adamda. Yani o illa eritecek onu, paraya çevirip onunla da köle Ya alacak. muhtemelen şey yok çünkü iktidarın bir sembolü olarak bir yapı dikme geleneği yok ki Kesinlikle. Bozkır halklarında. Yerleşik imparatorluklarda, yerleşik devletlerde bu var. Roma'nın zaten bütün olayı o. Öyle büyük bir şey yapalım ki iktidarımızı sembolize etsin. Türk-Moğol halklarında ve Türk ve Moğol olmayan diğer Bozkır halklarında böyle şeyler pek yok yani. Alır, eritir, satar. Daha mantıklı gelir ona. Doğru söylüyor. Zaten bunu şey özgü olarak söylemiyorum. Mesela bazı Hun topluluklarının da böyle yağmalar yaptıkları, hiç affetmedikleri falan yazıyor. Bak Akkunlar da var. Hindistan'a giriyorlar. Yağmalıyorlar, komple bir yıkıyorlar falan filan. Ama aradaki fark şu arkadaşlar. Herifler doğrudan sanatı koruyabilecek seviyeye gelebiliyorlar bir yüzyıl sonra. Mesela bütün Asya'ya aslında şey yayanlar, Uzak Doğu'daki bu İpek Yolu üstüne her yere Budizmi yayanlar şeylerdir ya. Kanişka vardı ya, Kuşanlar. Kuşanlar mesela. Çok bilinen bir topluluk değildir ama o Greco-Baktra sanatını ortaya çıkan adamlardır ya. Yani hem şeye gidiyorlar, bugünkü Afganistan'a, İskender'in çocuklarının oradan hükmettiği bir bölgeye gidiyorlar. Baktra krallığını yıkıp yerleşiyorlar. İlk başta diyorsun ki lan bunlar hayvan herhalde, barbar falan. Hiç ilgisi yok. Bir nesil sonra herifler kendileri Budist oluyor. Yunan sanatını destekliyorlar. Bugün mesela British Museum'da bulunan birçok eserin doğrudan patronajını yapan adamlar Kuşanlar ya. Kuşanların da işte Türkik mi yoksa İranlı mı, işte Indo-Aryan mı olduğu tartışılıyor. Ben Türkik olduklarını düşünüyorum şahsen. Fakat bu tartışma bitmiş bir tartışma değil. Söyleyebileceğim şey şu. İpek çağın altın dönemini yaşıyor onların şey, İpek yolu altın çağını yaşıyor yani. Ve Budist eserler inanılmaz derecede yüksek üretiliyor. O döneme damga vuruyor Kuşanlar yani. Aradaki fark bu. Ya Araplarda bunu görmüyorsunuz böyle bir şeyi. Ya bir şeyle ilişkilenme, onu devam ettirme, böyle bir şey yok. Minyatürleri falan kırıyorlar ya İran'a girdiklerinde. Çok uzun süre mesela İran toparlanamadı. Ya Samaniler döneminde falan sadece siyasi idari yapısını toparlayabildi. Abbasiler devrinde de yani bir böyle şey ulusal olarak ayağa kalkabildi sadece. Kendi rengini çalabildi İslam'a. Ama İran'ın kendi düzeyinde toparlanması, kendi işte ekonomik ve sanatsal fonksiyonlarında ilerletebilecek seviyeye gelmesi 15-16. yüzyılı buldu ya. Bu kadar büyük bir darbe vuruldu yani. Tabii Moğol istilası falan da var bunun üstüne gelen. Ama sıkıntılı bir dönem tabii. Sonuç olarak Fromokeser'den neden korktuklarını bence anlatabilmiş olmuşuz şeylere yani, insanlara da. Evet, ağzına sağlık. Son bir şey soracağım. Fakat sen cevaplarken ben maalesef kedimle bir ilgilenmek zorundayım. Bir yandan seni dinliyor olacağım, Tabii tamam tabii. mı? Osman denen eşkıya, terörist kedim beni buliliyor deminden beri. Şu İlbilgi Hatun Aşina Kraliçesi. İlbilgi Hatun'dan bahsederek yayınımızı sonlandırırsak çok sevinirim. Dinliyorum seni. Ya İlbilgi Hatun'da gerçekten o kadar az bilgi vardı ki hakkında. Sıkıntılı bir durumdu ya. Ben de bakayım buradan hatta. Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. İlbilgi Hatun'un 8. yüzyılda Göktürk Devleti'ni küllerinden dirilten efsanevi lider İlteriş Kağan'ın eşi olduğunu ben söylüyorum ilk cümlede ama İlbilgi'den bahseden bütün metinler aslında sanırım Bilge Kağan yazısına ait ve orada da doğrudan kendi babası ve annesini Gök Tanrı ve Umay'la ilişkilendirdiği bir anlatı var. Orada şeyi görüyorsunuz aslında. Türklerde bu tip tanrısal avatar inancının olduğuna dair izler görüyorsunuz. Bunlar büyük ihtimalle Budist yansımalar diye ifade edildi önce. Aslında değil. Türk şamanizmi doğrudan bunun bir karşılığı var. Türklerde majik bir kavram var, kut diye. Bütün liderlerin, başarılı olan savaşçı işte kumandanlarının kut taşıdığı düşünülüyor. Eğer bir gün patır patır yenilmeye başlarlarsa kutunun kaybettiklerine dair yoruluyor bu ve o herifleri görevden alıyorlar. Bu tipik bir bozkır liyakatidir yani. Ya Sen şöyle eğer çok fazla... özetleyebilir miyim? Tabii. Bayılıyorum. Gördüğüne inanıyor adamlar. Sen savaşı kazandın ve han mı oldun? Demek ki Tanrı kutu sana verdi.
Sen Aynen öyle. yenildin mi? Demek ki Tanrı kutu senden aldı. Harika değil mi ya? Çok pozitif. Gördüğüne inanıyor adam. Pozitivist gibi. Aynen öyle ve hemen hiç acımazlar, indirirler iktidardan yani. Güçleri varsa direkt hallederler. Zaten Türklerin arkadaşlar bu ilerleyen dönemlerde Hristiyanlık ve İslam gibi dinlere girmesinin arkasında bu kendini koruma şeyi var yani yönetimin. Hani ben öyle bir noktaya geleyim ki dini olarak beni sorgulayamayacak durumda olsunlar. Ben istediğim zaman çocuğuma iktidarı bırakıp şey yapabileyim. Kimse benim yerime gelmesin. Dikkat ettiyseniz kurultay başka dinlere geçtikten sonra devam etmiyor Türklerde. Çok kısa bir sürenin ardından. Çünkü bu dinlerin sağladığı en önemli şey yönetenlerin sorgulanmazlığı. Özellikle de İslam'da var bu. Yani zillullahı fil arz, yeryüzündeki gölgesi Allah'ın falan bunlar. Ya bu tanımlar, bu ünvanlar yönetimi imkansız kılıyor. Sadece darbe yaparak falan adamları indirebiliyorsunuz. O da Osmanlı tarihinde görüyorsunuz zaten. Onun dışında ama hanedanın devamlılığını koruyorlar. Hatta Osmanlılar belki de tarihte en başarılı olanlardan biri olabilir hanedanı koruması Kesintisizlik konusunda. konusunda. Yani böyle bir durum. Ya burada beni etkileyen şey de aslında İl Bilgi hakkında işte kaç yılında öldüğü yazıyor. Bir de İlteriş ile beraber hareket eden onun hatunu olduğu yazıyor. Bunun dışında neredeyse hiçbir bilgi yok. Buradaki bence en önemli şey şu. Umay gibi anam diyor bir yerde. İl Bilge'den bahsederken Bilge Kağan. Bak orada tipik şey görüyorsun. Türklerde bir tanrısal çift anlatısı var. Yani kök ile daha sonra Ülgen'e dönüşecek olan fırtına tanrısıyla Umay onun eşi ya doğrudan. Evet. Kağan ve Hatun'a denk görüyorlar. Aslında Kağan ve Hatun o makama çıktıkları anda tanrılarının cosplay'ini yapan iki varlık gibi görünüyorlar. Tanrısal bir arka planları var zaten. Mesela orada şey vardı. Akdeniz Erbaşı'da mesela konuşmuştuk. O da söylemişti. Hani bu gökten olmuş şeyi var ya, Bilge Kağan'ın işte burada gerçi şeyi yazmıştım galiba. Göğe benzer ve gökten olmuş diyor. Bak bu tipik şey. Tipik avatar kavramı bu. Hint mitolojisinde de var yani. Tanrı kendi içindeki bir özü ayırıyor. O ruhu ayrı bir varlığa koyuyor. Kendi uzantısı gibi yani onun. Türkler de kendi kanunlarını böyle görüyorlar. Tanrıların uzantıları gibi yani. Tanrıçaların uzantıları. Umay'ın bedenlenmiş hali gibi yani adamların şeyi. Hatun'un, kraliçesi ya da. O yüzden öyle dedim ben. Aşina kraliçesi. Zaten hiçbir bilgi yok. Mesela Kakım hakkında da çok fazla bilgi yok. İran'a bir gelin olarak gittiği ve kısa süre zarfında İran yönetimini ele geçirecek kadar güçlü hale geldiğiyle ilgili bazı şeyler söyleniyor. Zaten sonra da çocuğunu getiriyor bildiğim kadarıyla iktidara. Ona da şey diyorlar hatta. Neydi? Tam adını unuttum da Türk bir şey diyorlar gene. İran tahtına geçiyor ama kendi adının önüne Türk koyuyorlar yani. Böyle bir şeyi vardı. Şeyde de öyle bak. Hazar Leon var ya. Annesi çiçek galiba onun. Bu Bizans imparatoru var Leon diye. Evet. O Hazar Leon diye geçiyor. Annesi Hazar onun. Öyle Çiçek mi? Sarkı annesi. Tabii. Ha şu Çiçek Hatun. Evet, Çiçek Çizimi Hatun falan da çocuğu. var. Çok güzel bir kadın. Tabii, aynen. Ama şey o biraz çelişkili bir durum çünkü Bizanslar çok sarışın renkli gözlü İskandinav gibi resmetmişler onu ama çocuğundan mesela şey neydi bu? Türk suratlı diye bahsediyor. Yani O Türk şeyden kafalı. olabilir. Hazar Türklerinin açık renk olduğuna dair kayıtlar var zaten. Var ama Açık şey renk olabilirler. tam Türk tersi suratlı bunlar da. diyorlarsa tahminimce elmacık kemikleri çıkıktır Tabii ve tabii burnu aynen. küçücüktür. Evet. Gözleri de hafif çekiktir. Ya Peter Golden özellikle söylüyordu. Onu diyordu ki burada bir gariplik var. Burada muhtemelen Doğu Asyalı bir görünüm var onun. O yüzden böyle diyorlar diyor. Dolayısıyla oradaki resmin de inandırıcılığına şüpheci yaklaşıyordu ki ben de öyle yaklaşıyorum. Çünkü elimizdeki Hazarları tanımlayan diğer versiyonlar o kadar şey değiller. Mesela o senin bahsettiğin kızıl saçlık, mavi gözlük vurgusu falan var Hazarlarda. Taberi'de de var galiba. Şeyde bir yerde işte şey geliyor. Neredeydi o? Hazar kumandanı var gene. Barsbek. Barsbek'in kendi süvari birliğinde böyle kızıl saçlı renkli gözlü adamların olduğundan bahsediyor. Bir başka kayıtta Hazarların Ak Hazarlar ve Kara Hazarlar diye ayrıldığı, işte Ak Hazarların beyaz tenli renkli gözlü olduğu söyleniyor. Bu bir yanlış anlaşılma olabilir çünkü Ak Budun, Kara Budun gibi bir kavram var büyük ihtimalle orada da Evet, ne söylenir. alaka dedim ben de. Onu dışarıdan duyan biri yanlış yorumlamış olabilir bu şekilde diye. Şüphe unsurunu koyuyor akademisyenler onu söyleyeyim yani. Ya şu da Çünkü olabilir canım. O zamanın toplumlarında geçişlilik çok. Herkes birbiriyle evlenmiyor ki. Kendi boyuyla evlenmiyor ki. Yani tipler de çeşitli. Şunlar tabii. şu tip olur. Bunlar bu tip olur diye böyle ortak ve hiç farklılığı olmayan bir fenotip söz konusu değil. Aynen. Yani zaten sürekli karışıyorlar ya. Bak o kadar güzel bir noktaya geldik ki bunu aklıma konuşmak istiyordum ya. Bu konuda çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Mesela benim takipçilerimden de artık kalmadı da yani daha düşük bir kısmı şey. Ya Mongoloid tamamen Mongoloid bir şey çizeyim istiyorlar. Ya tamamen Avrupalı beyaz olsun istiyorlar. Tamam. Burada burayla ilgili bir ciddi bir kimlik problemi var yani Anadolu Türklerinde ve Azerbaycan Türklerinde bunun altını Kendi çizeyim. tipimizle ilgili biraz kompleksimiz var Tabii galiba canım. ya. Yani şeyle kabullenemiyor bak şimdi kimlik noktasına geldik ya.
Ya bugün artık biz Türkleri kendi genetik yapısını biliyoruz. Neden bugün bu kadar fiziksel çeşitliliğe sahip olduğumuzu biliyoruz. Şununla yüzleşemiyor. Biz Orta Asya'dan geldik, Anadolu'da karıştık başka halklarla. Bu bizim tipimizi değiştirdi diyemiyor. Ya bir Kendine de tamam şu mı? var. Anadolu'ya gelmeden önce daha karıştı Türkler. Abi canım, tam oraya gelecek. İranlıyla karıştı. Bir kere envai çeşit Türk boyu var. Envai çeşit Moğol boyu var. Envai çeşit İrani boyu var. Daha Anadolu'ya gelmeden karışmıştı ki Türkler zaten. Kesinlikle. Kültürü devam ettiriyor. Adam şey değil ki, aman dışarıdan kız alıp kız vermeyelim, fenotipimiz bozulmasın. Böyle bir motivasyonla hareket edecek kadar, affedersiniz de, mal insanlar değiller yani. Zaten altyapıları izin vermiyor böyle bir şey. Dışarıdan sürekli nüfus almaları gerekiyor ama. Yani kendileri işte, ne kadar çocuk yaparsan o kadar iyi. Eğer zenginsen 2-3 kadınla evleniyorsun falan. Hani ne kadar çoksun o kadar iyisin Bozkır halklarında. Zaten buraya gelmeden önce karışmışlardı. Kültür Tabii devam canım. ediyordu. Buraya gelindi daha da çok karışıldı. Ya şey de öyle mesela Oğuzlar. Oğuzlar direkt Türkler, diğer Türk gruplarına göre daha mesela şey Avrupa'yı tipler, tip olarak daha Kafkasyalı tipler. Niye? İndo-Aryanlarla karışmışlar çünkü. Kafkas topluluklarıyla karışmışlar falan bulundukları bölgelerde. Zaten Aryanlar da var. İç içe geçiyorlar. Mesela bu Akkunlarda da var. Akkun kayıtlı şey Bizans ve İran kayıtlarında Akkunlar hep böyle şey olarak görünüyorlar biliyor musun? Lan mesela elçi gidiyor. Diyor ki lan bunların yarısı İranlı gibi, bizim gibi. Sakallı böyle kaşlı şey adamlar. Bir diğeri diyor bunlar küçük gözlü, çekik gözlü, çıkık elmacık kemikli herifler. Yani toplum zaten göçebe ve şey bileşik bir toplum yani. Diğer toplulukları kendi içinde erittiği için kendi kültürel yapısını ve yaşam tarzını koruyor ama tipleri sürekli olarak değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla buraya gelen Türkler de büyük oranda zaten değişim geçirmiş Türkler. Buradaki sorun şu. Aynaya bakıyor. Lan diyor şimdi benim safkan gerçek Türk olmam lazım. Çünkü benim milliyetçi düşüncelerim bunu gerektiriyor. O zaman dönüyor bakıyor Orta Asya bunlar Moğollarla karışmış diyor. Hayır sen karıştın güzel kardeşim. Onlar da Moğollarla karıştı doğru. Fakat sen zaten karıştığın için böyle görünüyorsun. Önce sen kökenindeki çeşitliliği bir kabullen. Yani sağlıklı bir kimlik inşa etmek için önce kişinin kendisini bütün gerçekleriyle bilmesi gerekiyor bana sorarsan. Evet. Türkler de mesela adını vermeyeceğim çünkü çok iyi bir şirket var. Bu konuda güzel çalışıyorlar. Türk DNA'sında şunu net görüyorsunuz arkadaşlar Anadolu Türklerinde. Orta Asya kalıt oranı %20 ile 40 arası değişiyor. Bu ne demek? %60 en az Anadolu bronz çağ kalıntısı var demek. Yani sizin aslında genetiğinizin %60'ı bak çoğunluğu yerli topluluklarla oluşmuş bir şey. Tipiniz de böyle. Kimisi Balkanlardan, kimisi Kafkaslardan gelen göçleri düşünün. Mübadeleyle daha sonraki dönemde falan. Ama Türkler kendilerini bu kadar fazla etnik grubu bir araya getirerek tek bir kimlik altını ortaya çıkarabilmişler. Bu da büyük bir başarı var. 10 ayrı tipimiz var ama tek bir topluluk olarak ön plandayız. Burada işte oturup artık şu gerçekle yüzleşmek lazım. Karışmamış safkan toplum diye bir şey yok. Bütün toplumlar bileşik kökenlerden geliyorlar zaten. Siz ne kadar Orta Asyalıysanız o kadar Anadolulusunuz ve kökeninize göre Kafkasyalı ve Balkanlısınız aynı zamanda. Ya bu gerçekle barışıp bütün tarih yazımını buna göre bence oluşturmak gerekiyor. Aksi Yani takdirde bu tarihte bunun böyle olduğu çok bariz, açık aslında, ama yani ya biz anlatamıyoruz ya insanlar inanmıyor ya da okumuyorlar. Bilmiyorum, ya veya bence şu hepsi. kimliklerine zarar verdiğini düşünüyorlar bunu. Ya Ya kendi hiçbir zarar kimliklerinden vermez. Hiçbir zarar vermez açıkçası. Bir de şu var, hani şimdi birileri de öyle şeyler söylüyor ki Türk diye bir şey yok. Kendimize Türk dememiz mantıklı değil kesinlikle falan, bir sürü aptalca şey de saçma söyleniyor. sapan görüşler yani. Ve de öyle konuşuyorlar ki bazıları, sanki bir tek biz Türkler çok karışmış bir milletiz. Bizim dışımızdaki bütün ulus devletlerin ulusları safkan bir millet. Böyle değil Kesinlikle. ki. Bak Ulus başka bir şey dediğimiz söyleyeyim mi? şey zaten bir sürü etnik yapıdan oluşan bir şey. Bu dünyanın her yerinde böyle. Çok genç arkadaşlar için gidin Almanya'nın birleşmesini okuyun, İtalya'nın birleşmesini okuyun, Fransa'nın birleşmesini okuyun. Yani ulus devlet zaten böyle bir şey. Asla tek bir etnik yapı söz konusu değil. Yani bütün Avrupa toplumlarına bakın. Amerika'yı zaten biliyorsunuzdur. Hepsi böyle zaten. Ulus böyle bir şey zaten yani. Saflık diye bir şey yok. Bunu şuradan destekleyeceğim. Bu sadece Türkler için geçerli değil. Mesela aynı araştırma çerçevesinde Pontus Rumları da vardı. Onların da ana kara Greklerle bir ilgisi yok. Onlar da bildiğin şey yani. Bize mesela daha yakın. Diğer Anadolu Tabii Türklerinden yani. Yunanistan Yunanlılarından daha yakın. Ya bu normal. Bu Anadolu Ermenileri için de böyle arkadaşlar. Tabii. Bugünkü Doğu Ermenistan Ermenilere baktığınız zaman onlara daha az yakınlıkları var. Yani Anadolu Ermenileri daha şey. Aynı zamanda Anadolu Rumları mesela. Anadolu Türklerine en yakın genetik oranlar onların bildiğim kadarıyla hala öyle. Çünkü sizin atalarınız arkadaşlar bu topraklara gelince Hristiyan kadınlarla evlenmeyi daha çok tercih ettiler ki bu da çok normal. Tıpkı
şeye Britanya'ya giden Anglo-Saksonların hep Kelt kadınlarla evlenmesi ve bugünkü gen testlerinde büyük oranı Kelt ve Mezolitik toplumlara çıkmaları gibi. Yani Anglo-Saksonların daha az. Hep böyledir yani. Fatih toplumlar bir yere giderler. Oranın içinde büyük oranda erirler ama kültürlerine hakim kılarlar. Dolayısıyla kendileri fiziksel olarak dönüşürler ama dillerini kaybetmezler. Bugünkü Kültürü de İngiltere... kaybetmezler, törelerini yitirmezler. Aynen. Türkler çok töre takıntılı benim gördüğüm, yani benim okuduğum, uzmanlaştığım çağlarda çok töre takıntılı insanlar. Mesela Moğollarda da kendi törelerine takıntılılık söz konusu ama Moğollar yaşam tarzlarını asla değiştirmiyorlar. Yaşam tarzlarını değiştirmenin, yerleşik hayata geçmenin onları Moğolluktan azade kılacağını düşünüyorlar. Mesela Moğollarla Türkler arasındaki belki de en ciddi fark o. Türklerde böyle bir şey yok. Biz diyorlar zenginleşelim ama yağmayla zenginleşelim ama ticaretle zenginleşelim. Zenginleşelim ve özgür yaşayalım. Kafamıza göre, töremize göre yaşayalım. Böyle milletler bunlar. Şey ya Ceren, bu aslında bir tek bizim sorunumuz değil bu. Bu kimlik bunalımları, yani bu çokluğu, kökendeki çokluğu kabullenemeyen bütün ülkelerde aynı sorun oluyor. Var Mesela var, olmaz mı? Tabii. bunu yapabilen, başarabilen, kökenindeki çokluğu gören ve toplum buna göre bir ulus kimliği inşa eden Fransa var mesela, İngiltere var. Bunlar çok başarılı yaptılar bunu. Sovyetler Birliği de gene bu şekilde. Ama şeyler, Kuzey Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Batı Asya, İran, bunlar başaramıyorlar. Yani burada çok ciddi bir şey var. Cemiyetin korunması ve tek köken, tek etnos, tek din gibi bir kavram var. Bu her yerde kendini tezahür ettiriyor. Mesela Suriye'den örnek vereyim arkadaşlar. Suriyeliler aslında Arap değil. Bugitik toplumlar vardı. Mesela Yahudiler de Semitik ama Arap değiller. Kuzey Afrika'da mesela Mısır'ın kurucu hanedanı olan toplulukların büyük bir kısmının Semitik olduğu düşünülüyor. Fakat Arap değiller. Yine aynı şekilde. Bu Arap istilalarından sonra bunlar Arapça konuşmaya başladı büyük oranda. Aslında farklı diyalekler konuşuluyordu. Aramice konuşuluyordu mesela o bölgede ciddi anlamda. Farklı diller vardı. Suriye'de Ermenice bile konuşuluyordu. Grekçe konuşuluyordu çok büyük oranlarda. Ve başka bir krallık da aslında onlar. Hatta Zeynep Adı var ya. Zeynep Adı'nın kökeni onların kraliçe Zeno'dan geliyor. Öyle mi? Zeno, Palmira İmparatorluğu işte. Palmira İmparatorluğu çok kısa süre yaşayan bir Suriye devletiydi aslında. Suriye ulusal kimliğinin de kökenidir. Mesela Esad zamanında da laik Suriye kurulduğu zaman onlar köken olarak bu çöl Arapları yerine şeyi görmüşlerdi. Biz Palmira'nın çocukları izliyorlardı. Bu çok doğru. Çünkü kendileri aslında sonradan bir başkalaşıp geçirdiler. Palmira Bizans müttefiki olan Hristiyan bir devletti. Bir kraliçe tarafından yönetiliyordu. Daha sonra işte Arap istilaları zamanında yıkıldı, yenildi bunlar falan. Ondan sonra da Araplaştılar. Kaldı ki şey diğer topluluklar da Irak mesela Arap değildi aslında. Yani Sümerlerden beri orada bir topluluk var. Babillerle beraber diğer Semitikler de geliyor. Fakat şöyle düşünün. Bütün Orta Asya'daki Türk toplulukların Anadolu Türkçesi konuşması gibi bir durum oldu. Normalde Yakut dili var, işte Kazak dili, Kırgız dili, Azerbaycan bunlar farklı diyalekler ya. Hepsinin doğrudan Türkçe konuştuklarını düşünün ve kendi kimliklerini Anadolu Türkü gibi gördüklerini düşünün. Ya biz Anadolu'yuz dediğini düşünün mesela Yakut Türkü birinin. Ya böyle bir problem ortaya çıktı. O da devam ediyor gördüğün gibi. Mısır ya mesela. Ya Araplar Mısır'a geldiklerinde halifelerden biri şey diyor. Şimdi ayvayı yedik diyor yani. Burada o kadar büyük bir nüfus var ki biz burada eriyip gideceğiz diyor. Tam beklediğinin tersi oluyor. Oraya bir Mısır'a Arap yerleştiriyorlar. Mısır adı oradan gelir zaten. Bir Mısır'a, bir manga Arap yerleştiriyorlar. Zamanla Arapça konuşmaya başlıyor Mısır toplumu. Ama biz biliyoruz ki alakası yok onların Araplarla. Onlar bayağı oranın otantik yerli toplumu. Ama bugün Mısır'a gidin en Arap milliyetçisi hareketler, Nasırcılar falan Mısır'dan çıkıyor. Ya bu tesadüf değil veya Suriye'den çıkıyor. Bakın esas Araplarda öyle bir şey yok. Suudilerde, Katar, Bahreyn bilmem oralarda öyle bir şey yok. Sonradan Araplaşan toplumlarda o kimlik bunalımı gene var. Ya bu genel bir Bu kadar problem da evet takmamak gerekiyor bunu ya galiba. yani. Çok. Şimdi sorulara geçeyim. Chat'teki sorulara Evet. Aa, bakıyorum. beklediğim şeyler. Sondan doğru başlıyorum. Delfinus sormuş, Kayseri Rum, Sezar'ın Roma'sı mı demek? Hayır, Kayseri Rum Anadolu'nun Sezar'ı demek. Şimdi onu geçelim. bakalım. Emre demiş ki, Bartu şu yazın mitoloji kitabını büyütüp çıkaracağım dedin, hani nerede kaldı? Vallahi ne var ne yok aldım, bir tek mitoloji kaldı, o da senin yüzünden demiş. Ya şöyle arkadaşlar, o kadar fazla şeyin değişmesi gerekiyor ki. Şimdi kitap metni editliyordum. Berna sağ olsun. Onu da Berna hallediyor bu arada. Selamlarını Evet, söyleyeyim. evet. Bahsedelim. Çok sağlam şey yaptı fakat büyük sorunlar vardı. Mizampaş problemleri vardı falan daha önce meydana gelen. Onların hepsini toparlamamız ve fazladan görseller ilave etmem daha uzun sürecek gibi görünüyor. Üstelik şimdi bu Dede Korkut mevzusuna girdiğim için iyice uzadı. Dolayısıyla yakın zamanda halledemeyeceğim gibi görünüyor arkadaşlar onu.
Yani düşündüğümden daha fazla yük çıkardı. Bir miktar daha sizden süre talep edeceğim onunla ilgili. Ama sorun yaşamamanız adına araya Dede Korkut kitabı geliyor diyebilirim yani. Onu beklerken onunla idare edersiniz. Her yörük Türkmen midir? Evet, yörükler Türk. Yörükler Türk arkadaşlar. Yani yaşam tarzı olarak da eski yaşam tarzını sürdüren insanlar olduklarını söyleyebiliriz. İnsanlar kökenleri hakkında neden bu kadar takıntılılar ki? Kendilerini bu yolla başkalarından üstün görmek mi, yoksa aidiyet ihtiyacı mı, bilemedim demiş ya. Kimisi tamamen kimliğini anlamaya çalışıyor. Bu çok normal, sıradan, hepimizin yapabileceği, hatta yapması gereken bir şey. Ben kimim sorusunu sorduğu zaman işte mesela dini bir cevap da veriyor. İşte şu dindenim yahut ben dinsizim diyor veya deistim diyor. Soyuna da bakıyor insan. Yani kim olduğunu anlamak için soyuna da bakarsın. Ama bir hani anlamak için bakmak vardır. Bir de bu ırka, fenotipe bilmem neye çok kafayı takmak, onun üzerinden kendini ve başkalarını açıklamaya çalışmak vardır. Yanlış olan o açıkçası ve biraz da cahilce. Yani. Evet. Ama ben şunu düşünüyorum Ceren. Ya burada bir patern var. Bir davranış kalıbı var ve eski faşist dönemlerden beri devam ediyor. Bir toplum yenildiği zaman, yani askeri, ekonomik büyük bir yenilgi geçirdiği zaman bu bir travmaya sebep oluyor ve içe dönüşe itiyor insanları. Yani o Evet. yenilgiyi aldığına inanamıyor, bununla yüzleşemiyor. Bunun gereğini yapmak yerine kendisine bir altın çağ köken anlatısı oluşturuyor. Oradan bir düşman kimlik oluşturuyor. Bu mesela Almanlar için Yahudilerdi. Yahudiler yüzünden kaybettim diyor. Alayını yakacağım, keseceğim falan oraya gidiyor. Yoksa şunu demesi gerekirdi. Ya biz Almanlar olarak belli kurumsal sorunlara sahibiz. Acaba bunları oturup düşünsek mi? Bizim sorunlarımız var demiyor. Hiçbir toplum böyle bir şey demez. O yüzden gidip böyle ırkçı ve dinci bir takım salgılar oluşturacak köken anlatılarına giderler. O yüzden dikkat ettiyseniz ben bütün çalışmalarımda bu altın çağ muhabbetten uzak durdum. Yani bir öz atfetmedim kimseye. Evet. Bunun özü budur diye bir laf benden duyamazsınız. Toplumlar her zaman başkalaşım geçirirler ve tarih içinde iç içe girerler, farklı kimliklere dönüşürler falan. İnsanlığın serüveni böyledir zaten. Ama burada bizim Türk, eski Türk diye ifade ettiğimiz şey, Türklerin kendi otantik coğrafyalarında çok fazla yayılmadan önce kendi dilleri mümkün olduğu kadar sadeyken geliştirdikleri yaşam tarzı ve maddi kültürü tanımlamak için kullanıyoruz. Bunun bütün sorunları çözen bir altın çağ olduğunu falan söylemiyoruz. Tabii ki sorunları var her zaman için. Sadece bir tanım yapıyoruz burada belli bir dönemi şey yapmak için. Ama arkadaşlarımız da yine Türkiye şu an çok büyük bir tabii yenilgi aldığı için son yaklaşık bizim 50 yılımız yenilmekle geçiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet kurulana kadar bir 300 sene yenildik ya. Hatta İnönü Savaşı'ndan sonra galiba şey diyorlar ya, ilk defa bir veya Sakarya Savaşı olması lazım. Yüzyıllardır ilk defa bir açık saha savaşını kazandık paşam falan gibi bir şey diyorlar. Ya bu çok büyük bir problem Ya arkadaşlar. O ben hep travmadan... söylerim. Biz daha Balkan savaşlarının travmasını atlatamadık. Tabii. Sorsan insanlara Balkan savaşlarını bilmez çoğu. Bilmeyen bile o travmayı taşıyor. Çünkü askeri yenilgilerin, siyasi yenilgilerin yarattığı travma nesiller boyunca aktarılıyor. Çeşitli Doğru. şekillerde bir travma bir toplumsal ideolojiye, bir fikre sebep olabiliyor. O fikri nesiller birbirine aktarıyorlar. Eski neslin hangi sebeple, hangi travmadan kaynaklı o düşünceyi ürettiğini bile bilmiyorsun sen torunu olarak. Sadece babaannenden, babandan bir şey öğrenmişsin. Tamam mı? Ve onu taşıyorsun. Onun etkisini taşıyorsun. Biz daha Balkan Savaşları'nın travmalarını bile atlatamadık. Bizde sürekli bir bölünme korkusu niye var? Sadece resmi kaynaklar pompaladığı için mi? Hayır. Biz gerçekten de bölünme riskiyle karşı karşıya kaldık yüzlerce yıl. Hala bu var yani. Şey değil hani olmayan bir şeyi uydurmuyor kimse. Geçmişte bunlar oldu, bu tehditleri yaşadık ve hala da bazı tehditler altındayız. O yüzden de bir bölünür müyüz korkumuz var yani mesela. Bu Ya bile mesela oradan kalma. iki ayrı örnek bak. Travmalar her zaman olumsuz sonuçlanmaz. Mesela Türklerin meşrutiyet döneminden beri yaşadıkları yenileceğiz, bölüneceğiz, mahvolduk travması Cumhuriyet'in kuruluşuna da sebep oldu. Tabii. Yani çok büyük bir ileri sıçrama, çok büyük bir devrim, çağdaşlığa temas etme. Hani biz Atatürk bak o konuda çok sağlamdı işte. Yani o boş mastürbasyon da yapabilirdi bak Mussolini gibi. Biz süperdik aslında da işte şunlar yüzünden yenildik. Anadolu Rumları yüzünden biz aslında çok iyiydik falan. Enver Paşa'da biraz o var gördüğün gibi. Ama Atatürk'te mesela çok daha somut, sağlam tespitler var. Neyin sorunlu olduğunu görüyor. Osmanlı devlet sistemini doğrudan analiz ediyor. Onun millet yapısını analiz ediyor. Emperyalizme vurgular yapıyor ve diyor ki şu 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 sebeplerden. Daha sonra da mesela bunu aydınlanmayla, halk aydınlanmasıyla ve büyük sanayileşme hamleleriyle çözmeye çalıştığını görüyorsunuz zaten. Yani biz yarı sömürge olduk. Buradan çıkmamız ve bir ulus bilinci geliştirmemiz lazım diyor. Aynı zamanda şey,
Bak ben hala diyorum. O kadar özel bir örnek ki Lenin ve arkadaşlarının mesela Çarlık Rusya'sında Bolşevik devrimini yapması ve ardından şakır şakır neler yazıyorlar. Yani bugün inanamıyorum ben ya. Bu Rusya'da nasıl basılmış falan diyorum ya. Çünkü Lenin direkt şunu diyor. Biz Ruslar böyle gericiyiz. Böyle büyük emperyalist işlere giriştik. Böyle halkları köleleştirdik biz falan. Bak bu inanılmaz şeyler bunlar, tespitler yani. Doğrudan kendi mensup olduğu halkın kurumlarına doğrudan hedef alıyor. Bu çok büyük bir devrimci atılım. Dolayısıyla böyle durumlar da var. Ama tabii dediğin gibi Weimar Cumhuriyeti'nden sonra Almanya'daki belki de iki savaş arasındaki en verimli, en görkemli dönemini bu travma yüzünden Nazilerin yükselişi ve hemen ardından Yahudileri suçlamaları ve onları fırınlara yollamalarıyla da ortaya çıkıyor. Bugün de Türkiye'de arkadaşlar Türkiye'nin şu anki sorunlarıyla yüzleşemeyen devlet sistemini, devletin düzenini, ekonominin nasıl idare edildiği, siyaset şeklini bunları değiştirmek yerine gidip bir düşman yaratan, bu bazen kadınlar oluyor, bazen Aleviler, bazen Kürtler, bazen LGBT'ler falan. Bütün sorunları bu kimliğe yüklüyor. Ben aslında süperim diyor, buradan bir milliyetçi paradigma üretiyor. Onun da bir altın çağı var, buradan da faşist bir politika doğuruyor. Tipik, yani bu devletin işte bak, düzeni değiştirmeye yanaşmadığı için zaten bu altın çağı yaratıp oraya doğru gidiyor. Çünkü kurban olmak daha kolay. Diğerinde çünkü sorumluluk alması gerekiyor ve fedakarlık yapacak yani. Siyasal mücadele verecek, örgütlenecek, belki içeri düşecek. Bir sürü şey olacak yani. Ama şey şu çok kolay. Bunlar yüzünden oldu. LGBT'ler yüzünden oldu. Toplumun ahlakını bozdular, ondan böyle oldu, bilmem ne. Ya bunu belli bir kesimde görüyorsunuz zaten doğrudan. Diğerleri de aynı bu arada arkadaşlar. Yani herhangi Birileri bir de var toplum. her şey için aşıyı suçluyor. Birileri var her şey için kadınları suçluyor. Birileri var her şey için. Bu cadı avı kavramı var ya. İşte her dönem farklı birileri cadı oluyor, devam ediyor yani. Çok doğru Günah yani. keçisine de bağlayabiliriz. Bir arkadaş şunu sormuş. Dede Korkut hakkında Geoffrey Lewis dışında batılı araştırma makale kaynak önerisi var mı? Türkçe kaynaklar yetersiz demişti kendisi demiş. Evet. Ben cevaplayayım mı önce? Dede Korkut hakkında pek çok yabancı dilde İngilizce veya işte Almanca'da da var bir şeyler ama İngilizce'ye çevrilmediği müddetçe maalesef ben okuyamıyorum. Çünkü Almanca öğrenemiyorum arkadaşlar. Ben de öğrenemedim ya. Korkunç B bir de olmadı. bıraktım. Yok Lanet ben olsun dedim 4 B1'den. saat ders aldım. Tamam dedim güle güle Almanca. Dede Korkut hakkında bayağı yabancı çalışma var. Yalnız şunu söyleyeyim. Dursun Yılmaz'dı sanıyorum hocanın adı. Şimdi kontrol ederim. Onun Dede Korkut'la alakalı çok güzel eleştirel bir makalesi vardı. Çalışacak arkadaşlarımız varsa. Dursun Yılmaz olması lazım. Kontrol edeceğim şimdi. Dede Ben Korkut hikayelerinin incelenmesi nasıl yetersiz, neden yetersiz, edebiyatçıların bu konudaki eksiklikleri neler? Bununla alakalı bir makalesi vardı. Dursun Yılmaz dedin değil mi? Dursun Yılmaz'dı sanıyorum. Hatta Hacettepe'li bir hocaydı zannedersem. Çok güzel. Ben sana bu arada özel kaynak şeyi soracağım. Dede Korkut mevzusu Tabii hakkında tabii. ben aradım ama senin uzmanlık Yanlış alanın olmasın ya. Dursun beni Yılmaz değil mi yönlendirir mi? yoksa? Dur bakayım. Neyse ben doğrusunu bulur yazarım şimdi. Doğru hatırlayamamış olabilirim. Yıldırım mıydı acaba yoksa? Dur bakayım. Yıldırım olabilir mi? Ha Dursun Yıldırım. Dursun Yıldırım. Dursun Yıldırım olması lazım. Evet Dede Korkut. Ben çok beğenmiştim onun eleştirel yazılarını. Onu da söylemeden geçemeyim. Ben arkadaşlar özellikle şeyi tavsiye ediyorum. Gördüğüm en sağlam eser o şu ana kadar. Ya Ceren şunu söylemek istiyorum yani Türkiye çok sorumlu bu Dede Korkut masalları da dahil yani bir masal tasnif etmek, mit çözümlemesi, bunların yorumlarını yapmak konusunda çok problemli. O yüzden benim gördüğüm en iyi eser sanırım Jirmunski'nindi. Yanlış olmasın. Onun eski Türk destanları da iki cilt bir kitabı vardı. Ben nadir kitaptan buldum. İkinci cildi olduğu gibi Dede Korkut'a Öyle analizini atmış. mi? Tabii tabii Nece? mükemmel. Rusçadan çevirmişler doğrudan. Ha Hangi çevirmişler. İngilizce mi? dönemde? Yok yok şey Türkçe şey yapmışlar ama şöyle söyleyeyim çok eski bir dönemde çevrilmiş galiba. Çok güzel ama. Hala okuduğum en WhatsApp'tan yazar mısın ismini? Ben de şimdi chat'e tabii atayım. tabii. Bende de Ben kalsın. zaten şey atmıştım fotoğrafını da çeker atarım sana. Evet. Orada mesela ilkinde bütün Türk destanlarını inceliyor baştan sona. Daha sonra ikinci ciltte doğrudan Oğuzlara giriyor ve o kadar güzel analiz ediyor ki yani şey mesela benim ya, ben de Marksist perspektifle analiz ediyorum. Zaten Jirmuski de Sovyetler Birliği aydını olduğu için. Bir de adamın esas adamı aslında Türk şey değil, Türk kültür değil. Herif Cermen mitleri uzmanı. Oradan karşılaştırmalı mitolojiye giriyor lan. Ben bunu hatmettim zaten. Farklı bir kültürle bari kıyaslayayım diye. Oradan Türk destanlarına girmiş. Bana kalsa yazılmış en iyi eser onun hakkında. Ben Mesela şey okumamıştım. vardı. Orada şey gibi analizler yapıyor mesela. Diyor ki
Dede Korkut bir yerde kadınlar hakkında bir cinsiyet rolü kodluyor. Baya. Tamam, çok da garip söylemi Kadınlar yok. dört türlüdür diye başlıyor. Onu da seslendirmiştim bu kanalda, Aynen. evet. Orada şey diyor mesela Jirmuski, doğru söylüyor. Diyor ki bu Oğuz klan sisteminin devamı olan bir şey. Ya maddi altyapısı feodalizm olan bir yapının üst kültürdeki devamı bu, atasözleriyle falan. Dolayısıyla sınıfsal analizler falan yapıyor. Çok Bence sağlam. tamamen dalga geçiyor adam orada ya. Eğlencelik olsun diye birazcık cinsiyetçilik yapıyor, evet, ama bence bayağı mizah yapıyor Ya adam orada. dönemin cinsiyet rollerine aykırı bir şey söylemiyor zaten. Evet Sadece evet. var mı bilmiyorum. Ben o kadar şey emin olamıyorum. Çünkü çok sövüyor bir yerde. Ya böyle olmayana da bayağı sövüyor Tabii yani. Dizi tabii. olarak yaparken biraz garip. Bir arkadaş şunu sormuş sana. Ben şuna da cevap vereyim Ha, de Ceren affedersin. Ha, devam et. zaten. Türkiye'dekiler neden güvenilir olmadığı ile alakalı. Arkadaşlar kitap formuna basılmış herhalde her şeyi göz gezdim. Türkiye'de Dede Korkut hakkında. Bir tanesi, adını vermeyeceğim, çok canımı sıktı. Bu kadar artık terbiyesizlik. Ve önde gelenlerinden biri bu. Şimdi hikayelerin bazılarında Trabzonlar ve Gürcüler var ya. Onları 40 takla atıyor Türk yapmak için. Aman onlar Pontus Rum'u olmasın. Tamam mı? İşte Gürcüler Gürcü olmasın. Gürcistan'a giden bir Türk topluluğu olsun da onlardan kız almış olsunlar. Şimdi Rumlardan kız almayı büyük bir onur kırıcı bir şey olarak görüyor. Çünkü şuraya gelecek ya, adamlar din değiştirmeden kız alıyorlar yani. Tamam, birbirleriyle işte ittifak yapıyorlar falan. Şimdi bu Türklerin tarihsel mentalitesine çok uygun. Ama bunu 2020'deki bir İslamcı kabullenemez. O yüzden takla atarak onları da Türk ve Müslüman yapmaya çalışıyor. Utanmadan çıkmış şey demiş, bir de çok enteresan. Başka bir röportajında gördüm kendisinin. Karadeniz'deki diyor bütün yerleşim yerlerinin hemen ardında, altında diyor işte Rumcu aramak yanlış diyor. Bir şeyi açıklamadıysanız hemen Rumcu olamaz. Ne olacak lan başka? Trabzon Rumları yüzyıllar boyunca orada bulunmuşlar değil mi? Pontus kültürü diye bir kültür var ve Rumlarla başlamıyor bu. Bu ta şeye, Mitridates'e kadar gidiyor Roma döneminde. Yani Pers kültürüyle Grek kültürünün yerel Kafkasyalı unsurlarla iç içe girdiği gayet özgün, gayet enteresan bir Karadeniz Grek kültürü var. Zamanla gelişmiş. Ve biz buraya geldiğimizde sanırım Komnenos hanedanıydı. Yanlışsam sen de Kantakuzen miydi, Komnenos muydu onlar bilmiyorum ama bir tane Ben de hanedan karıştırıyorum. imparatorluk alametleriyle beraber Trabzon'da bulunuyorlar. Ve Timur gelene kadar bildiğim kadarıyla gene aynı şekilde siyasi ittifaklara falan devam ediyorlar. Bunlar da şeyler, ittifak kuruyor. Mesela diğer Türk topluluklar, Akkoyunlar falan. Yanlış bilmiyorsam yine Şah İsmail'in dedesi şeyi, bir tarafı oradan Pontus Grekiye. Ya dolayısıyla bunu bu kadar yabana atan, burada sanki bu, Annesi olması lazım. değil mi? Evet, bir tarafı Pontus'lu mesela. Dolayısıyla bak orada da şey var. Şimdi Pontus'u silmeye yönelik, o kültürü, o birikimi, mirası silmeye yönelik bir takım girişimler var. Bunları gördüm hep şey dedi. Ve Jirmuski'nin şeyi beni çok etkilemişti. Diyor ki Deli Dumrul anlatısı, bak olaya bak ne kadar güzel bağlıyor ya. Deli Dumrul öyküsü diyor, bu öyküler arasında Oğuzlar Doğu Anadolu'ya geldiğinde oluşmuştur diyor. Öykünün karakterinin davranışları, içine girdiği öyküleme metodu olduğu gibi Anadolu Rumlarının Digenes Akritas öyküsüne denktir. Oradan buraya geçiş vardır diyor, tamam mı? Bak böyle bir geçiş var, kültürel bir alışveriş var. Bu ne Tabi demek tabi. biliyor musun? İnsanlar gelip birbirine masallarını anlatmazlar arkadaşlar. Bu etnik karışmayla ortaya çıkan bir şeydir. Yani Digenis Akrites diye bir destan var. evet. Yerel bir destan. Şey, Battalname'ye de onun ilham verdiği düşünülüyor. Çünkü olay örgüsünün çok benzediğini söylüyor araştırmacılar. Yani baksana bak, orada aslında bir şey var. Sözüm kestim, özür dilerim yine. Yo, sorulara devam edecektim. Şey yani karşılıklı aslında bir etkileşim var. Türklerin daha o dönemde bile Anadolu'yla iç içe geçtiklerini, hem kültüre Tabii. motive edecek kadar hani buraya adapte olabildiklerini görüyorsunuz. Ve biri çıkıyor bu olaylardan 600 yıl sonra, yoktur öyle bir karışım falan diyor. Burada aramayın Pontus şeylerini falan. Var kardeşim bu. Yani Anadolu'nun otantik hiçbir şeye halkları var yani. faydası yok, biliyor musun? Hani Yani biz de kendi ülkemizin çıkarını düşünen insanlarız, tamam mı? Hani ülkeye hakikaten bir faydası olsa bu düşünme tarzının bu dönemde. Hadi diyeceğim, neyse, kötü bir şey yapmaya çalışmıyor insanlar, ama bunun bir faydası yok bugün. Tam bence de tersi ya. zararı var ya. Çünkü İnsanımızı daha şomar yapıyor bu sanki. ya Daha tuhaf evet, yapıyor mantıklı yani. değil. Daha xenofobik, daha problemli yapıyor. Kendisini tanımasını da engelliyor bence bu işte. Evet. Sentez din ve simbiyot dinden bahsetmişti. Farklarını açıklayabilir mi? Sentez din, simbiyot din diye bir şeyden bahsetmedi. Dedi ki Öyle bir şey demedim de simbiyoz simbiyoz olmuş diyorum. Sentez demiyorum. O derece iç içe geçmiş diye bir ifade kullanmıştı. şöyle bir fark var arkadaşlar. Sentez dediğiniz şey de birbirinden bağımsız iki yapı birbirine karışmadan birbirine entegre biçimde durur. Farklılıkları görebilirsiniz.
Simbiyozda iç içe girerek üçüncül yeni bir şey yaratırlar ve birbirlerinin farklılıklarını göremezsiniz. Homojen bir yapı oluştururlar. Türk şamanizmi ile Budizm 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar, yani 1000 yıl boyunca simbiyozlaşma içine giriyor. Bir noktadan sonra hangi karakter nereden geldi ayıramıyorsun. O kadar iç içe girmiş durumdalar. Mevzu bu. Türk mitolojisi haricinde Orta Çağ kralları ile ilgili de bir proje var mı? Örnek Charlemagne falan portreler gelecek mi? Portre düzeyinde düşünmüyorum arkadaşlar. Yani şöyle, benim kendi misyonum şimdi Türk kimliğinin altyapısını toparlamak olduğu için öncelikle ilk yaptığım işlerde Türk mitolojisine, eski Türk portrelerine öncelik verdim. Bundan sonra o kimliğin ikinci ayağına, doğrudan Türk olmayan fakat bizim kendi kökenimizi, kendi mirasımızı oluşturan Anadolu mitolojisine gireceğim. Daha sonraki dönemler için olabilir. Önce şu kimlik kısmını bir toparlamam lazım. Hatta şöyle söyleyeyim. Birkaç yıl sonra direkt Avrupa mitoslarından bazılarıyla falan ilgilenebilirim ben. İşi bırakıp, yani şu Türk kimliğini belli bir noktaya getirdikten sonra hani oraya doğrudan açılıp daha evrensel bir noktaya doğru gidebilirim. Çünkü şey de olsun istemiyorum. Evet. Ben burada bir açıklık olduğu için Türk mitolojisi, Türk kimliği ilgileniyorum ama hayatım boyunca kendimi burayla sınırlayıp sadece burada kalma gibi bir düşüncem yok. Başka kültürlerle de ilgileniyorum ben. Hint kültürle ilgileniyorum, Kelt kültürle ilgileniyorum, Slav kültürle ilgileniyorum falan. Dolayısıyla şey, daha evrensel bir noktaya doğru ilerlemek istiyorum. Bu yüzden hani ileride şöyle anılayım isterim. Ya bu adam Türk çizeri, bu adam Türk mitolojisi çizeri değil de bu adam mitoloji çizeri genel olarak. Bu adam tarih çizeri gibi anılmak beni daha çok mutlu eder. Başak demiş ki bu yıl okulda çocukları mezun ederken mezuniyet hediyesi olarak bana Türk mitoloji atlasını almışlar. Nasıl sevindim anlatamam Vay be, demiş. çok Çok mutlu tatlı değil bundan. mi? Yani arkadaşım çok Çok güzel. şeker. Oğuzhan sormuş, Semitik kelimesi kullanıldı ne demek? Semitik de arkadaşlar bir dil ailesi aynı zamanda. Semitik diller, Indo-Aryan dilleri, Altay dilleri, işte Ural dilleri gibi dil aileleri var. Bir kültürel yapıyı tanımlıyorsunuz burada. Bugünkü Arap, Yahudi, ya yani Sami toplumları, bunlar adlarını şeyden alıyorlar. İşte Nuh'un oğulları Ham, Sam, Yafes'ten alıyorlar. Sam'ın oğulları Samiler diye geçiyor. Oradan da Semitik diye bir tabir türetiliyor. Bugünkü işte Arap, Yahudi toplumlarıyla beraber sanırım Kuzey Afrika toplumlarında bir kısmı Semitik olarak geçer. Barış sormuş. Erkan Başkan'la bu konuda tartışırken hangi konularda çelişiyor? Ya da Erkan Başkan bu konuya nereden bakıyor? Çok merak ettim. Arkadaşlar, Erkan Başkan sergime gelerek beni büyük bir şekilde onurlandırdı. Önce onu söyleyeyim. Erkan'la birbirimizi galiba 9-10 yıldır falan tanıyoruz. Daha TKP döneminden itibaren. Onun bakış şudur. Ne yapmaya çalıştığımı görüyor benim ve bayağı mutlu oluyor ve destekliyor. Onu söyleyeyim. Çünkü ben başka kimlikleri aşağılayıp şey yapmadan Anadolu'daki bütün kimlikleri inşa etmeye çalışılmasına aslında önem veriyorum. Ben de bir taraftan Türk kültürünü toparlıyorum ve bu alanı aslında faşistlere, İşte bir takım paramiliter gruplara, yobazlara bırakma gibi bir düşüncem yok. Dolayısıyla biz de Türk solu olarak bu işe girip buraya toparlamamız gerekiyor. Yakın zamanda hatta hiç beklemezdim bak, Kürt siyasetinden Sırrı Süreyya Önder, gördün mü onu, çıktı. Armağan Çağlayan'ın programda konuştu, dedi ki ben Türk mitolojisine kafayı taktım dedi bu aralar. Bak Sırrı Süreyya Önder yani. O bile fark etti. Sırrı. Abi canım Hadi bakalım. diyor ki Bakalım ben ne hiç diyecek. beklemezdim. Bunlar tabu yani konuşmak onların alanında ama çok enteresan, sevindim. Çünkü şöyle Bakalım söyleyeyim. öğrendikten sonra ağzını hayra mı açacak, bayram mı açacak bakalım. Yok, çok etkilendiğini söylüyor. Hatta diyor ki bu ağaç imgesi beni çok etkiledi diyor. Bu ağaç şeyine bakmak lazım. O türeyiş var ya, ağaçtan türeyiş falan. Şey, o şöyle diyor, çok doğru. Zaten kendi aramızda konuştuğumuz şey de bu. Diyor ki ya siz kültürel alanı olduğu gibi AKP'ye bırakmışsınız. Adamlar Diriliş Ertuğrul, Sarsılış, Kim Osmanlı. bıraktı ya? Biz bırakmadık kardeşim. Ya biz Adamlar tabii de iktidar, ne yapabiliriz? doğru söylüyorsun da genel olarak şunu diyor. Orada bir öz eleştiri veriyor aslında. Biz bu alana girmezsek diyor, kendi fikirlerimizi söylemezsek bu alan olduğu gibi Cumhur İttifakı'na kalıyor. Sonra toplumda bir kültürel hegemonya kuruyorlar. Ondan sonra halk niye diyor AKP'ye verdi %52? Yani bizim burada bir Kardeş, sorun. bak. Şimdi ben üstüme alınıyorum bir tarihçi olarak. 2016 senesinden beri YouTube kanalım var. Size burada Türk kültürü anlatıyorum. Neden? Ben çünkü Türk tarihçisiyim. Başka kültürleri bilsem onları da anlatacağım. Bildiğim şeyleri anlatıyorum, paylaşıyorum. Değil mi Bartu? Tabii. Ya kardeşim gelin izleyin, YouTube'umuz var. Bak daha yeni 200 bin aboneye ulaşacağız. Size burada anlatıyoruz, kaynak gösteriyoruz. Öyle birileri gibi mabadımızdan sallamıyoruz. Sabit yoruma kaynakçalar ekliyoruz. Yani üstüme alınıyorum ve diyorum ki acaba kendi payıma düşen görevi yaptım mı? Yani yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Daha ne yapalım Lütfen diyerek. siz de biraz fazla okuyun. Bizlik bir durum yok zaten. Burada aslında biraz Kürt hareketi temelli bir öz eleştiriyor. Yani bu Türkiye'lileşme kavramı var ya onların. Onun üstünden gelişen bir şey diye düşünüyorum. Öyle kodladım en azından.
Bize geldiğimizde arkadaşlar, bizim kendi siyasi gelenimiz zaten böyledir yani. Kimse bana Türk mitolojisi yapıyorsun, vay faşist, vay kafatasçı falan demedi. Tam tersi çok hoşlarına gitti. Bizim partimizdeki Kürt arkadaşlar da Türk mitolojisi hakkında sokuyorlar. Yani bayağı beğendiklerini söylüyorlar. Eski Türk portrelerini mesela geçen daha Diyarbakırlı bir arkadaşa verdim. O okuyor yani. Adam yani 7 nesil Kürt adam yani. Çünkü şöyle bir durum var. Bu halklar birbirlerinin kendi kimliklerine sempati duyabiliyorlar doğru bir kanaldan bunu verdiğiniz zaman. Yani bir Türk de Kürt tarihi ve kimliği okuyabiliyor. Tam karşısı da olabiliyor. Fakat bu ötekileştirmeci, ırkçı ve toplumsal baskı mekanizmalarına dönüşülmüş bir yerden geldiği zaman insana alerji duyuyorlar. Dolayısıyla bununla kavga etmemiz, bunu değiştirmemiz gerekiyor her iki taraf için de. Bu bence her türlü olumludur. Erkan'a geri döneyim. Erkan bana doğrudan şunu söylemişti. Doğrudan meclise gittiğimizde bir başka mevzu için konuşmuştum onunla da. Dedik ya benim eski toplumlar hakkında pek bilgim yok. Ben bilim tarihi okudum. Genel olarak çok modern düşünüyorum. Ya sen okuyorsun biz de öğrenmiş oluyoruz dedi bunları. O kadar alçak gönüllü bir adam ki yani fazla alçak gönüllü bana sorarsan. Abi dedim estağfurullah işte elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu alanı kimseye bırakmamak ve yani bunu doğrudan bizim bilmemiz gerekiyor. Va meraklı okuyor arkadaşlar. Atlas'ı da okudu. Cesar romanını da okudu. Şimdi bu çıkacak dedi, falan da yollayacağım ona. Ben paylaşmıyorum tabii onun Atlas'ta falan şey de var bende. Fotoğrafları falan da vardı. Doğrudan şey olması diye paylaşmıyorum. Gayet yakından takip ediyor. Gayet sempatiyle bakıyor. Çünkü ne yapmak istediğimi farkında. Anadolu'daki bütün halkların kendi miraslarını sahiplenmesi, birbirlerinin sempati duymaları, anlamaları lazım. Her şeyden önce o uğurda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ya bir de şimdi tabii ki bir zamanların soğuk savaş dönemi, hatta 1940'lardan itibaren antikomünizm adı altında neler yapıldığını sen ben biliyoruz. Burada anlatmaya kalksak çok uzun sürer de. Bunun sonucunda hani Türkiye'nin solu sanki böyle Türk kimliğinin düşmanıymış, Türk kültürünün düşmanıymış gibi bir algı yerleşti. Tabii kendisini solda tarif eden bazı insanların da abuk subuk konuşmaları bunu besliyor zaman zaman maalesef. Ama Türkiye sosyalistleri, sosyal demokratları zaten öyledir. Türkiye sosyalistlerinin de Türk kimliğiyle bir derdi yok gördüğüm kadarıyla Ya bu arkadaşlar. Yani şey Türk mesela. kimliğiyle bir derdinin olması için bir insanın Türkiye yönelik bir ırkçılık besliyor olması gerekiyor. Nasıl bazı Türklerde Kürtlere yönelik bir ırkçılık var, aynısının Türklere yönelik besleniyor olması lazım ki bir insan Türk kimliğine olumsuz anlamda kafayı takmış olsun yani. Aynen öyle. Hatta şöyle söyleyebilirim sana. O büyük oranda aslında 70-80 döneminin ardından yaşanan yenilgi ve travma yıllarının ardından Kürt hareketinin çok hızlı kitleselleşmesi, Kürt milliyetçiliğin çok yükselmesi ve daha milliyetçi tezler kurgulaması yüzünden Türk solu pili bittiği için bir kısmı oraya doğru yöneldi. Öyle olunca şimdi kraldan kralcı konuşmalar yapmaya başladılar. O tarafa yaranacağız diye. Tamam mı? Onun yarattığı bir yenilgi problemi var. Oradan doğdu bunlar aslında. Dediğin çok doğru. Yani soldan bu bir takım saçmalayanlar oldu. Bu tarih yazımına destek verenler oldu. Abuk subuk bir tarih yazımı yazıldı orada. Tipik bir uluslaşma sendromu olarak yalan yanlış tarih yazımı arkadaşlar. Tarihte her yerde görebilirsiniz bunu. Uluslaşma şeyine giren toplumlar saçma sapan da olsa kendilerini yücelten bir tarih yazarlar ve etraflarındaki bütün toplumları karalamaya başlarlar. Bunu herkes belli bir dönem yapar uluslaşan. Kürtler de 80'lerde şimdi kendilerince o aşamaya girdikleri için bir yapı sökümcü saçma sapan bir tarih anlatısı içine girmişlerdi. Bence bugün onu aşıyorlar. Öyle söyleyeyim size. O aşma iradesine yönelik belli atılımlar var. Bilmiyorum gelecek mi? Ama mesela Sırrı Süreyya'nın böyle bir şey söylemesi önemli bence. Takdir edilmesi gereken bir şey. Kolay değil yani oralarda böyle şeyler söylemek. Yani biz nasıl burada bana da diyorlar ki bazen sen hep Türk milliyetçilerine karşı çıkıyorsun. Onlara bir şey olur mu canım? Hayatım o tarafla nasıl satayım? Kavga etmekle geçiyor ya. En fazla onlara bir şeyler söylüyorum zaten. Diyorum ki yani Kürt siyaseti kendi içerisinde böyle çıkışlar yaptığı sürece Türklerin böyle faşist refleksler vermesini engelleyemezsiniz. Karşı tarafta bir ortakçı bir yapıya girmemiz gerekiyor. Bence o sağduyu oluşacak şimdi. Şu an o noktaya geldik İnşallah. bence. Bakalım. İnşallah. Betül sormuş, Jean Paul Roux'un Eski Türk Mitolojisi kitabını önerir misiniz? Jean Paul Roux'un Eski Türk Mitolojisi diye bir kitabı yok ya. Var çok küçük bir kitap ya 80-90 Hangisi sayfa ya? falan. Ben önermiyorum arkadaşlar. Jean Paul Roux çok eski bir mentaliteyle bakıyor. Çok maddi hata var yaptıklarında. Bende var kitap. Ben ayrıntılı Ben bir hiç şekilde. öyle bir kitabını... Şey, Türklerin ve Moğolların Eski Dini diye bir Yok kitabı yok var. hiçbiri değil. Çok şey kabalcıdan çıktı galiba ya. Evet. Çok kitap yani Ben 80-90. okurum, severim ya. Ya şöyle Jean Paul Roux'un diğer kitaplarını ben de okudum. Hatta külliyatını okudum Jean Paul Roux'un da. Mitoloji hakkında söyledikleri çok basma kalıp çok yani şey sistem karşıtı yani sistematik değil ve şeyi anlamıyor bence Jean Paul Roux. Yani çok yeterli olduğunu düşünmüyorum bazı konseptleri kavrama konusunda ki daha sonraki araştırmacılar da onun o yönde çok fazla eleştiri yapıyorlar zaten Jean Paul Roux'un. Çünkü her şeyi İran konseptleriyle açıklamaya çalışıyor bu Indo-Aryan takıntısı yüzünden.
Yani sanki başka toplumlar kendi özgün konseptlerine sahip olamazlar. İlla arayanlar bir şey bulacak, diğer toplumlar da onu alıp taklit edeceklermiş gibi bakış açısı var. Sorun o. Ama şey metinleri çok güzeldir mesela. Moğol İmparatorluğu üstüne yazdığı kitaplar falan olağanüstüdür yani. Can Boyer'in Orta Asya Uygarlığı kitabı, Moğol İmparatorluğu kitabı. Türklerin, Moğolların eski dininde yine aynı maddi hatalar vardı. Fakat bazı materyaller, detayları iyi analiz ediyordu. Kesinlikle okunması lazım külliyatın ama bunu akılda tutun. Jean Poyrou mitolojik bakımdan iyi bir kaynak değil. Yani bu az önce ifade ettiğim Jirmonski mesela çok çok daha sağlam bir bakış açısı var. Sorular gittikçe siyasiye dönüşüyor Dönüşür. arkadaşlar. Yani Babala TV düzeninde olmadığı sürece Yok, yok. Ben müsaade etmem o seviyeye burada. Yeni böyle alalım türeyen da sürprizini Türkiye'li olacak. sıfatı hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ben şöyle düşünüyorum. Saçma İsteyen buluyorum kendine Türkiye'li desin, bana ne? Ama ben Türkiye'li değilim ve olmam. ben. Bana Ya çok saçma geliyor arkadaşlar, bana da açıkçası. öyle geliyor ya. Bana Ben çok şöyle saçma söyleyeyim. geliyor. Türk kelimesi, yani Türk kelimesini etnik bir kökene vurgu amaçlı da kullanabilirsiniz. Bir üst kimliği ifade eder biçimde de kullanabilirsiniz. Her ikisi de mümkündür. Alman kelimesi de öyle, Fransız kelimesi de öyle. Yani burada bulunan herkes etnik olarak Türk değil düşüncesinden yola çıkarak Türkiye'li ifadesinin üretilmesi bana çok saçma geliyor. Ha, kullanan kullansın, ben kimseyi kınamam. İlla da kötü niyetli olduğunu düşünmem. Ama bence saçma. Ben kullanmam. Sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı fikirdeyim. Çok saçma olduğunu düşünüyorum. Yine aynı şekilde. Yani buradaki problem şu arkadaşlar. Şimdi Türkiye'deki diğer kimlikler kendilerini ifade edemedikleri, ana dilini konuşamadıkları için kendi kimlikleriyle bir süre öne çıkmayı denediler. Özellikle Kürt siyaseti. Baktı Kürt kimliğini kabul ettiremiyor. O zaman Türk'ün formunu bozayım diye bir girişmeye şey yaptı. Yani Türkiye'li diyerek kendisini de kapsattıracak ayrı bir forma soktu da bu çok yanlış bir bakış açısı. Bu tam tersine daha fazla milliyetçi refleks üretiyor çünkü karşı taraf kendi kimliğine saldırıldığını düşünüyor. Bence buradaki çözüm Türkiye'li gibi saçma sapan kavramlar üretmek değil, Kürtlerin ve diğer toplulukların kendi dil, Zazalar da böyle, kendi dilleriyle ve kimlikleriyle kendilerini ifade etmeleri arkadaşlar. Bakın, bizim önce bir Kürt sözcüğüne karşı çıkılmayacağı bir durum sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra bunları tartışırız. Bence çok yanlış. İnsanların kendi Kürt kimliğini açıkça ifade etmesi, kendi dillerini konuşmaları lazım. Bu tip oksimoron, terim bozma kısmına girmeyelim. Bu yanlış yani. Türkse Türk, Kürtse Kürt. Ben böyle düşünüyorum yani. Evet, yani ne Türklük ayıp, ne Kürtlük, ne Zazalık ayıp. Bunlar ayıp şeyler değil ki yani. Bugün işte Kürt dediğin zaman Kürt'ün K'sinden tetiklenen insan var ya, uyuz oluyor yani. Ve eminim de Kürt mürt tanımamıştır ha. Böyle öğrenmiştir yani. Öğrenilmiş bir nefret var. Birilerinde de öğrenilmiş bir Türk nefreti var. Her ikisi de çok saçma yani, temelsiz ve işimize yaramıyor yani. Hani toplumların öyle dönemleri olur ki, öyle sıkıntıya düşerler ki bir nefret üretilir, tamam mı? O nefret, ne bileyim, insanı cepheye götürür de ya yurdundan işgalciyi atarsın falan. Hadi çok zorlasam, böyle bir durumda olsak hadi neyse diyeceğim, ama hiçbir faydası yok yani. Hiç kimseye Doğru. hiçbir faydası yok gerçekten bu tarz nefretlerin. Ayrıca da 10 küsür milyon kaçak sığınmacı problemimiz var. Kusura bakmayın. Ben Kürtlerle kavga edemem yani. Çok doğru. Çok doğru. Birleşip kavga etmemiz gereken daha önemli problemlerimiz var diye düşünüyorum ben. Ya o kadar doğru ki bu söylediğin. Yani burada bir farkındalık geliştirilemiyor olması, hatta tam tersine toplumun yarısının Kürt düşmanlığı üstünden mobilize olabilmesi korkunç ya. Ya 10 milyon kayıtsız adam gelmiş. Doğrudan senin ülkende muhalefetin yani demografik olarak değiştirilmesi amaçlanıyor. Hani isyan etmesin toplum, hakkını aramasın, itaatkar şeriatçı yığınlar getirelim buraya deniyor. Buranın iki yerli hakim kültürü, yani en kalabalık iki kültürü, Türklerle Kürtler, bunu görmüyorlar, birbirleriyle kavga ediyor. Yani böyle bir kafa olabilir mi? Ama şunu söyleyeyim, Kürtler gördü arkadaşlar, seçim sonuçları onu gösteriyor. Gidip %70-80 CHP'yi verirken hiç çekinmediler. Ama bazı insanlar Kürtlerin daha büyük düşman olduğunu düşündü. Yani dışarıdan gelen işte şeyden daha büyük bir sorun olduğunu düşündüler. Bunun üstüne düşünmek lazım. Yani. Evet. Ne? Emre demiş ki temelde sorunun kimlikler üstü sınıfsal temelde kavranmaması problem yaratıyor. Bartu hocam ne düşünür bilmem diyor. Çok Sınıfsal, doğru. ben fikrimi söyleyeyim yine sözü sana bırakacağım. Sınıfsal temelde kavruyoruz aslında. Ben de öyleyim. Bartu da öyle. Fakat bu sefer şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Sınıfsal temelde kavruyorum ben. Bu sefer birileri diyor ki o kaçak sığınmacı göçmenler senin sınıf kardeşin diyor ya.
Ya benim nereden sınıf kardeşim oluyor onlar arkadaşım? Ben buna da uyuz oluyorum. Bu lafı duymaktan da artık uyuz oluyorum. Benim nereden sınıf kardeşim oluyor onlar? Başka bir kültür, başka bir kafa yapısı, kaçak yollardan geliyor. Burada ne yaptığı belli değil falan. Kusura bakmasın kimse, ben onları sınıf kardeşim olarak göremiyorum. Ama ben kendi ülkem içerisinde olan biten şeyleri, evet, sınıf meselesi üstünden şahsen kavruyorum. Sen ne diyorsun Bartu? Arkadaşlar şöyle, şimdi iklim krizi falan da yaklaşıyor. Bu yeni bir sorun. Bu önce şunu tespit edelim. Göçmenlerin burada olmasının sorumlusu göçmenler değil. AKP'nin Suriye politikası. Ya orada rejim değiştirmeye çalıştıkları için milyonlarca insanı zorla buraya soktular. Şimdi demografik yapı değiştirmeye çalışıyorlar. Burada şunu söylemek saçma tabii. Onlar senin sınıfına, hadi ya cihatçılar geliyor Antep'e. Doğrudan üsler kuruyorlar mesela. Burada bir sürü İslamcı terör örgütü falan filan var. Nereye sınıf kardeşim? Böyle bir şey yok. Buradaki sorun şu. Sizin ülkeniz arkadaşlar bir geri kabul anlaşması imzalamış. Demiş ki sen bana parayı ver, ben bunları burada hapishane gibi tutarım demiş. Bunu senin hükümetin demiş. Almanya gibi ülkeler, tam İngiltere, tampon devletler yaratıyorlar etrafında kendine. Ve dikkat edin, bunu en milliyetçiyim, en muhafazakarım diyen hükümet yapıyor. Daha doğrusu milliyetçiyim diyen. Onun milliyetçi ortağı da var biliyorsunuz. 10 milyon sığınmacının Türkiye'de kalması için para alıyor adamlar ya. Bunun aynısını Ruanda yapıyor mesela. Bir kısmını Kuzey Afrika Cumhuriyeti yapıyor. Bir kısmını Orta Afrika Cumhuriyeti, bir kısmını Libya yapıyor. Avrupalı devletler biz her yeri parçalayalım, rejim değiştirelim ama bunun sorunlarıyla hiç uğraşmayalım diyorlar. Gidip kendilerine işbirlikçi yapılar buluyorlar. Bunlara parayı veriyorlar, hapishane gibi tutuyor. Dolayısıyla önce bunu söylemeniz gerekiyor siz. İkincisi, şimdi mesela Türkiye İşçi Partisi'nde kendi programında geri kabul anlaşmasının iptali var. Ben de aynı fikirdeyim. Geri kabul anlaşması bir Sevr gibi bir şeydir o. Ya burayı komple Araplaştıracak, Türk ve Kürt kültürünü ortadan kaldıracak bir noktaya doğru gidiyor mu? Tamamen Bangladeş, Pakistan gibi bir şey olacak bu iş. Bunun önüne alınmazsa. Dolayısıyla CHP'nin en büyük hatalarından biri biz bu sığınmacıları geri gönder, yani ülkelerine göndereceğiz demesi. Halbuki aç sınırları Avrupa'ya göndereceğim demen gerekiyorsa, onlar kendi koşarak gider zaten. Kendini CHP'ye oy verirler diye. Yani. Öyle bir şey yapılacak olsaydı. Bence en temel hatalardan biri. Dolayısıyla AB bunu kışkırtan yapılardan biri. O yüzden sınırlar açılmalı, geri kabul anlaşması iptal edilmeli, bu göçmenler Avrupa'ya gönderilmeli. Ha kendi ülkene dönecek olan varsa onun da koşulları sağlanmalı. Ama şu olmaz arkadaşlar. Kendi ülkenizden 20 yıldır en yetenekli, en seçkin, eğitimli insanları şakır şakır beyin göçüyle gönderiyorsunuz. Yerine dışarıdan zır cahil, vasıfsız, çoban veya topluluklar alıyorsunuz siz. 10 milyon bir de. Yani toplumu değiştiriyorsunuz doğrudan. Ya bu toplumun kendi eğitimsizliğin çomarlığını aşması bile belli bir düzeyde 80 sene sürmüş. 10 milyonu nasıl adapte edeceksiniz? Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bu çok ciddiye alınması gereken bir sorun. Solun yeteri Adapte kadar olmak kafir. falan da istemiyorlar zaten. Yok canım, ben Gördüğümüz şunu söyleyeyim. kadarıyla. Sol da problemli bu konuda. Bak gene Türkiye İşçi Partisi en hamleyi yaptı. Dedi ki yok, iptal edeceğiz, yollayacağız dedi. Yani açacağız en azından. Kalan kalsın dedi, ben ona itiraz ettim. Doğrudan rapor da yazdım. Dedim ki bu kalan kalsın ifadesi doğru değil. Bu insanlar burada kaldığı sürece burada ırkçı hareketleri beslerler bak. Evet. Türkler için de Bunun faşist önünü parti. alamazsın. Yani Aynen öyle. bu büyük sığınmacı meselesinden önce de bizim memleketimizde her zaman mülteci vardı, sığınmacı vardı, kaçak gelen hep vardı. Ama sayıları bu kadar artıp bizi korkutur hale gelmemişti. Tabii. Ruslar var, Gürcüler var, Ermeniler var, bir sürü milletten sığınmacımız her zaman vardı. Bir de şu Ya. var, yani belli türde sığınmacılar pıt hemen ertesi gün geri şutlanıyor ülkelerine. Niye Tabii. acaba yani? Aynen öyle. Bak mesela. Bazılarını hemen geri gönderiyoruz. Geri Bak İran'da. gönderdiklerimiz cihatçı falan değil yani. Aynen öyle. Yani İran'da mesela bak, kocasının öldüreceği kadın direkt yolladılar. Kafasını kesti kadının sınırda, değil mi? Bak Şii olunca o kadar almıyor. Eşcinsel olunca İran'dan gelen bir şekilde bunları atayım diye uğraşıyor. Yani Ama olay maalesef. ya cihatçı, işte İslamcı bir siyasetin destekçileri olunca 10 milyonunu almaktan çekinmiyor. Ve bunu size karşı yapıyorlar. Bu çok net bir ifade yani. Buradaki kültürleri ben sileceğim. Hepsi ümmet olacak diye düşünüyorum. Ya bu kültürlerin hepsi silinecek. Kafa yapısı bu. O yüzden ben çok ciddiye alınması gereken bir soru. Bir de şunu söylemek istiyorum az önce dediğim gibi. Yoğun sığınmacı nüfusu yüksek olursa buralarda hep faşist partiler çıkar. Bak yani adını vermeyeceğim bir partinin çıkması tesadüf değil. Buradan devlet bir dizayn kazanmış oluyor. Siyaseti hep sağda ve aşırı sağda tutabiliyor. Ona Bak rahmet okutur, partiler çıkar. aynen öyle. Bak İtalya'da Rahmet bak okutur. faşistler geldi iktidara. Kimse konuşmuyor. İtalya'da doğrudan Mussolini çizgisinde bir hareket ya. Niye geldi? 3 yıldır 1 milyon sığınmacı gitti çünkü İtalya'ya bildiğim kadarıyla. O yüzden Almanya'da gene AfD yükseliyor mesela. Başka bir aşırı sağcı hareket yükseliyor. Nerede göçmen yollarsan orada faşistler kazanıyor, değil mi? Ya böyle bir mekanik varken neden burada kalmasını savunasın ki sen 10 milyon? Bir de senin dediğin gibi ya biz arkadaşlar şunu tespit edeyim.
Biz öyle böyle kendi aydınlanmasını sağlayabilmiş, öyle böyle Tanzimat'tan beri modernleşebilmiş bir toplumuz. Kim ne derse desin bir şekilde batılılaşmışız. Genel olarak seküler bir yaşam tarzımız var, İslamcımız dahil. Onu da söyleyeyim. Ama bu ülkelerden gelenler baya selefi kültürlerde yaşıyorlar. Yani özellikle Afganistan, Bangladeş, Pakistan bunlar ne ya? Ya bunların içlerinde bize gene en yakın Suriyeliler ya. Hani onların dahi bence gitmesi gerekir. Fakat aralarında gene görece modern, laik devlette olanlar onlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kim kendi tartışmalı olarak görülen başka ülkeler tarafından sınırını Arap yerleştirir 10 milyon ya. Hatay'a, Bitlis'e, oraya buraya falan. Bu çok kötü olur arkadaşlar. Bu bizim sınıfsal olarak ortaklaşmamızı da engeller. İnsanların etnik kimliklerini daha da öne çıkartacak, daha da büyük bir etnik çatışmaya sürükleyecek bir şeydir bu. Bizim acilen bir de altın çizelim. Türkler ve Kürtler olarak çok hızlı bir şekilde ortaklaşıp bu soruna dair ortak tavır almamız gerekiyor. Burası bizim ülkemiz. Biz kendi ülkemizi özgürce yaşamak istiyoruz diye. Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde dediği gibi. Belki tek doğru tespitlerinden biri oydu. Gitti sınıra dedik kardeşim bu böyledir. Biz burada özgürce yaşayacağız. Kusura bakmayın. Bu ülkenin size komple bakacak bir kaynağı yok. E yoksa hemen o anlaşmanın iptal edip bu insanın Avrupa'ya gönderilmesi gerekir. Benim diyeceğim bu. Evet, seçim sonrası ve herkesin aklında hala bunlar dönüyor. Seçim sonrasında işte muhalif olan insanlar da böyle depresyona benzer. Hatta ben yas sürecine benzetiyorum. Böyle çok sevdiğin bir insanın kaybedilmesi sonrasında hissedeceğin türde şeyler hissediyoruz. Toparlanmamız biraz zor oluyor arkadaşlar. Hepimiz, inanın hepimiz aynı duygular içerisindeyiz. En apolitik dediğiniz insan bile duygusal olarak hassaslaşmış durumda. Yani konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz bazı şeyleri artık hayatımız el verdiğince. Aynen öyle. Neyse, iyice güncel siyasete çevirmeyelim meseleyi. Tabii Yani canım. Başka ya soru soran varsa ben yine yanıtlarım. Sorun tabii değil tabii yani sonuçta sen de siyasi fikirlerini apaçık yani. söyleyen bir insansın, ben de. Ama hani ne bileyim, çok da güncel siyasete Tabii girmeyelim yani diyorum yani, çok hani isim isim. fazla değil. Ama genel tavrımız belli zaten ve tavrımız da aslında ideolojik bile değil aslında, yani bazı açılardan. Ortada bir ciddi tehlike var, tamam mı? Hangi ideolojiden olursan ol, onu görmen lazım yani. Çünkü herkesi tehdit eden bir durum var ortada. Evet, eklemek istediğim bir şeyler varsa Bartucuğum ekle. Yayın 3 saate erişmek üzere. Evet ya. Yani Böylelikle yavaş yavaş kapatalım. çok da söylenecek bir şey yok Ceren aslında. Ya yani kitabı beğenmene çok sevindim. Beni buraya konuk etmene çok mutlu Çok oldum. çok Çok da... güzel. Ben Türk Mitoloji Atlası'ndan daha çok sevdim bu Bunu kitabı. duyduğuma daha da sevindim. Evet, gerçekten. Yani şöyle işte bir şekilde o eski Türk imgesini estetik olarak toparlamak lazım. Bunu da hem yorumlayarak hem de uluslararası trendlere, uluslararası çağdaş hani bu kültür endüstrisine temas ederek yapmak gerekiyor. Benim en büyük ilham kaynaklarım aslında Witcher'la God of War'du bu konuda. Çünkü onlar çok sağlam yaptılar yani. Can zaten bahsediyor sürekli. God of War baksana yani bir tane Yunan karakterle İskandinav mitolojisinde tanıttı, Yunan mitolojisinde tanıttı. Muazzam bir şey yaptı yani. Müthiş bir hizmet yaptı ve bunların hepsi kendi yorumlarını ekleyerek yaptılar. Hiçbir zaman tarihe %100 aynı olsun falan değil. Önemli olan karizmatik olması, bir otantik bir öz barındırması ve evrensele temas etmesi. Bunların hepsini yaptığınız takdirde arkadaşlar bir marka yaratmış oluyorsunuz ve sizin kültürünüz sempati topluyor, tartışılmaya başlanıyor. En büyük örneklerden biri şeydir mesela. Kingdom Come diye bir oyun yaptılar bundan yıllar önce. Kumanlar vardı, Kıpçaklar yani. O kadar karizmatik bulundular ki bir sonraki yıldan itibaren bütün oyunlara kumanları koymaya başladılar. Sanki başka bir ulusmuş gibi. Yani Age of Empires'ta varlar mesela, işte Total War'un başka serilerinde varlar falan. Bir anda hani bakın yapabiliyorsunuz. Yeter ki karizmatik bir figür yaratabilin. O anlamda ben eski Türk portrelerinde hani bir taraftan da oyun sektörünü model alsın diye yaptığım şeylerden biriydi. Yani dışarıdan birisi neymiş lan bu eski Türkler dediğinde şey yapmasın. Böyle saçma sapan daha karikatürize vasat, bayağı bir iş yapmasın. Daha karizmatik tiplemeler bulunsun ve bunların arasında kadınlar da olsun diye. Özel olarak bunu yapmıştım. Ülke içine yönelik tespit ise daha çok dediğim gibi siyasal İslam'ın bir estetik kurgulaması var. Onun önüne almamız gerekiyor. Bir bellek silme operasyonu var. Sildirtmememiz lazım. Hatırlarsak kazanırız çünkü bu anlamda. Bir de dediğim gibi kadınlara tamamen kapatılan bir alan var tarihte. Sen kendin zaten onun içinden geliyorsun. O alana biraz kırıp şeyi açmak gerekiyor bence. Çağdaşlaşmaya açmak gerekiyor. O bakımdan belki kimsenin adını bile duymadığı kadın hükümdarların bazıları menkıbeyi bile olsa doğrudan koydum oraya hikayelerle beraber. Umarım insanlar umutlanır bunu okuyarak. Öyle söyleyeyim. Başka bir yaşam biçiminin bir zamanlar mümkün olduğunu ve
yeniden mümkün olabileceğini daha iyi bir şekilde, daha modern ilkelere, ölçütlere uygun bir şekilde var olabileceğini görürler. Bu şekilde umuyorum. Subutay super chat atmış. İskandinav Slav Türk şamanizminin bağı ne demiş? Ben şunu söylesem İskandinavlarla olur bir bağımız var mı acaba? Yani acaba. mu? Ay, Subutay selam diyorum önce. Subutay ne oyan değil mi o? Evet. Ya sana yazıyorum Subutaycığım, Patreon'dan görmüyorsun ya. Onu sana bir söyleyeyim. İskandinav şamanizmiyle şöyle bir bağı var Cerem. Atlas'ta bir tane makale vardı bu konuda. Çok üstünde durulan bir konu. Yıllar boyunca şu tartışıldı. Şimdi diğer Cermen mitlerinde bu kadar yoğun bir benzerlik yok. Fakat özellikle İskandinav Cermenlerinde, yani İskandinavya'dakilerin kendi mitoslarında Sibirya ile çok büyük ortaklık var, konseptleriyle de aynı şekilde. Kahramanlık düzeyinde böyle tanrıların kendi görünümleri, insan biçimli olmaları, işte simgeledikleri bazı şeyler falan. Lan bu nereden geliyor diye bayağı bir tartışıldı. Ondan sonra ortaya çıktı ki Samiler diye bir toplum var. Sibirya'dan birkaç bin yıl önce gitmiş, İskandinavya'ya yerleşmiş. Onlar bir Sibirya şamanizmi uyguluyorlar kendi içlerinde. Bunu doğrudan Sibirya geçirmişler halkı kendi çünkü. toplumuna. Aynen öyle. Mesela bunların Skald adı verilen ozanları ve kehanette bulunan şeyleri, işte kemik falı bakmaları, İskandinav şamanizmi olarak bilinen şaman tiplerinin ortaya çıkması, kadın büyücülerin olması, onların başka bir adı vardı da unuttum şimdi. Mesela şey çok komiktir, bak bunu bilmiyor insanlar. O kadar enteresan ki. Odin var ya, Odin'in büyük gücünü kadınlardan aldığı düşünülüyor. Kadınlığın sırlarını bildiği için büyü yapabildiği söyleniyor. Hatta Odin'i bir erkekle sevişirken gösteren tablolar falan var. Biliyor muydun? Yani eşcinsel ilişki içerisinde görünüyor yani. Başka bir erkekle falan. Ya kadın gibi davranıp, kadın gibi yaşayarak kadınların büyü gücüne kavuşuyor yani. Böyle enteresan Tam muhabbetler Sibirya var. kafası. Aynen. Transseksüellik var ya, şey, simgesel transseksüellik. Bu İskit enarelerinde de var, o İskit şamanları, enareler. İşte şey, Yakut Sibirya şamanında Türkler mesela erkek şaman kadın vasıfları koyar kendi üstüne. Mesela yapay göğüsler takar, uzun bir etek Ruhları giyer. kadın olduğuna inandırmaya çalışır ki büyüsü Aynen tutsun. Ayini öyle. tutsun. Çünkü kadın şamanlar erkek şamanlardan her zaman daha güçlüdür. Bu arada Subutay, sen bu kanalın da eski takipçisisin. Sibirya'dan Balkanlara Şamanlar ve Cadılar serimizi bilmiyor musun bebişim? İlk iki Evet. cildinde bütün sorularına cevap bulabilirsin. Mükemmel bir Ayrıca değerlendirme. Ekim-Kasım gibi en geç Vikingler ve Türkler steplerde karşılaştı mı? Karşılaştıysa bir kültür alışverişinde bulundu mu konulu bir kitap yayınlayacağız Pinhan'dan. Onu da bekleyin Mükemmel bir arkadaşlar. haber gene her zamanki Evet, gibi. çok güzel bir kitap. Süper. İnşallah aldık telif hakkını. Bir arkadaş da çevirmeye başlayacak. Çok harika bir çevirmenimiz var. İnşallah en geç Ekim-Kasım gibi raflarda olur. Şey de çok enteresan bak. Bazı karakterlerin artık yorumları değişti. Mesela Loki'nin bir tanrı olmadığını biliyoruz artık. Bu şeyi Öyle takip mi? etmiş. Evet. O Loki hiç daha bilmiyorum. sonra bu Snorri Sturluson'dan sonra, yani 13-14. yüzyıldan sonra Hristiyanların onu Lucifer'a benzetmesi, şeytana benzetmesi yüzünden o kadar karalamışlar ki ayrı bir tanrıymış gibi görünüyor kaynaklarda. Çünkü o ayrı bir tanrı, kötü tanrı. Giderek şeytan olarak addedilmeye başlanıyor bazı yerlerde. Fakat bak sıkı dur. Loki'nin ilk tasniflerini yaptılar. Hiçbir yerde tapınılmadığı ortaya çıktı. Çünkü bir tanrı değil, Loki bildiğin şaman. Şöyle, hikayenin içerisinde bir Kara şamanın şaman başına mı? geliyor. Tabii. Şöyle çünkü şekil değiştiriyor. Yeraltı alemlerine gidiyor. Tanrılarla doğrudan konuşuyor. Tamam, düzenbazlık yapıyor. Ve tanrıları birbirine düşürerek kendi sorunu çözüyor. Bu Türk şamanı. Şamanı ya, bayağı bildiğin Tabii. dümdüz. Aa. Yani şöyle, işte onun bir tür Sibirya'daki kara şamanlara benzer şaman oldu. Ve hikayede aslında kişinin uzantısı gibi. Yani dinleyicilerin uzantısının Loki olduğu tartışılıyor. Çünkü şöyle bir durum. Odin'le, Thor'la, Sif'le, diğer toplulukların işte tanrılarıyla birbirlerine düşürüyor. Kendi alacağı şeyi çözüyor, çıkıyor. Şimdi bu şamanlarda da vardır. Diğer boyutlara geçer, tanrılarla pazarlık eder. Mesela erlikten ruhlar kaçırır. Tabii. Erliği başka bir şeyle oyalar. Erliği sarhoş eder. O sarhoşken arkadan ruhu kapar kaçar falan. Tipik aynı mevzular var. O beni çok etkilemişti mesela. Sami şamanizminin bu uzantısı o Laponların direkt. Peki ben sana bir fikir vermek istiyorum canlı yayında şu anda. Tabii. Aklıma geliyordu da. Şimdi ben bu bizim seri, bu Sibirya'dan Balkanlara serisinin şamanizm ve İslam cildi için bir makale çevirdim. Robert Dankoff makalesi. Evliya Çelebi'nin araştırmacısı özellikle, ama adamın doktora tezi zannediyorum, yanlış hatırlamıyorsam, Divanı Lügatı Türk üzerine. Divanı Lügatı Türk'te çizilebilecek o kadar küçük minik detaylar var ki. Orada sahneler anlatılıyor.
Mesela Yada Taşı ile ilgili sahneler var. Bartu keşke o sahneleri çizsen ya. Nasıl olur acaba ya? Ya şöyle işte, ben bazen eserlerin hacimlerine bakıyorum. Dediğin çok doğru. Yani Gerçekten. ben sana tek tek bulurum gerekiyorsa. Çizilebilecek sahneleri tek tek bulur çıkartırım. Acaba ilgini çeker mi? Şöyle oluyor Ceren, şimdi bu projelerin altında şimdi bunlar büyük sahneler oluyor. Altından kalkmak çok zor olabilir diye düşünüyorum ya. Projeleri böyle Ufak biraz. ufak başlasın. 5 yıl sonra çıksın. Bekleriz biz yani. Olabilir. 5 yıl sonra Ya en çıkacak. sonunda ben çizeceğim. Ben çöp adam zor çiziyorum. En sonunda ben çizeceğim bunları Sen yani. onun da altında kalkarsın Yap bence ya. be, nerede kalkacağım Ağlamaz. ya. Uf, en son Benim çizdiğim şey üniversite yıllarımda böyle kendime etek, pantolon falan çiziyordum. Onları dikiyordum sonra. En çizdiğim bu yani. ya şöyle Ama işte siz bu mesela işlere girmezseniz ben gireceğim artık. ya Ülgen'in de mesela ben iki tam sayfa bazı eskizlerini aldım atıyorum ama onları yapamadım çünkü gerçekten çok çok uzun sürüyor. 2 hafta mesela, bak geçen bir Dede Korkut Rüya Gezgini Korkut diye bir şey yayınladım ben. 2 tam sayfa olacak o. Ya anam ağladı ya. 2 hafta ona renk attım, tekrar 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 böyle eskizlerin içini düzenliyorsun falan. Çok yoğun oluyor bazı yerlerde ya. Ama birkaç yıl sonrası için düşünülebilir kesinlikle. Dediğim gibi. Konuşalım ayrıntılarını. Evet, diğer çizer arkadaşlara da fikir olsun. Divanı, lügatı, türkü bulun. İnternette ücretsiz de bulabilirsiniz. Eski TTK basımlarını piyasada da bulabilirsiniz. Çizilmeye değecek, çizilmeyi hak edecek çok maddesi var. Öyle söyleyeyim. Biraz inceleyin derim. Posterler ne zaman çıkacak? Bartu diye bağırıyor Berkant. Ya arkadaşlar, o kadar şey yapamadım ki, posterlerin basım hakkı şu an şeyde, Ankara'da Maarif Modern galerisinde. Onlarla iletişime geçerek doğrudan şey yapabilirsin. Sahaf aynı zamanda. Maarif Sahaf diye de geçiyor. Onlar çok sağlam kağıtlara basıyorlar. Bu arşivlenebilir pigment baskı şeklinde. Ben hayatımda o kadar iyi basım görseller görmedim. Hatta sergide kendi yaptığım resim bana daha şey geldi. Yani basıldıktan sonra daha etkileyici, daha derinlikli görünüyor. Çünkü o kağıtlar farklı bir şeye sahip, yapıya sahip. Siyah mesela böyle bir şey gibi, girdap gibi yansıtıyor böyle bildiğin. Siyahın içerisinde böyle kayboluyorsunuz. O açıdan gayet güzel olabilir. Ama böyle Patreon üstünden beri posteri kurgulamaya çalıştım ama o pek çalışmayacak gibi görünüyor ya. Bay Siz ne diyorsunuz? Gözlüklü demiş ki bu adamın bir yere kapatılıp yemeği suyu verilerek her işi karşılanarak çiz anam çiz babam yaptırılması lazım. Şu an kendi kendime onu yapıyorum arkadaşlar. Zaten 7 yıldır hiçbir şey yapmadım yani evde. Sadece yemek yiyip, su içerim, çizim yapmak dışında bir şey yapmadım. Zaten bana da şey diyor, abi bir dinlensene ya, her yıl kitap çıkarıp vuruyorsun falan Dinlenme filan. dinlenme gençsin. Şimdi Aynen, enerjim var. ben de öyle diyorum. Yani şu an bir dinlenirsek, biraz şey, frene basarsam iptal oluruz arkadaşlar. Çok hızlı gidiyorum çünkü. O yüzden Muzaffer Bey de demiş ki Çanakkale Destanı da güzel bir proje olmaz mı? Atamız, Mehmetçik, Anzaklar yurt dışından da ilgi görür. Yapıldı mı bilmiyorum demiş. O da güzel olur Suat doğru. Yalaz yaptı onu. Suat Yalaz çok güzel çizdi. Ben de Elveda Güzel Vatanım zamanında Meşrutiyet ve İttihatçıları çizdim arkadaşlar. Zaten oraya bir meylim ve şeyim vardı. Çıkış eserim oydu Ahmet Ümit'le beraber, öyle söyleyeyim size. O yüzden şey, evet olabilir. Mutlaka yapılmalı. Ben mesela Atatürk'le ilgili bir şey çizeceğim. Ölmeden önce mutlaka yapacağım şeylerden biri Atatürk projesidir yani. Çizim için dijitalde ne kullanıyorsunuz diye sorulmuş. Clip Studio Paint diye bir program var arkadaşlar. Manga Studio Pro diye geçiyor diğer adı. Daha çok Japon anime çizerlerinin ve çizgi romancıların özel kullandığı bir program. Japon üretimi zaten. Ben onu kullanıyorum. Eskiden Photoshop kullanmaya çalıştım. Çok ağır ve hantal bir programdı. Yani kullandığım hacim %5 olduğu için %95 çok ağır geliyordu. Onun upgrade'leri bilmem ne sıkıntı falan. Clip Studio ile bütün kitaplarımı çıkardım ben. Öyle söyleyeyim size. Gayet iyi yani. Ben tavsiye ederim. Hatta eğer Apple kullanmıyorsanız tek seferde aldığınızda da şey oluyor. Hayatınız boyunca programı kullanabiliyorsunuz. Ekstra ekstra para ödemiyorsunuz. O açıdan da güzel. Adobe gibi değil yani. Gayet iyi. Hazar Çatak Süper Çetin için teşekkür ediyoruz. Ben çizerim demiş ve gülmüş. E sen başla hadi. Hazar çok iyi bu arada. O da Öyle şey, mi? Çizer tabii zaten tabii galiba. Sen Hazar tanıyorsun Çatak sanıyorum kendisini. o da Türk tarihi çiziyor. Ve şey, mesela geçenlerde bir Selçuklu kumandanı çizdi. Mükemmel çizdi yani. Çok sağlam. Hazar Gerçekten. Çatak Instagram'ın var mı? Hemen seni stalklayalım. Var var. Hazar Çatan Instagram'ı var. Hazar Çatak Instagram. Ben de Bak. arada paylaşıyorum zaten Hazar'ı. O da mesela o şey, daha böyle tarihsel verilere bağlı kalarak çizmeye çalışan bir ekolden. Bayağı iyi gidiyor. Kendini çok iyi geliştirdi yani son Hazar bir şey. Çatak. Hazar Çatak Art galiba. Evet, odur büyük ihtimal. Tamam. Abi de takip ediyormuş. Hazar. Oo, çok iyi.
İyi gayet. Yani alttan da iyi çizerler yetişiyor. Öyle söyleyeyim. Maşallah. Hatta benim gördüğüm en iyilerinden Linkini biri. paylaşıyorum chat'te arkadaşlar. Bakar olun. Arkadaşımız bayağı iyi işler Hatta şey çıkartıyor. Moğol istilası dönemlerini falan çiziyor Hazar daha çok. Yani Moğol savaşları, Selçuklular falan daha çok 1200'ler, 1300'ler gibi bir şeyde gidiyor. Beğendim. Gökhan Akay Yıldız grubunu hoş geldiniz. Diğer üyelerimize de bakalım. Selver S. Güneş grubunu hoş geldiniz. Diğer üyeleri henüz göremiyorum. Sizler de hoş geldiniz. Bizim kitapların çizimleri de Sibirya'dan Balkanlara serisinin Ebrahel Lurci çizeri. Evet. Evet, Hazar Bey'i de takibe alın. Başka çizer arkadaşlar varsa onlar da Instagram profillerinin linklerini videoya yorum olarak bıraksınlar. Özellikle böyle tarihi, mitolojik çizimler yapan arkadaşlar bırakabilirler. Evet, 3 saattir yayındayız Yani seninle 13 saat de olsa konuşurum bence ben ya. de aynı şekilde ama yoruldum ya. Aynen. Yoruldum. Şöyle yapalım. Birkaç hafta sonra tekrar bir araya gelelim. Olur Ne ne zaman diyorsun? istersen. Çok Bizim iyi olur. konumuz bitmez. Çok çeşitli konular hakkında konuşabiliriz Bartu'yla. Tabii canım. Bir iki Zaten hafta sonra tekrar bir araya gelelim. şey ya şu an kitap üstüne konuştuk ya mesela. Normalde bak geçen yayını muhabbet etmişiz ya sen. O muhabbet daha fazla izlenmiş. 105 bin mi ne olmuş? Bayağı bir izlenmiş. Evet, Hatta bayağı sevildi. herhalde kesip atıyorlar sağa sola onu görüyorum mesela. Bu şeyi çok beğenmişler. Neydi ya? Sana bahsetmiyor şu tarihin gördüğü manyak herif diye Moğolistan. Ha evet ya aman. Bizim izleyici de gider nerede bir manyak var onu beğenir sever. Roman Zaten. Nikolayevich von Ungern-Sternberg arkadaşlar evet ya manyak. Ama şey hakikaten enteresan muhabbetler dönüyor. O yüzden bence de öyle yapalım güzel olur. Ben de bu aralar zaten full canıyız diyorum. Öyle Sabahtan mi? Diablo şeyi oldu aynen ya. Daha artık şey böyle siyaset izlemek istemediğim için bir süre full cana sardım. Ama adamın bütün mimiklerini şeyini ezberledim yani. Ne yapıyorsa bütün program önümde. Öyle söyleyeyim sana. Evet, biz yayıncılar olarak sizlere alternatif yaratmaya çalışmaya devam ediyoruz. Yayını beğendiyseniz, videomuza bir like atarsanız çok seviniriz. Fikirlerinizi paylaşmak isterseniz ve kanalı desteklemek isterseniz videomuza yorum yazabilirsiniz. Abone olabilirsiniz, burada bizlerle kalabilirsiniz. Başka yayınlar da ilginizi çekebilir. Canlı yayın bildirimleri almak isterseniz zile basabilirsiniz. Bugün aramıza katılan yeni abone arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İnşallah kanalı sever ve burada kalırsınız diyoruz. Bartucuğum ağzına sağlık diyorum. Yayını kapatıyorum. Sen hemen ayrılma. Zoom'da bir elvedalaşalım. Ondan sonra şey yaparız. Güle güle. Arkadaşlar çok teşekkürler. Görüyorum sayıları. Hepiniz keyif alarak burada kaldınız 3 saat boyunca. Çok sağ olun. İnşallah 1-2 haftaya yeni bir sohbetle Bartu ile karşınızda olacağız.